Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. İkna Jane Austen Seslendiren Seval Delikara 1. Bölüm Somersetshire'daki Kellynch Malikanesi'nin sahibi Sir Walter Elliot, hoşça vakit geçirmek istediğinde eline Barnettage'den başka kitap almazdı. Bu kitapla boş zamanlarında oyalanır, sıkıntılı zamanlarında avunurdu. İlk verilenlerden geriye kalan sınırlı sayıdaki unvan belgesi üzerinde düşünüp taşınırken, İçinde hayranlık ve saygı hisleri uyanır. Geçen yüzyılda yapılmış olan sayısız atamayı incelerken de ailevi meselelerin yol açtığı her türlü istenmeyen duygu doğal bir biçimde yerini acıma ve küçümsemeye bırakırdı. Diğer sayfalar işe yaramasa bile kendi geçmişini her zaman hiç tükenmeyen bir ilgiyle okuyabilirdi. En sevdiği kitabın ilk önce hep şu sayfasını açardı. Kellen Chimalikanesinin sahibi Eliot, Walter Eliot, 1 Mart 1760'da doğdu. Gloucester bölgesindeki saat Park'ın sahibi James Stevenson kızıyla 15 Haziran 1784'te evlendi. 1800 yılında ölen bu kadından olan çocukları, 1 Haziran 1785 doğumlu Elizabeth, 9 Ağustos 1787 doğumlu En. 5 Kasım 1789'da ölü doğan bir erkek çocuk ve 20 Kasım 1791 doğumlu Meridir. Yayıncının elinden çıkan özgün paragraf aynen böyleydi. Ama Sir Walter kendisi ve ailesi için Mary'nin doğum tarihinin yanına 16 Aralık 1810'da Somerset bölgesindeki Upper Crosby'i Charles Musgrove'un oğlu ve varisi olan Charles'la evlendi ifadesini ekleyerek ve karısını kaybettiği tarihi ayıyla günüyle tam olarak not düşerek bu paragrafı genişletmişti. Ardından gelen bölümde bu köklü ve saygın ailenin tarihçesi ve yükselişi alışılagelmiş şekilde anlatılıyordu. Cheshire'e ilk yerleşmeleri, Dugdale'de adlarından nasıl söz ettirdikleri, bir ilçeyi parlamentoda peş peşe üç dönem temsil etmeleri, gösterdikleri bağlılıklar, 2. Charles'ın tahta çıktığı yıl baronet unvanıyla onurlandırılmaları, evlendikleri bütün Meriler ve Elizabethler hep birlikte iki düzine sayfayı dolduruyor. Aile armaları ve asıl ikametgahları Somerset eyaletindeki Kellynch Malikanesi sloganıyla sona eriyordu. Bitiminde yine Sir Walter'ın el yazısı yer almaktaydı. Olası varis, İkinci Sir Walter'ın torununun oğlu Bay William Walter Elliot'tır. Sir Walter tepeden tırnağa kibirle doluydu; görünüşünden ve toplumsal konumundan duyduğu kibirle. Gençliğinde dikkat çekecek kadar yakışıklı bir adamdı. 54 yaşında da hala hayli hoş sayılırdı. Kadınlar arasında bile onun kadar kendini beğeneni zor bulunur. Efendisi yeni lord olmuş bir uşak bile toplumdaki konumundan onun kadar hoşnut olamazdı. Güzellik nimetinin yalnızca baronetlik nimetinden daha değersiz olduğunu düşünürdü. Duyduğu en derin saygı ve bağlılığın değişmez nesnesi her iki nimeti de şahsında toplayan Sir Walter Elliot yani yine kendisiydi. Yakışıklılığına ve toplumsal konumuna düşkünlüğü tek bir açıdan haklı görülebilirdi belki hak ettiğinden çok daha üstün kişiliğe sahip bir kadınla evlenmesine bunlara borçlu olsa gerekti. Lady Elliot anlayışlı, cana yakın, kusursuz bir eş olmuştu. Lady Elliot olmasına yol açan gençlik aşkı hoş görülecek olursa daha sonrasında anlayış gösterilmesi gereken hiçbir kararı ve davranışı olmamıştı. 17 yıl boyunca kocasının kusurlarının ya üzerinde durmamış ya da onları yumuşatmış, gizlemiş ve onun saygınlığını ön plana çıkarmıştı. Dünyanın en mutlu insanı olmasa da görevleri, dostları ve çocuklarında onu hayata bağlayacak, onlardan ayrılma vakti geldiğinde bunu kayıtsızlıkla karşılayamayacak kadar çok şey bulmuştu. En büyükleri 16 ve 14 yaşlarında üç kız çocuğu bir anne için arkada bırakılacak korkunç bir mirastı. Bu çocukları kendini beğenmiş ve budala bir babanın gözetimine ve yönlendirmesine teslim etmek de doğrusu ona yüklenecek korkunç bir sorumluluktu. Neyse ki Lady Elliot'un çok yakın bir dostu vardı. Duyarlı ve değerli bir kadındı bu. Lady Elliot'a bağlılığından ötürü ona yakın olabilmek için Callinch köyüne gelip yerleşmişti. En iyi yardımın verilebilmesi ve kızlarına hevesle aşılamakta olduğu iyi ilkelerin ve eğitimin korunması için Lady Elliot daha çok bu kadına güveniyordu. Eş dost onlardan ne beklemiş olursa olsun Sir Walter'la Lady Elliot'ın bu arkadaşı evlenmediler. Lady Elliot'ın ölümünün üzerinden 14 yıl geçmişti. Onlar hala yakın komşu, sıkı fıkı dosttular ve her ikisi de dulluklarını koruyorlardı. Yaşını başına almış, kişiliği oturmuş ve hali vakti de hali yerinde bir hanım olan Lady Russell'ın tekrar evlenmeyi düşünmemesi, bir kadın tekrar evlenmediğinde değil de evlendiğinde mantıksızca hoşnutsuzluk duyan toplum açısından mazeret gerektiren bir durum değil. Ama Sir Walter'ın hala dul olması açıklama gerektiriyor. Öyleyse söylemek gerekir ki Sir Walter iyi bir baba gibi çok akılsızca girişimlerinin sonucunda mahrem tuttuğu bir iki hayal kırıklığı yaşadıktan sonra sevgili kızlarının iyiliği için bekar kalmış olmasıyla gurur duyuyordu. Kızlarından biri, büyük kızı için gerçekten de her şeyden vazgeçebilirdi ama bunu yapmasına pek gerek kalmamıştı. Elizabeth 16 yaşındayken annesinin tüm hak ve yetkilerini devralmıştı. Çok güzel olduğu ve babasına çok benzediği için de her zaman sözü geçmiş, baba kız hep iyi anlaşmışlardı. Öteki kızları Sir Walter için daha az değerliydi. Charles Musgrove'la evlenince Mary yapmacık da olsa önem kazanmıştı. Oysa en zarafeti ve tatlılığıyla anlayış sahibi herkesin gözdesi olacakken, babası ve kız kardeşinin gözünde bir hiçti. Sözünün hiçbir değeri yoktu. Ona düşen boyun eğmekti o yalnızca En'di. Lady Russell içinse En aslında çok sevilen ve değer verilen bir manevi evlat, gözde ve arkadaştı. Lady Russell kızların hepsini severdi ama yalnızca En'de annesini görebiliyordu. En Anne Elliot birkaç yıl önce çok hoş bir kızdı ama gençliği vaktinden evvel uçup gitmişti. Kızı çekiciliğinin doruğundayken bile onda beğenilecek bir şey bulmakta zorlanan babası, genç kızın ince hatları ve koyu renk gözleri kendininkilerden öyle farklıydı ki, şimdi onun bu solgun ve zayıflamış haline hiçbir hayranlık duyamıyordu. Sir Walter, onun adını en sevdiği kitabın başka bir sayfasında okumayı hiçbir zaman pek ummamıştı zaten. Artık bundan hiç umudu yoktu. Kendine denk biriyle ancak Elizabeth evlenebilirdi. Çünkü Mary Taşra'nın köklü ve çok varlıklı ailelerinden birine gelin gitmiş, bu yüzden de onurlanmaktan çok onurlandırmıştı. Elizabeth er ya da geç uygun bir eş bulacaktı. Bazen bir kadın 29'undayken 10 yıl önce olduğundan daha güzel görünür. Bir hastalık ya da sıkıntı söz konusu değilse genellikle hayatın bu döneminde henüz çekiciliğinden pek bir şey kaybetmez. Elizabeth için de durum böyleydi. O hala 13 yıl önce filizlenen güzel Miss Elliot'tı. Bu yüzden Sir Walter'ın onun yaşını unutması hoş görülebilirdi ya da herkesin güzelliği yok olup giderken kendisinin ve Elizabeth'in her zamanki gibi ışıldadıklarını düşünmesi çok da aptalca sayılmayabilirdi. Çünkü ailesinin geri kalanının ve tanıdıklarının yaşlandıklarını açıkça görebiliyordu. En bitkindi, meri kaba çevresindeki herkesin yüzü eskisinden kötü görünüyordu. Lady Russell'ın göz kenarlarındaki sayıları hızla artan kaz ayakları da ne zamandır üzüyordu onu. Kendini beğenmek konusunda Elizabeth babasıyla pek boy ölçüşemezdi. Kellynch malikanesinin küçük hanımı malikaneyi 13 yıldır yaşından küçük olduğunu hiçbir zaman düşündürtmeyecek bir soğukkanlılık ve kararlılıkla yönetiyordu. 13 yıldır evde konukları ağırlıyor, ev hayatına dair kuralları koyuyor, atlı arabaya önden biniyor, kasabadaki bütün konuk salonlarından ve yemek odalarından Lady Russell'ın hemen arkasından çıkıyordu. Dar bir çevrede düzenlenebilen bütün kayda değer baloları onun açtığına gelip geçen 13 kış tanık olmuş, o babasıyla birlikte her yıl birkaç haftalığına büyük şehrin eğlencelerinin tadını çıkarmak için Londra'ya giderken 13 ilkbahar çiçek açmıştı. Elizabeth bütün bunları anımsıyordu. 29 yaşına geldiğinin bilincinde olmasından kaynaklanan bir takım pişmanlıkları ve kaygıları da vardı. Hala her zamanki kadar güzel olduğu için hoşnuttu. Ama tehlikeli yıllara yaklaştığını da hissediyordu. Ve bir iki yıl içinde baronet soyundan doğru dürüst bir talibi çıkacağından emin olabilse çok sevinecekti. İşte o zaman kitapların şahını yine gençliğindeki gibi keyifle eline alırdı belki. Ama şu anda bunu yapmaktan hoşlanmıyordu. Her seferinde doğum tarihinin yanında kendi evlilik tarihini görmeyip kız kardeşininkini görmek kitabın tadını kaçırıyordu. Babasının masanın üzerinde açık bıraktığı kitabı kaç kez gözlerini kaçırarak kapayı bitmişti. Üstelik bu kitabın... Özellikle de aile tarihinin ona hep hatırlattığı bir hayal kırıklığı da yaşamıştı. Onu hayal kırıklığına uğratan Kellynch'ın olası varisi, Sir Walter'ın hiç sakınmadan arka çıktığı William Walter Elliot'ın da kendisi olmuştu. Elizabeth henüz çok genç bir kızken, kendisinin bir erkek kardeşi olmazsa William Walter Elliot'ın baronet olacağını öğrenir öğrenmez, onunla evlenmeyi kafasına koymuş, Babası da hep bunu yapması gerektiğini sezdirmişti. William Elliot'ı çocukken tanımamışlardı ama Lady Elliot'un ölümünden kısa bir süre sonra Sir Walter onunla tanışmaya çalışmıştı. Çabaları sıcak karşılanmasa da bunu onun gençlere özgü çekingenliğine vermiş, denemeyi sürdürmüştü. Ve Londra'ya yaptıkları bahar yolculuklarından birinde Elizabeth henüz yeni yeni serpilirken Mr. Elliot onlarla tanışmak zorunda bırakılmıştı. Mr. Elliot o zamanlar henüz çok genç bir adamdı. Hukuk okumaya yeni başlamıştı. Elizabeth ondan çok hoşlandı. Böylece onunla ilgili bütün planları da onaylanmış oldu. Onu Kellynch malikanesine davet ettiler. Yılın geri kalanında ondan hep söz edildi ve her an gelmesi beklendi ama o hiç gelmedi. Ertesi bahar şehirde onu yine gördüler. Yine hoşlarına gitti. Bir kez daha davet ettiler. Üstelediler. Ama o yine gelmedi. Sonra evlendiğini haber aldılar. William Elliot, Elliot malikanesinin mirasçısı için çizilen yolda ilerlemek yerine sıradan bir aileden gelen zengin bir kadınla evlenerek bağımsızlığını satın almıştı. Sir Walter buna içerlemişti. Aile reisi olarak kendisine danışılmış olması gerektiğini düşünüyordu. Özellikle de bu genç adamı açıkça damat adayı olarak kabul ettikten sonra. Dediğine göre birlikte görülmüş olmalıydılar. Bir defasında Tedersil'da, iki kez de avam kamerasının lobisinde. Hoşnutsuzluğunu dile getirmiş ancak anlaşılan pek önemsenmemişti. Mr. Elliot özür dilemedi. Sir Walter'ın da düşündüğü gibi artık aile tarafından dikkate alınmaya değer biri olmadığını göstermiş oldu ve aralarındaki bütün ilişki böylece sona erdi. Mr. Elliot'ın şahsından olduğu kadar onun babasının varisi olmasından da çok hoşlanmış olan ve ailesiyle çok gurur duyduğu için Sir Walter Elliot'ın büyük kızı için ancak onu uygun bir eş olarak gören Elizabeth, Mr. Elliot'ın bu yakışıksız hikayesini üzerinden yıllar geçtikten sonra bile hala öfkeyle anıyordu. Elizabeth'in kendisine denk görebileceği başka hiçbir baronet yoktu. Ancak Mr. Elliot öyle rezilce davranmıştı ki şu anda 1814 yazında Elizabeth onun karısı için yas tutup siyah kurdele takıyor olsa da onu tekrar dikkate almayı kabullenemiyordu. William Elliot daha beterini yapmış olmasa Elizabeth onun yaptığı ilk evliliğin utancının üstesinden gelebilirdi belki. Ne de olsa adlarını sürdürecek çocukları olmamıştı ama iyi kalpli arkadaşlarının adet olduğu üzere araya girmeleriyle duyduklarına göre Mr. Elliot daha beterini de yapmıştı. Herkesin hakkında kendi kanından olan insanlar ve ileride kendisine geçecek onur payeleri hakkında küçümseyerek ve aşağılayarak son derece saygısızca konuşmuştu. Bu bağışlanacak şey değildi. Elizabeth Elliot'ın duyguları ve algıları işte böyleydi. Hafifletilmesi gereken sıkıntıları, yatıştırılması gereken heyecanları, hayat sahnesini dolduran tek düzelikler ve incelikler, zenginlikler ve anlamsızlıklar bunlardı. Taşra'daki belirli bir çevrede geçen uzun ve olaysız yaşamına renk katan, ev dışında yararlı alışkanlıkların, evde ise herhangi bir yetenek ve beceri yokluğundan kaynaklanan boşluğu dolduran duygular bunlardı. Ama şimdi bunlara zihnini meşgul edecek yeni bir kaygı eklenmek üzereydi. Babası maddi sıkıntı çekmeye başlamıştı. Elizabeth babasının artık baronikliği esnafa olan kabarık borçları ve vekili Mr Shepard’ın tatsız dokundurmalarını unutabilmek için elini aldığını biliyordu. Keln arazisi iyi durumdaydı, ama Sir Walter’ın anlayışına göre kendine ait bir arazinin olması gerektiği kadar iyi durumda değildi. Karısı hayattayken Sir Walter'ın harcamalarının gelirini geçmemesini sağlayan bir sistem, ölçülülük ve idare hüküm sürmüştü. Ama onun ölümüyle tüm bu sağduyulu tutum son bulmuş, o günden sonra da harcamaları gelirini sürekli aşmıştı. Daha az harcaması mümkün olmamıştı. Yalnızca Sir Walter Elliot'tan ne bekleniyorsa onu yapmıştı. Ama bir kusuru olmasa da borçları kabarmakla kalmıyor bunu öyle sık duymak zorunda kalıyordu ki artık durumu kızından kısmen saklamaya çalışması bile boşunaydı. Şehirde geçirdikleri son ilkbaharda durumu ona biraz çıtlatmıştır. Hatta harcamamızı azaltabilir miyiz? Kısıntıya gidebileceğimiz bir kalem aklına geliyor mu? diyecek kadar ileri bile gitmişti. Elizabeth de hakkını teslim etmek gerekir kadınca bir telaşla hemen ne yapabileceğini ciddi ciddi düşünmüş ve sonunda şu iki kalemde kısıntıya gidilmesini önermişti. Hayır işleri için yapılan bazı gereksiz harcamaları kesmek ve salonu tekrar döşemekten vazgeçmek. Bu önlemlere daha sonra Anne e her yıl götürmeyi adet edindikleri hediyeden vazgeçmelerini de eklemişti. Ancak bu önlemler akıllıca olsalar da Sir Walter'ın çok geçmeden kızına bütünüyle itiraf etmek zorunda kalacağı sıkıntının gerçek boyutu karşısında yetersiz kalıyorlardı. Elizabeth'in daha işe yarar bir önerisi yoktu. Babası gibi o da kendini haksızlığa uğramış ve talihsiz hissediyordu. İkisi de onurlarından ödün vermeden ya da rahatlarından katlanılmaz şekilde vazgeçmeden harcamalarını azaltmanın bir yolunu bulamıyorlardı. Sir Walter arazinin ancak küçük bir bölümünü elden çıkarabilirdi. Gerçi arazinin her karışını satabilecek olsa da bir şey değişmeyecekti. Araziyi son karışına kadar teminat gösterecek kadar düşmüştü ama asla satacak kadar düşmeyecekti. Hayır, adına asla böyle bir leke sürdürmeyecekti. Kelynch malikanesini kendisine bırakıldığı gibi bölünmeden ve küçülmeden teslim etmeliydi arkadan gelenlere. Onlara yol göstermesi için iki güvenilir dostlarına Lady Russell'a ve pazar kurulan komşu kasabada yaşayan Mr. Shepard'a başvurmuşlardı. Baba kız zevklerinden ya da onurlarından vazgeçmelerine gerek kalmadan utançlarına son verecek, harcamalarını kısacak çareyi bu dostlardan ya birinin ya da diğerinin bulmasını bekliyordu. İkinci Bölüm Nazik ve temkinli bir avukat olan Mr. Shepard, Sir Walter'ın üzerindeki etkisi ya da onun hakkındaki düşüncesi ne olursa olsun tatsız konuların başkası tarafından dile getirilmesini yeğlediğinden en ufak bir imada bulunmaktan kaçındı. Yalnızca sonunda uygulanmasını beklediği kesin önlemlerin alınması için Lady Russell'ın sağduyusuna tamamıyla güvendiğini üstü kapalı olarak dile getirdi. Lady Russell sabırsızlıkla bu işe dört elle sarıldı. Uzun uzun düşündü kıvrak zekalı olmaktan çok sağlıklı düşünen bu kadın, içinde bulundukları durum karşısında iki önemli ilkenin çelişmesi yüzünden bir karara varmakta zorlanıyordu. Son derece dürüst bir kadındı. Onuruna da fazlasıyla düşkündü. Ama her hassas ve dürüst insanın yapacağı gibi o da Sir Walter'ın duygularını incitmek istemiyor, ailenin saygınlığı için tasalanıyor, nelere layık oldukları konusuna da aristokrat düşünce yapısıyla yaklaşıyordu. Yardımsever, merhametli, iyi kalpli ve güçlü bağlılıklar kurabilen bir kadındı. Son derece dürüsttü. Görgü kurallarını çok önemserdi. İyi yetiştirilmişliğin ölçütü sayılan tutum ve davranışlara sahipti. Kültürlüydü. Genel olarak mantıklı ve tutarlıydı da ama iş aile köklerine gelince ön yargıları vardı. Rütbe ve saygınlığa değer veriyordu. Bu da bunlara sahip olanların hatalarını görmesini bir parça engelliyordu. Kendisi sadece bir şövalyenin dul olduğu için baronetlik makamına büyük önem veriyordu. Onun anlayışına göre Sir Walter, eski bir dost, düşünceli bir komşu, yardımsever bir mülk sahibi, çok sevgili arkadaşının kocası ve en kız kardeşlerinin babası olmaktan doğan haklarından bağımsız olarak sırf Sir Walter olduğu için çektiği sıkıntıların karşısında ilgi ve sevgi görmeyi hak ediyordu. Giderlerini kısmalıydılar, buna şüphe yoktu. Ancak Lady Russell bunu Sir Walter'a ve Elizabeth'e en az sıkıntı verecek şekilde yapmak için paralanıyordu. Tasarruf planları hazırladı, ince hesaplar yaptı. Bir de başka kimsenin akıl etmediği bir şeye kalkıştı. Konunun onu da ilgilendirdiğini ötekiler hiç düşünmemiş olsa da o ene danıştı danıştı ve sonunda Sir Walter'a sunulan tasarruf planını hazırlarken ondan bir ölçüde etkilendi de. En'in yaptığı her değişiklikte terazinin doğruluk kefesi önemlilik kefesinden ağır basıyordu. Genç kadın daha etkin önlemler alınmasını, daha kapsamlı bir iyileştirme yapılmasını, borçtan daha hızlı kurtulmayı istiyordu. Dürüstlük ve doğruluk dışındaki her şeye karşı çok daha kayıtsız bir tutum içindeydi. Lady Russell elindeki kağıdın üzerinden bakarak ''Babanı tüm bunlara razı edebilirsek çok yol alınabilir. Bu düzenlemeleri uygulayacak olursa yedi yıl içinde borçlarını temizler. Umarım onu ve Elizabeth'i Kellynç malikanesinin bu önlemlerle zarar görmeyecek bir saygınlığı olduğuna Sir Walter Elliot'ın ilkeli bir adam gibi davranarak mantıklı insanların gözünde onurundan hiçbir şey yitirmeyeceğine ikna edebiliriz.'' Aslında belli başlı ailelerimizin çoğunun yapmış olduğundan ya da yapması gerekenden başka ne yapacak ki? İlk kez onun başına gelmiyor bu. Ve çektiğimiz acıların çoğu zaman yaptıklarımızın da her zaman en kötü tarafı ilk kez bizim başımıza geliyor olmalarıdır. Sözümüzü dinletebileceğimizden çok mem umutluyum Ciddi ve kararlı olmalıyız çünkü sonuçta borca giren onu ödemelidir. Ve baban gibi bir beyefendinin bir aile reisinin duygularını gözetmek çok önemli olsa da dürüst bir adamın kişiliğini gözetmek daha da önemlidir, dedi. En, babasının bu ilkeye göre hareket etmesini, dostlarının da onu bu doğrultuda yönlendirmelerini istiyordu. Mümkün olan en geniş kapsamlı kısıtlamalara giderek alacaklıların taleplerini olabildiğince çabuk ortadan kaldırmayı kaçınılmaz bir görev olarak görüyor, bunun dışındaki hiçbir davranış şeklinin saygınlığa yakışmayacağını düşünüyordu. Arzusu bunun bir yükümlülük olarak belirlenmesi ve öyle de hissedilmesiydi. Lady Russell'ın düşüncelerine büyük önem veriyordu. Kendi vicdanının dayattığı önemli boyuttaki özveriye gelince, babasıyla ablasını köklü bir değişime ikna etmenin ufak bir düzeltmeye ikna etmekten biraz daha zor olabileceğine inanıyordu. Her ikisini de tanıdığı kadarıyla bir çift attan vazgeçmeleri de iki çift attan vazgeçmeleri kadar üzecekti onları. Lady Russell'ın listesindeki gereğinden yumuşak kesintilerin tamamı için geçerliydi bu. Enin daha katı isteklerinin nasıl karşılanmış olabileceğinin bir önemi yok. Zira Lady Russell'ınkilerden bile en ufak bir olumlu sonuç alınamadı. Bunlara katlanılamazdı, katlanılmayacaktı da. Ne? Hayatın bütün tadı kaçmış. Yolculuklar, Londra, uşaklar, atlar, sofra, her alanda sınırlamalar ve kısıtlamalar. Sıradan bir beyefendinin yaşam standardından bile vazgeçmek. Hayır, Sir Walter, Kalınç mahallesinde böyle utanç verici koşullarda yaşamaktansa bir an önce oradan çıkıp gider. Gallant malikanesinden çıkıp gitmek mi? Sir Walter'ın harcamalarını kısması gerektiğine inanan ve konut değiştirmeden hiçbir şey yapılamayacağını düşünen Mr. Shepard bu fırsatı kaçırmadı. Bu fikir tam da bunun söylenmesi gereken yerde ortaya çıktığına göre, dedi. Kendisinin de tamamıyla aynı fikirde olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyordu. Kellynch malikanesi gibi konukseverliğiyle ün yapmış, ve korunması gereken tarihi saygınlığı olan bir evde Sir Walter'ın hayat tarzını somut bir biçimde değiştirebileceğini düşünmüyordu. Sir Walter, Callenge ma malikanesinden çıkıp gidecekti. Birkaç günü daha kuşku ve kararsızlıkla geçirdikten sonra nereye gideceği meselesi halledildi ve bu büyük değişikliğin ana hatları çizildi. Üç seçenek üzerinde durulmuştu. Londra, Bat ya da Taşra'da başka bir ev. En sonuncusundan yanaydı. Bulundukları çevrede küçük bir ev, Lady Russell'la komşuluğu sürdürebilmelerini, Mary'nin yakınında kalabilmelerini, arada sırada da Kellynch malikanesinin çimenlikleriyle korularını görme zevkini tadabilmelerini sağlardı. Arzusunun altında yatan nedenler işte bunlardı. Ancak Eni yine her zamanki kaderi bekliyordu. İsteğinin tam tersi yönde bir karar alındı. En batı sevmiyordu orasının kendisine iyi gelmediğini düşünüyordu ve de evi batta olacaktı sir walter önce daha çok londra üzerinde durmuştu ama mr shepherd londra'da ona güven olmayacağını düşündüğünden onu bundan vazgeçirip batı seçmesini sağladı sir walter gibi zorundaki bir beyefendi için bat çok daha güvenli bir yerdi orada görece daha az masrafla önemli biri olabilirdi Londra ile karşılaştırıldığında Bat'ın iki önemli üstünlüğü daha vardı. Bunlar da hayli ağır basmıştı elbette. Bat, gelince daha yakındı. Yalnızca 80 kilometre uzaklıktaydı. Ve Lady Russell kışın bir bölümünü her zaman orada geçirirdi. Sir Walter ile Elizabeth'in oraya yerleşince ne saygınlıklarından ne de zevklerinden yoksun kalmayacaklarına ikna olmaları, planlanan değişiklik için başından beri battan yana olan Lady Russell'ı son derece hoşnut bıraktı. Lady Russell çok sevdiği enin isteklerini bilmesine rağmen bunlara karşı çıkmak zorunda hissetti kendini. Bulundukları çevrede küçük bir eve yerleşmesini beklemek, Sir Walter'dan çok şey istemek olurdu. Eni bile tahmin ettiğinden daha fazla rahatsız ederdi bu. Sir Walter içinse korkunç bir şey olurdu. Enin battan hoşlanmamasına gelince. Lady Russell bunu iki nedenden kaynaklanan bir ön yargı ve yanılgı olarak görüyordu. Nedenlerin ilki, En'in Ann annesinin ölümünden sonra orada üç yıl okula gitmiş olmasıydı. İkincisi ise daha sonra Lady Russell'la birlikte orada geçirdiği tek kış mevsiminde keyfinin pek yerinde olmayışıydı. Kısacası Lady Russell Batı çok severdi ve orasının hepsine iyi geleceğini düşünmeye eğilimliydi. Genç dostunun sağlığına gelince, sıcak ayları onunla birlikte kemping'de geçirecek olursa her türlü tehlike ortadan kalkmış olacaktı. Aslında bu değişiklik hem sağlıklarına hem de morallerine iyi gelecekti. En evin dışına çok az çıkmış, ortalıkta çok az görünmüştü pek keyfi yoktu. Daha geniş bir çevre keyfini yerine getirirdi. Lady Russell onun daha çok tanınmasını istiyordu aynı çevrede başka hiçbir evin Sir Walter için uygun olmamasını, yaptıkları planın başına ilk başta seve seve kattıkları bir bölüm hem de çok önemli bir bölüm epeyce güçlendiriyordu. Sir Walter evini bırakıp gitmekle kalmayacak, onun başkalarının eline geçtiğini de görecekti. Bu Sir Walter'dan daha güçlü insanlar için bile dayanılmaz bir sınav olurdu. Kellynch malikanesi kiraya verilecekti. Ancak bu kendi küçük çevrelerinin dışında kimseye tek kelime edilmeyecek bir sırdı. Sir Walter, evini kiralamayı tasarladığının bilinmesinin utancına katlanamazdı. Mr. Shepherd bir keresinde ilan vermek sözünü kullanmış ama bunu bir daha ağzına almaya cesaret edememişti. Sir Walter evin herhangi bir şekilde piyasaya sunulmasına şiddetle karşı çıkmış, kendisinin böyle bir niyeti olduğuna dair en ufak imayı bile yasaklamış, ancak ve ancak kendiliğinden yapılacak beklenmedik bir başvuru olursa kendi koşullarıyla büyük bir lütuf olarak evini kiraya vereceğini belirtmişti. Hoşumuza giden bir şeyi onaylayacak gerekçeleri ne de çabuk buluruz. Sir Walter'ın ve ailesinin o çevreden uzaklaşacak olmalarına sevinmek için Lady Russell'ın elinde mükemmel bir gerekçe daha vardı. Son zamanlarda Elizabeth, Lady Russell'ın onaylamadığı bir yakınlık kurmuştu dostluk ettiği bu kişi Mr. Shepard'ın kızıydı. Başarısız bir evlilikten sonra iki çocukla birlikte babasının evine dönmüştü. Zeki bir genç kadındı. İnsanları hoşnut etme sanatından anlıyordu. En azından Kellynch malikanesindekileri. Kendini Miss Elliot'a o kadar kabul ettirmişti ki bu arkadaşlığı pek uygunsuz bulan Lady Russell'ın dikkatli ve ihtiyatlı davranması yönündeki bütün imalarına rağmen Şimdiye dek orada birkaç kez yatıya bile kalmıştı. Aslında Lady Russell'ın Elizabeth üzerinde hemen hiç etkisi yoktu. Görünüşe bakılırsa onu hak ettiği için değil de tamamıyla karşılıksız seviyordu. Lady Russell ondan göstermelik bir ilgiden fazlasını, nezaket gereği sergilenen bir yakınlıktan ötesini hiçbir zaman görmemiş, hiçbir konuda fikrini istediği yönde değiştirmesini sağlayamamıştı. Enin Londra seyahatlerine katılmasını sağlamak için defalarca içtenlikle çabalamış, onu dışlayan haksız ve onur kırıcı bencil düzenlemeler karşısında duyarlı davranmış, daha önemsiz birçok konuda da Elizabeth'i sağduyusundan ve deneyiminden yararlandırmaya çalışmıştı. Ama hep boşuna. Elizabeth her zaman burnunun dikine gitmişti. Lady Russell'a en kararlı şekilde karşı çıktığını da Mrs. Clay'i seçerek göstermişti. Sevgisini ve ilgisini bunlara çok layık olan kız kardeşine değil de mesafeli bir yakınlıktan ötesine hak etmeyen Mrs. Clay'e yöneltmişti. Lady Russell'ın gözünde Mrs. Clay toplumsal konumu açısından uygunsuz, kişiliği açısından da son derece tehlikeli bir arkadaştı. Bu nedenle Mrs. Clay'i arkada bırakacak ve Miss Elliot'ın daha uygun kişiler arasından eş dost seçmesini sağlayacak bir yer değişikliği birincil derecede önem taşıyordu. Üçüncü bölüm Mr. Shepard bir sabah Gallant malikanesinde gazeteyi elinden bırakırken İzninizle şunu söylemeliyim ki Sir Walter, içinde bulunduğumuz dönem bizden yana. Bu barış sayesinde zengin deniz subaylarımız karaya dönecekler. Hepsi de bir ev isteyecek. Bir kiracı, son derece güvenilir bir kiracı seçimi için bundan iyi bir zaman düşünülemezdi Sir Walter. Savaş sırasında müthiş servetler kazanıldı. Önümüze zengin bir amiral çıkacak olursa... Çok şanslı bir adam olur Shepard diye karşılık verdi Sir Walter. Yalnızca bu kadarını söyleyebilirim. Daha önce ne ganimetler kazanmış olursa olsun, Kellynch malikanesi onun için bir ganimet olacaktır. Büyük bir ganimet hem de. Öyle değil mi Shepard? Mr. Shepard güldü. Bu nükte karşısında yapması gerekenin bu olduğunu biliyordu. Sonra da ekledi. Kanımca denizcilerle iyi iş yapılır. Onların işlerini nasıl yürüttüklerini az çok bilecek kadar deneyimim oldu. Son derece liberal düşünceli olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Önünüze çıkacak herhangi bir grup insan kadar iyi kiracı olacaklardır. Bu yüzden Sir Walter, belirtmek isterim ki niyetiniz çevrede duyulacak olursa ki bu olasılığı göz önüne almak gerekir, çünkü bazılarının ne yapıp ettiğini başkalarından saklamanın ne kadar güç olduğunu biliriz. Önemli bir kişi olmanın bedelleri vardır. Ben John Shepherd istediğim ailevi konuyu gizli tutabilirim. Çünkü kimse beni mercek altına almaya zahmet etmez. Ama gözler Sir Walter'ın üstünde ve o gözlerden kurtulmak öyle kolay değil. O yüzden şunu söyleyebilirim ki bizim bütün dikkatimize rağmen gerçek duyulacak olursa ben çok şaşırmayacağım. Böyle bir şey olursa da hiç kuşkusuz başvurular olacaktır. Az önce de söylemek üzere olduğum gibi varlıklı deniz kuvvetleri komutanlarımızdan gelecek herhangi bir başvuruyu özellikle değerlendirmeye değer bulurum. Şunu da söylememe izin verin. Sizi yanıt verme zahmetinden kurtarmak için ne zaman gerekirse iki saat içinde burada olurum. Sir Walter başıyla onaylamakla yetindi. Ama hemen ardından oturduğu yerden kalkıp odada volta atarak iğneleyici bir tarzla ''Donanmada böyle bir evde bulunmaya şaşırmayacak az adam olduğunu sanıyorum.'' dedi. ''Çevrelerine bakıp ne kadar şanslı olduklarını düşüneceklerdir kuşkusuz.'' dedi Mrs. Clay. Çünkü o da oradaydı. Hiçbir şey Mrs. Clay'in sağlığına, Kellynch malikanesine yapılan bir araba gezintisi kadar iyi gelmediği için babası onu arabayla getirmişti. Ama bir denizcinin çok iyi bir kiracı olacağı konusunda babama katılıyorum. Bu meslekten birçok kişi tanıdım. Liberal oldukları gibi her açıdan son derece düzenli ve dikkatli insanlardır. Sizin bu değerli tablolarınız, Sir Walter, eğer onları burada bırakmayı yeğleyecek olursanız emineler de olurlar. Evdeki ve çevresindeki her şeye çok iyi bakılır. Bahçelere ve fundalıklara neredeyse bugünkü kadar özen gösterilir. Güzel çiçek bahçeleriniz ihmal edilir diye tasalanmanıza hiç gerek kalmaz misalyot. Bütün bunlara gelince dedi Sir Walter soğukkanlılıkla. Diyelim ki evimi kiralamaya ikna oldum. Onunla birlikte ne gibi ayrıcalıklar tanıyacağım konusunda hiçbir şekilde kararımı vermiş diyelim. Kiracıya iyilik etmek gibi bir niyetim yok. Bahçeyi kullanabilecek elbette. Pek az deniz subayı ya da herhangi başka meslekten biri böyle bir alana sahip olmuştur. Ama diğer alanların kullanımına getirebileceğim kısıtlamalar başka şey. Fundalıklarımın her zaman kiracıya açık olması fikri hoşuma gitmiyor. Miss Elliot'ın da çiçek bahçesi için tetikte olmasını öneririm. Denizci de olsa, karacı da olsa, Kelanç malikanesinin kiracısına fazladan bir iyilik yapmaya pek niyetim yok. Kısa bir sessizlikten sonra Mr. Shepard Mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi açıkça düzenleyen ve kolaylaştıran yerleşik kurallar vardır. Sizin çıkarlarınız oldukça emin ellerde Sir Walter. Hiçbir kiracının hakkından fazlasına sahip olmamasını sağlayacağıma güvenin. Sir Walter Elliot'ın kendi hakları konusunda John Shepard'dan daha titiz olamayacağını söyleyebilirim, dedi. O sırada Anne söze karıştı. Bizim için bunca şey yapmış olan denizcilerin bir evin sağlayacağı tüm rahatlıklar ve ayrıcalıklar üzerinde diğer mesleklerden kişilerle en azından eşit haklara sahip olmaları gerektiğine inanıyorum. Kabul edelim ki denizciler rahata kavuşmak için çok çalışıyorlar, dedi. Doğru, çok doğru. Kızınız söylediklerinde çok haklı, diye ona katıldı Mr. Shepard. Ah, kesinlikle, diye ekledi Mr. Shepard'ın kızı. Ama Sir Walter'ın yaptığı yorum, bu mesleğin sağladığı yararlar var ama yine de bir dostumun bu mesleği edilmesine üzülürdüm. Oldu. Şaşkınlık dolu bir bakışla, demek öyle diye karşılık geldi bu söze. Evet, bunu iki açıdan sakıncalı buluyorum. İtirazım iki sağlam gerekçeye dayanıyor. Öncelikle... Soyu sopu belirsiz kişilerin hak etmedikleri bir saygınlık kazanmalarına fırsat yarattığı, Onları babalarıyla dedelerinin hayal bile edemeyecekleri kadar onurlandırdığı için. İkinci olarak da insanın gençliğini ve yaşam gücünü fena halde tükettiği için. Denizciler herkesten çabuk yaşlanıyorlar. Hayatım boyunca tanık olmuşumdur buna. Donanmada bir erkeğin kendi babasının babasıyla konuşmaktan utanç duyacağı birinin yükselmesiyle aşağılanması ve kendisinin de vaktinden önce nefret uyandıran biri haline gelmesi tehlikesi başka mesleklerden daha büyüktür. Geçen baharda bir gün kasabada iki adamla birlikteydim. Sözünü ettiğim konuda iki çarpıcı örnektir onlar. Biri Lord Stuyves'tı babasının taşrada yiyecek lokması olmayan bir rahip yardımcısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona yol vermek durumunda kaldım. Öteki de Amiral Baldwin diye biriydi. Düşünebileceğiniz en içler acısı görünüşlü şahsiyet. Yüzü kızıl kahverengi, pütürlü, girintili çıkıntılı, kırış kırış. Kafasının bir yanında dokuz kırsaç teli, tepesinde de bir fiske pudradan başka bir şey yok. Tanrı aşkına kim bu yaşlı adam diye sordum yanındaki bir tanıdığıma. Yaşlı adam mı diye karşılık verdi Sir Basil. Amiral Baldwin o kaç yaşındadır sence diye sordu. Altmış ya da altmış iki dedim. Kırk yaşında. Kırkından tek gün almamıştır dedi Sir Basil. Ne kadar şaşırdığımı siz düşünün. Amiral Baldwin'i kolay kolay unutmam. Denize geçen bir hayatın bu denli perişan ettiği... Başka bir örneğe pek rastlamadım ama hepsinin bir nebze böyle olduklarını biliyorum. Hepsi hırpalanmıştır. Her türlü iklime, her hava koşuluna maruz kalırlar. Ta ki insan içine çıkacak halleri kalmayana dek. Ne yazık ki Amiral Baldwin'in yaşına gelmeden kafalarına yedikleri bir darbeyle hemencecik ölüp gitmiyorlar. ''Yapmayın Sir Walter'' diye bağırdı Mrs. Clay. ''Bu çok acımasızca.'' Zavallı adamlara biraz merhamet edin. Hepimiz yakışıklı ya da güzel doğmuyoruz. Denizin insanı güzelleştirmediği kesin. Denizciler gerçekten de erken yaşlanıyorlar. Bunu ben de gözlemlemişimdir. Gençlikleri çok geçmeden uçup gidiyor. Ama birçok başka meslekte, hatta çoğunda böyle değil mi? Aktif görev yapan karacılar da daha iyi bir durumda değiller. Daha sakin mesleklerde bile bedenen değilse de zihnen yorulup hırpalanıyor insan. Bu yüzden de vaktinden önce yaşlanıyorlar. Avukatlar esir gibi çalışıyorlar, hayli bitkin düşüyorlar. Doktorlar her saat ayaktalar, her hava koşulunda yolculuk yapıyorlar. Hatta din adamları bile bir an durup din adamları için ne diyebileceğini düşündükten sonra din adamları bile biliyorsunuz ki hasta odalarına girip çıkıyorlar. Mikropla hava sağlıklarını ve görünüşlerini tehdit ediyor. Aslında her meslek elzem ve saygıdeğer olsa da yalnızca hiçbir meslek sahibi olmak zorunda olmayanların, taşrada düzenli bir hayat sürebilenlerin, saatlerini kendileri seçebilenlerin, canlarının istediğini yapabilenlerin, daha fazlası için çabalamak zorunda kalmadan kendi mülklerinde yaşayabilenlerin yalnızca onların sağlıklı olmak ve iyi görünmek gibi nimetlere sahip olduklarına inanıyorum uzun zamandır. Onlardan başka gençlikleriyle birlikte çekiciliklerini de kaybetmeyen yani kimseyi tanımıyorum, dedi. Anlaşılan Sir Walter'ın bir denizciyi kiracı olarak kabul etmesinin telaşına düşmüş olan Mr. Shepherd, ön sezi sahibiydi. Zira evi tutmak için ilk başvuran Amiral Croft adında biri oldu. Mr. Shepherd çok geçmeden, Taunton'daki üç ayda bir yapılan toplantılarda onunla bir araya geldi. Aslında Londra'dan gelen bir mektuptan amiral hakkında biraz bilgi edinmişti. Bir acele gelince koşup verdiği rapora göre amiral Croft Somerset Charlie'ydi. Hayli yüklü bir servet edinmişti ve artık doğduğu yere yerleşmek istiyordu. Tontina da o bölgedeki kiralık ilanı verilen birkaç evi incelemek için gelmişti. Ancak bunların hiçbirini beğenmemişti. Şans eseri Kellynch malikanesinin kiralık olabileceğini duymuş, Mr. Shepherd olayların tıpkı öngördüğü gibi gelişmiş olduğunu, Sir Walter'ın işlerinin gizli tutulamadığını gördü. Mr. Shepard'ın malikanenin sahibiyle olan ilişkisini öğrenince bazı sorular sormak için onunla tanışmıştı. Hayli uzun süren görüşmeleri boyunca evi yalnızca başkasından dinlemiş birisi için kiralamaya fazlaca istekli görünmüş ve Mr Shepherd kendisiyle ilgili bilgileri açık seçik vermişti. Bu bilgilerden ne kadar sorumlu ve uygun bir kiracı olacağı anlaşılıyordu. Sir Walter'ın soğuk ve kuşku dolu sorusu "Kimmiş bu Amiral Croft?" oldu. Mr Shepherd onun iyi bir aileden geldiğini söyledi ve bir yer adı verdi. Kısa bir sessizlikten sonra da "En bir tu amiraldir." Trafalgar Savaşı'nda görev almış. O zamandan beri Doğu Hint adalarındaymış. Sanırım yıllarca orada görev yapmış diye ekledi. Öyleyse yüzü benim giysimin kol ağzı ve etek uçları kadar turuncudur diye karşılık verdi Sir Walter. Mr. Shepard telaşla onu Amiral Croft'un son derece dinç, sağlıklı, hoş görünümlü bir adam olduğuna, elbette hava koşullarından ötürü fazla sayılmayacak ölçüde yıpranmış olduğuna, hal ve davranışının tam bir beyefendiye yakışacak türden olduğuna, kuşularla ilgili en ufak bir sorun çıkaracağı benzemediğine, yalnızca rahat bir ev bulmak ve bu eve bir an önce yerleşmek istediğine, rahatı için de bir bedel ödemesi gerektiğinin farkında olduğuna, bu çaptaki mobilyalı bir evin aşağı yukarı ne tutacağını bildiğine ikna etmeye çalıştı. Sir Walter daha fazlasını istemiş olsa da şaşırmayacaktı. Amiral Groft malikane hakkında sorular sormuştu. Bir vekil tayin edilmiş olsa memnun kalacaktı ama bunu çok da sorun etmemişti. Ara sıra tüfeğini çıkardığını ama hiç kimseyi öldürmediğini söylemişti. Tam bir beyefendiydi. Mr. Shepherd bu konuda ikna edici konuştu. Amiral'in ailesiyle ilgili ayrıntılara dikkat çekti. Bunlar onu özellikle cazip bir kiracı yapıyordu. Amiral evliydi ama çocuğu yoktu. Tam da istenilecek şeydi bu. Evde bir hanım yoksa, dedi Mr. Shepard, o eve hiçbir zaman iyi bakılmazdı. Çok çocuklu bir aile söz konusu olduğunda mı yoksa evin hanımı olmadığında mı mobilya daha çok zarar görürdü. Bundan emin değildi. Evin eşyası en çok çocuğu olmayan bir hanımın elinde güvende olurdu. Mrs. Croft'u da görmüştü. O da amiralle birlikte Taunton'daydı ve onlar konuyu görüşürlerken de neredeyse hep yanlarındaydı. Son derece zeki, hoş sohbet ve nazik bir hanıma benziyordu, dedi Mr. Shepard. Ev, kira koşulları ve vergiler hakkında amiralden daha çok soru sordu. Ticaretten daha çok anlar gibiydi. Üstüne üstlük Sir Walter, öğrendiğime göre kocası gibi o da buralara hepten yabancı değilmiş. Bunu bana kendisi söyledi. Bir zamanlar buralarda yaşamış bir beyefendinin kız kardeşiymiş. Birkaç yıl önce Monkford'da yaşayan beyefendinin e, hayaksi neydi adı? Daha yeni duymuş olmama rağmen şu anda adını hatırlayamıyorum. Penelope, hayatım, Monkford'da yaşayan beyefendinin Mrs. Crofton ağabeyinin adını hatırlamama yardım eder misin? Ancak Mrs. Clay, Miss Elliot'la konuşmaya öyle dalmıştı ki soruyu duymadı. Kimden söz ediyor olabileceğini hiç anlayamadım Shepard. Eski vali Trent'ten bu yana orada yaşayan bir beyefendi hatırlamıyorum. Ne tuhaf. Yakında kendi adımı da unutacağım herhalde. O kadar da iyi bildiğim bir isim. Beyefendiyi de sima olarak çok iyi tanırdım. Yüz kere görmüşümdür. Bir keresinde komşularından biri mülküne izinsiz girdiği için bana danışmaya gelmişti hatırlıyorum. Çiftçinin yanında çalışanlardan biri meyve bahçesine izinsiz girmişti. Duvarı yıkılmış, elmaları çalınmıştı. Adam yakalanmıştı ama ondan sonra beyefendi benim düşüncemin tersi yönde hareket edip dostça uzlaşmıştı adamla. Gerçekten de çok tuhaf. Bir an daha bekledikten sonra en sanırım Mr. Van Wert'ten söz ediyorsunuz öyle değil mi diye sordu. Mr. Shepherd minnettar olmuştu. Evet Van Wert. Mr. Van Wert. Biliyorsunuz Sir Walter, vaktiyle Monkford'da rahip yardımcısıydı 3-4 yıl önce. Onu hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Wentworth mı? Ah tamam, Monkford'daki rahip yardımcısı Mr. Wentworth. Beyefendi diyerek beni yanılttınız. Varlık sahibi birinden söz ediyorsunuz sandım. Mr. Wentworth önemsiz biriydi. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum, Strafford ailesiyle de hiçbir ilgisi yoktu. Soylularımızın çoğunun adı nasıl da böyle bayağılaşabiliyor, hayret edilecek bir şey. Mr. Shepard, Croft'ların bu yakınlıklarının onlara Sir Walter'ın gözünde bir yarar sağlamadığını anlayınca bundan bir daha hiç söz etmedi. Büyük bir hevesle tartışmasız onların lehine olacak ayrıntıları sıralamaya koyuldu. Yaşlarını, kaç kişi olduklarını, varlıklarını, Kellynch malikanesinin ne kadar beğendiklerini, kiralamayı ne kadar çok istediklerini anlattı. Sanki Croft'ları dünyada en mutlu edecek şey Sir Walter Elliot'un kiracıları olmakmış gibi gösteriyordu. Sir Walter'ın bir kiracıdan beklediklerinden habersiz oldukları varsayılırsa kesinlikle olağanüstü zevk sahibi denilebilirdi onlara. Mr. Shepard'ın çabaları gerçekten de işe yaradı. O evde oturmaya kim niyet edecek olsa Sir Walter ona kötü gözle bakacak, fahiş bir bedelle bile olsa orayı kiralayabildikleri için çok şanslı olduklarını düşünecekti. Ama yine de Mr. Shepard'ın sözleşmeyi hazırlamasına izin vermeye ikna oldu ve onu hala Taunton'da bulunan Amiral Croft'u ziyaret etmesi ve evin gezileceği bir gün belirlemesi için yetkilendirdi. Sir Walter çok akıllı bir adam değildi. Ama yine de Amiral Croft'tan daha az karşı çıkılacak bir kiracı bulabilmesinin her açıdan zor olduğunu bilecek kadar deneyim sahibiydi. Bu kadarını anlayabiliyordu. Kibri sayesinde Amiral'in toplumsal konumunda avunacak bir şey daha bulmuştu. Amiral'in ki yüksek bir mevkiydi ama çok da yüksek değildi. Evimi Amiral Croft'a kiraladım demek kulağa son derece hoş geliyordu. Herhangi bir Mr. Bilmem Kime kiralamaktan çok daha hoştu. Ülkede belki 10-15 tanesi dışında bir Mr. Bilmem kim için mutlaka bir açıklama yapmak gerekecekti. Bir amiralin ağırlığı vardı ama aynı zamanda bir baronetten de asla üstün değildi. Aralarındaki tüm işlerde ve ilişkide öncelik her zaman Sir Walter'da olmalıydı. Elizabeth'in olurunu almadan hiçbir şey yapılamazdı ama o da taşınmayı gittikçe o kadar ister olmuştu ki el altındaki bir kiracıyla anlaşılıp İşin hızlandırılması işine gelmiş, kararı erteleyecek tek kelime etmemişti. Mr. Shepard'a tam yetki verildi. İş bu noktaya gelir gelmez de o ana kadar her şeyi dikkatle dinleyen En al al olmuş yanaklarına iyi gelsin diye temiz hava almak için odadan çıktı. Sevdiği ağaçlık yolda yürürken iç çekerek birkaç ay sonra belki de burada o yürüyor olacak diye düşündü. 4. bölüm Görünüş ne kadar kuşku yandırmış olsa da o Monkford'un eski rahip yardımcısı Mr. Wentworth değil. Onun erkek kardeşi yüzbaşı Frederick Wentworth'tu. Sit Domingo'daki çarpışma sonucunda binbaşılığa getirilmiş, göreve hemen başlamayacağı için de 1806 yazında Somerset'e gelmişti. Anne babası hayatta olmadığı için 6 ay Monkford'da kalmıştı. O zamanlar dikkat çekecek kadar yakışıklı bir genç adamdı. Son derece akıllı, hareketli ve parlak zekalıydı. En de çok güzel, nazik, alçak gönüllü, zevkli ve hassas bir kızdı. Her iki tarafta bu cazip niteliklerin yarısı bile olsa birbirlerine ilgi duymalarına yeterdi. Zira enin sevecek pek kimsesi yoktu. Frederick'in de yapacak işi. Bunca olumlu özellik karşı karşıya gelince ateşin bacayı sarmaması olanaksızdı. Birbirlerini yavaş yavaş tanıdılar. Tanıyınca da hızla derin bir aşka düştüler. Kimin diğerini daha mükemmel bulduğunu ya da kimin daha mutlu olduğunu söyleyebilmek güçtü. Frederick'in aşkını ilan ettiği enin mi yoksa en aşk ilanını kabul ettiği için mi Frederick'in mi? Bunu kısa bir mutluluk dönemi izledi ama ne yazık ki çok sürmedi. Hemen ardından sorunlar baş gösterdi. Aslında kendisine danışıldığında Sir Walter izin vermemezlik etmedi ya da böyle bir şeyin asla olamayacağını söylemedi. Ama durumu hiçbir şaşkınlık göstermeden son derece soğuk bir tavır, derin bir sessizlik ve kızı için hiçbir şey yapmamak konusunda açık bir kararlılıkla karşıladı. Bunu son derece onur kırıcı bir birleşme olarak gördü. Lady Russell olaya daha ılımlı ve hoş görülebilir bir kibirle yaklaşsa da o da bunu bir talihsizlik olarak değerlendirdi. Doğuştan sahip olduğu tüm hakları, güzelliği ve zekasıyla Anne Elliot'ın 19 yaşında kendine yazık ettiğini düşünmek, ne de olsa 19 yaşındayken arkasında duracak kimsesi, güvenilmez bir meslekte talihinin yaver gitmesinin ötesinde bir servet kazanma umudu, hatta bu meslekte ilerlemesini garantileyecek eşi dostu da olmayan genç bir adamla nişanlanmak gerçekten de kendine yazık etmek demekti. Bunu düşünmek bile Lady Russell'ı üzüyordu. Ne sözü geçen bir aileden gelen ne de serveti olan bir yabancı en yata henüz bu kadar gençken, bu kadar az kişiyle tanışmışken kapı verecekti. Daha doğrusu onu yorucu, kaygı dolu gençliğini tüketecek bir bağlılığa sürükleyecekti. Böyle olması gerekmezdi. Eğer bu duruma haklı olarak karışacak bir dostun eni neredeyse bir anne kadar seven ve onun üstünde bir anne kadar hak sahibi olan birinin önerisine kulak verilecek olursa buna izin verilmezdi. Yüzbaşı Wentworth'un serveti yoktu. Mesleğinde şansı yaver gitmişti ama haydan geleni huya harcadığından bir varlık edinememişti. Yine de pek yakında zengin olacağından emindi hayat dolu ve gayretliydi. Çok geçmeden bir gemisi olacağını, istediği her şeyi elde etmesini sağlayacak bir göreve başlayacağını biliyordu. Hep şanslı bir adam olmuştu. Bundan sonra da öyle olacağına inanıyordu. Etkileyici bir coşku ve büyüleyici bir ifadeyle dile getirilen böylesine bir özgüven ene yeterli gözükmüş olmalıydı. Ama Lady Russell durumu çok farklı değerlendiriyordu. Yüzbaşının iyimser yapısı ve gözü karalığı onu çok farklı etkiliyordu. Lady Russell için bu yalnızca işleri daha da kötüleştiriyordu. Her şeyin üstüne yüzbaşı Wentworth'u bir de tehlikeli bulmasına neden oluyordu. Wentworth zeki ve dik başlıydı. Lady Russell için zeka pek anlam ifade etmiyordu. İhtiyasızlık olarak değerlendirilebilecek her şeyde onu dehşete düşürüyordu. Bu ilişkiye her açıdan karşıydı. En bu duygulardan kaynaklanan böyle bir muhalefetle başa çıkamazdı. Toy ve uysal olmasına rağmen ablasının tek bir yumuşak sözü ya da bakışı olmaksızın da babasının kötü niyetine karşı koyabilirdi belki. Ama oldum olası çok sevdiği ve güvendiği Lady Russell bu denli kararlı, bu denli sevecen bir tavırla ona sürekli boş yere öğüt veriyor olamazdı. Nişanlanmasının yanlış bir şey olduğuna inandırıldı. Düşüncesizlikti yakışık almıyordu. Bu ilişkinin başarı şansı çok düşüktü ve zaten buna layık değildi. Ama ilişkisini sona erdirirken Enin davranışının altında yatan yalnızca bencilce bir ihtiyat değildi. Yüzbaşı Wentworth'un iyiliğini kendisininkinden de önce düşünüyor olmasa ondan kolay vazgeçemezdi. Bu ayrılık, bu veda sırasında asıl onun iyiliği için sağduyulu ve özverili davrandığına inanmak Enin tek avuntusuydu. Her türlü avuntuya ihtiyacı vardı çünkü. Bir de hiçbir şekilde ikna olmayan ve boyun eğmeyen, eni ondan zorla ayırdıkları için sömürüldüğü hissine kapılan yüzbaşının düşüncelerinin verdiği acıya katlanmak zorundaydı. Sonuçta yüzbaşı ülkeyi terk etmişti. Tanışmalarıyla ayrılmaları arasında yalnızca birkaç ay geçmişti ama Enin bu yüzden çektiği acı birkaç ayda dinmedi. Duyduğu bağlılık ve pişmanlık uzun süre gençliğinin her güzel anını gölgeledi. Tazeliğini ve yaşam enerjisini vaktinden evvel kaybetmesine neden olarak da kalıcı bir iz bıraktı. Bu hazin hikaye sona ereli yedi yıldan çok olmuştu. Enin yüzbaşı Wentworth'e duyduğu bağlılık zamanla azalmış, hatta belki de neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Ama En bunu yalnızca zamana borçluydu. Ayrılmalarından sonra Bata yaptığı tek bir ziyaret dışında bir yer değişikliği, herhangi bir yenilik ya da daha geniş bir çevre gibi destekler sunulmamıştı genç kıza. Kellin çevresine belleğinde yaşattığı Frederick Wentworth'le boy ölçüşebilecek hiç kimse gelmemişti. Yaşadıkları dar çevrede onun gibi akıllı, ince zevkli bir kızın bağlanabileceği bir başkası yoktu. Hayatının bu evresinde, ona iyi gelecek tek doğal, sevindirici ve yeterli çare de bu olabilirdi. 22 yaşındayken bir genç adam onunla evlenmek istemiş ancak çok geçmeden kız kardeşinin buna daha hevesli olduğunu görmüştü. Lady Russell da Anne'in bu adamı reddetmesine üzülmüştü. Zira Charles Musgrove arazi ve itibar açısından Taşra'da Sir Walter'ın hemen arkasından gelen bir adamın en büyük oğluydu. İyi ahlaklı ve yakışıklıydı da. Yine de En 19 yaşında olsa Lady Russell daha fazlasını isteyebilirdi belki ama En 22 yaşına gelmişken babasının evindeki ayrımcılıktan ve adaletsizliklerden böyle saygın bir yolla kurtulsa ve kalıcı olarak bu kadar yakınına yerleşse Lady Russell buna çok sevinecekti. Ancak En bu kez öğütlere kulak asmamıştı. Kendi sağduyusundan her zamanki gibi gayet hoşnut olan Lady Russell Geçmişi değiştirmeyi asla istemezdi ama artık tasalanmaya başlamıştı. Çünkü E'nin yetenekli ve varlıklı bir adama kapılacağından, sıcakkanlı ve evcimen yapısına özellikle uyacağını düşündüğü gibi bir hayat kuracağından umudunu kesmek üzereydi. E'nin hayatında aldığı en önemli karar hakkında birbirlerinin şu anda ne düşündüğünden, görüşlerinin değişip değişmediğinden habersizdiler. Çünkü bu konuya hiç değinilmiyordu. Ama şimdi 27 yaşında olan En, 19 yaşındayken başkalarının yönlendirmeleriyle düşündüğünden çok farklı düşünüyordu. Lady Russell'ı suçlamıyordu. Onun etkisinde kaldığı için kendini de suçlamıyordu ama aynı durumdaki bir genç kendisine akıl soracak olsa ona kesin olmayan güzel bir gelecek uğruna bugün kaçınılmaz bir perişanlık çekmesini asla öğütlemeyeceğini hissediyordu. Evdekilerin hoşnutsuzluklarına Yüzbaşı Wentworth'un mesleğindeki belirsizliklere, yaşanmış olabilecek bütün korkulara, gecikmelere ve hayal kırıklıklarına rağmen ilişkisini kesip atmak yerine sürdürmüş olsaydı, bugün daha mutlu bir kadın olacağından emindi. Hem de bugünkü durumu, yani mantıklı düşünmekle öngörülebileceğinden çok daha erken kavuşmuş olacakları zenginliği hiç hesaba katmadan, yakınlarının korktuğu her şey, hatta daha fazlası bile başlarına gelmiş olsaydı yine de böyle olacağına kesinlikle inanıyordu. Yüzbaşı Wentworth iyimser ve her beklentilerinde ve kendine güvenmekte haklı çıkmıştı. Zekası ve gayreti başarıya giden yolu görmesine ve bu yolda ilerlemesine yardım etmişti. Nişanları bozulduktan kısa bir süre sonra göreve başlamış ve Ene olacağını söylediği her şey gerçekleşmişti. Kendini gösterip sivrilmiş, rütbesi hızla yükselmişti. Arka arkaya eline geçen paralarla artık hatırı sayılır bir servet sahibi olsa gerekti. En ancak donanma listelerinden ve gazetelerden bilgi edinebiliyordu. Ama yüzbaşı Wentworth'un zengin olduğundan kuşkusu yoktu. Onun evlendiğini düşünmesini gerektirecek bir neden de yoktu. Bu da genç adamın kendisine duyduğu bağlılığın devam ettiğini gösteriyor olabilirdi. Oysa Anne Elliot, ne kadar tatlı dilli olabilirdi. Ya da en azından emeğe saygısızlık ve Tanrı'ya güvensizlik gibi görünen o abartılı ihtiyat karşısında onun erken yaştaki samimi bir bağlılıktan ve geleceğe sevinçle güvenmekten yana olan arzuları ne kadar da güzel ifade edilmişti. En Elliot gençliğinde ihtiyata zorlanmış, romantik aşkı yaşı ilerledikçe öğrenmişti. Doğaya aykırı bir başlangıcın izlediği doğal yoldu bu. En bu koşullarda bu anılar ve duygularla Yüzbaşı Wentworth'un ablasının Gelinç malikanesinde yaşayacağını duyunca eski acılarının depreşmesinin önüne geçememişti. Bu düşüncenin uyandırdığı gerginlikten kurtulmak için pek çok gezinti, pek çok iç çekiş gerekliydi. Croftlar ve onlarla ilgili konular hakkında süre giden tartışmaları acı çekmeden dinleyebilmek için çoğu zaman kendine bunun bir delilik olduğunu söyleyerek duygularına gem vurmaya çalışıyordu. Neyse ki geçmişteki sırrı bilen üç dostunun hiçbir şeyin farkında olmamaları ve umursamaz tavırları işini kolaylaştırıyor. Neredeyse böyle bir şeyin hiç yaşanmadığı hissini uyandırıyordu. En Lady Russell'ın böyle davranmaktaki nedenlerini babasıyla Elizabeth'inkilerden daha çok hak veriyordu. Onun soğukkanlı duruşundaki iyi niyete saygı duyuyordu ama nedeni her ne olursa olsun aralarındaki bu kayıtsız hava son derece önemliydi. Amiral Croft gerçekten de Kellynch malikanesini kiralayacak olursa en bir kez daha her zaman şükrettiği şeye şükretecekti. Onun tarafında geçmişi bilen üç kişinin bu konuda asla tek kelime etmeyeceklerine inandığı insanlar olmasına, Yüzbaşı Wentworth'un tarafından da yalnızca birlikte yaşadığı ağabeyinin kısa süren ilişkilerinden haberi olmasına. O ağabey de taşradan taşınalı uzun zaman olmuştu. Zaten hassas bir adam olduğundan, dahası o zamanlar bekar olduğundan, kimsenin ondan bunu öğrenmediğine güveniyordu. Yüzbaşının ablası Mrs. Croft, o tarihte İngiltere'de değildi. Yurt dışında görevli olan kocasına eşlik ediyordu. Kendi kız kardeşi Mary de bütün bunlar olurken okuldaydı. Kimilerinin gururu kimilerinin de hassasiyeti nedeniyle konu hakkında ona daha sonra da hiçbir şey söylenmemişti. Bunlara dayanarak Croftlar'la tanışmasının ki Lady Russell hala Kellynch'te, Mary de oradan yalnızca 5 kilometre uzakta yaşıyorken beklenirdi bu, herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağını umuyordu. 5. Bölüm Amiral ile Mrs. Croft'un Kellynch malikanesini görmeleri için kararlaştırılan sabah, en hemen her gün yaptığı gibi Lady Russell'ın evine kadar yürümesinin ve her şey bitene kadar ortalarda görünmemesinin daha doğru olacağını düşündü. Sonra da onları görme fırsatını kaçırmış olduğu için üzüldü. İki tarafın buluşması son derece iyi geçti. Konuyu hemen karara bağladılar. Her iki hanım da anlaşmaya gönüllü gelmişti. Bu yüzden birbirlerine nazik davrandılar. Beylere gelince, amiral öylesine içten gelen bir neşeyle, öyle güvenilir bir açık görüşlülükle yaklaşıyordu ki, Sir Walter ister istemez etkilendi. Amirale kendisinden iyi yetişmiş bir beyefendi olarak söz edildiğini, Mr. Shepard'dan öğrendiği için Sir Walter da en iyi, en kibar tavrını takınmıştı. Ev, arazi ve mobilya beğenildi. Croft'lar da beğenildi koşullar, zamanlama, her şey ve herkes uygundu. Mr. Shepherd'ın katipleri işe koyuldu. Bu sözleşme gösterir ki diye başlayan metnin üzerinde tek bir değişiklik bile yapılmadı. Sir Walter hiç tereddüt etmeden amiralin ömründe tanıdığı en yakışıklı denizci olduğunu söyledi. Hatta onun saçını kendi adamları yapacak olsa Herhangi bir yerde onunla birlikte görülmekten utanmayacağını söyleyecek kadar bile ileri gitti. Amiral de dönüş yolunda arabayla parktan geçerlerken karısına sevimli bir içtenlikle "Bize Taunton'da söylediklerine rağmen bence pek yakında anlaşacağız hayatım. Baronet öyle çok matah bir adam değil ama kötü birine de benzemiyor." dedi. Bunlar birbirine denk sayılabilecek övgülerdi. Croftlar Aziz Michael ortasında taşınacaklardı. Sir Walter ondan önceki ayın içinde bata taşınmayı önerdiğinden gereken hazırlıkları yapmak için kaybedecek zaman yoktu. Kiralayacakları evin seçiminde enin bir katkısı ya da söz hakkı olmasına izin verilmeyeceğinden emin olan Lady Russell onun bu kadar çabuk gitmesinden yana değildi. Noel'den sonra Bata onu kendisi götürene dek yanında kalmasını sağlamak istiyordu. Ancak Birkaç haftalığına gelinçten uzak kalmasını gerektiren bazı işleri vardı. Bu yüzden de istemesine rağmen eni davet edemedi. Ense, batın gözleri köreden ışıltısında, eylül sıcaklarından çok korkmasına, taşradaki güzaylarının güzelliğini ve hüznünü kaçıracağı için çok üzülmesine rağmen, her şeyi göz önüne aldığından kalmak istediğini düşünüyordu. En doğru, en akıllıca dolayısıyla da en az acı verecek olan diğerleriyle birlikte gitmek olacaktı. Ancak ona farklı bir görev yüklenmesine neden olan bir gelişme yaşandı. Sık sık rahatsızlanan, rahatsızlıklarını her zaman çok önemseyen ve ne zaman bir şey olsa eni çağırmaya alışmış olan Mary hastalandı. Sonbahar boyunca sağlığına kavuşmayacağını tahmin ederek enin bata gitmek yerine Upper köşke gelmesini ve o istediği sürece orada kendisine eşlik etmesini rica etti. Daha doğrusu buyurdu. Zira buna pek rica denilemezdi. Ensiz yapamam oldu Mary'nin gerekçesi. Elizabeth de öyleyse en seninle kalsın. Çünkü Bat'ta kimsenin ona ihtiyacı olmayacak diye karşılık verdi. Yakışık almayan bir tarzla da olsa İşe yaradığı için istenmek işe yaramıyor diye istenmemekten en azından daha iyidir. En de işe yarar olduğunun düşünülmesine, ona bir görev verilmesine sevinmişti. Ayrıca bunun Taşra'da hem de onun çok sevdiği kendi köyünde oluşuna da kesinlikle üzülmemişti. Kalmayı seve seve kabul etti. Mary'nin bu daveti Lady Russell'ın sorununu çözmüştü. Sonuç olarak En'in Lady Russell onu götürene dek bata gitmemesi, Aradaki tüm zamanı da Uppercross'taki köşkle Lady Russell'ın Kelinch'teki evinde geçirmesi kararlaştırıldı. Buraya kadar her şey yolundaydı ama Kelinch malikanesi planındaki bir tersliği fark edince Lady Russell adeta şaşkınlıktan dona kaldı. Mrs. Clay, Elizabeth'i bekleyen tüm işlerde ona son derece önemli ve değerli yardımlarda bulunmak üzere Sir Walter ve Elizabeth'le birlikte bata gidecekti. Lady Russell böyle bir yola başvurulduğu için son derece üzgündü. Şaşırmış, kaygılanmış ve korkmuştu. Enin hiçbir işe yaramasına izin verilmezken Mrs. Clay'in bu kadar yararlı olmasının en için küçük düşürücü olması da onu iyice çileden çıkarıyordu. En bu tür aşağılanmalar karşısında duygusuzlaşmıştı. Ama Lady Russell kadar o da bu planı mantıksız buluyordu sessiz gözlemlerine ve babasının karakteri hakkında çoğu zaman daha az olmasını yeğleyeceği bilgisine dayanarak bu yakınlığın aile için son derece ciddi sonuçlar doğurması olasılığının hayli yüksek olduğunu hissediyordu. Babasının şimdilik böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyordu. Mrs. Clay çilli, dişlek ve hantaldı. aldı. Sir Walter onun arkasından bu kusurlarıyla sürekli alay ederdi ama genç bir kadındı bütünüyle bakıldığında hoştu da. Keskin bir zekası ve hoşa giden tavırları vardı. Bu özellikler bir araya geldiğinde içlerinden birinin tek başına olacağından kat kat daha çekici oluyorlardı. En bunların öyle tehlikeli olabileceklerini düşünmüştü ki ablasının dikkatini bu konuya çekmekten kendini alamadı. Başarı şansını düşük görüyordu ama böyle bir aksilik olursa kendisinden çok daha acınacak duruma düşecek olan Elizabeth'in onu kendisini uyarmadığı için suçlayacak nedeni olmamalıydı. En ablasıyla konuştu. Ama görünüşe göre bu yalnızca Elizabeth'i kızdırmaya yaramıştı. Elizabeth onun nasıl böyle saçma bir kuşkuya kapıldığını anlayamadı ve durumlarını bildiğinden her iki tarafında adına karşılık verdi. Mrs. Clay kim olduğunu hiçbir zaman unutmaz dedi. Onun hayata bakışını senden çok daha iyi bilirim. Evlilik konusunda seni temin ederim ki özellikle hassastır. Mevki ve sınıf eşitsizliğini çoğu insandan daha şiddetle ayıplar. Babama gelince bizim iyiliğimiz için bunca zaman bekar kalmış bir adamdan şimdi kuşkulanmak gerektiği gerçekten hiç aklıma gelmezdi. Mrs. Clay çok güzel bir kadın olsa sürekli yanımda olmasının yanlış olabileceğine katılırdım. Gerçi babamın asla kendisinden aşağı biriyle evlenmeyeceğine eminim. Ama o zaman bu onun mutsuz olmasına yol açabilirdi. Oysa bütün iyi özelliklerine rağmen zavallı Mrs. Clay'in güzel olduğu bile söylenemez. Ben gerçekten de onun burada tamamıyla güven içinde kalabileceğini düşünüyorum. Babamın onun kişisel kusurlarıyla alay ettiğini hiç duymamış gibisin. Oysa biliyorum en az elli kere duymuşsundur. O dişiyle, çilleriyle. Çiller beni babam kadar rahatsız etmiyor. Üç beş çilin bir yüzün güzelliğini bozmadığını düşünüyorum. Ama babam onlardan tiksiniyor. Onun Mrs. Clay'in çillerinden söz ettiğini duymuş olmalısın. Hoş tavırların insanı zaman içinde razı edemeyeceği bir kişisel kusur yoktur, diye karşılık verdi En. Ben çok farklı düşünüyorum, dedi Elizabeth kısaca. Hoş tavırlar güzel hatları daha da öne çıkarabilir ama çirkin olanları asla örtemez. Her neyse, böyle bir durumda herkesten çok benim kaybedecek şeyim olduğuna göre senin bana öğüt vermeni son derece gereksiz görüyorum. Ene bu kadarı yetmişti. Konuşmanın sona erdiğine sevindi. İşe yarayacağından da tamamıyla umutsuz değildi. Bu kuşku Elizabeth'i kızdırmış olsa da onun tetikte olmasını sağlayabilirdi. Arabaya koşulan dört atın son görevi Sir Walter'ı, Miss Elliot'ı ve Mrs. Clay'i bata götürmekti. Yola çıkarlarken hepsinin de keyfi yerindeydi. Sir Walter, ortalıkta görünsünler diye kendilerine haber uçurulmuş olabilecek üzgün kiracılarla çiftlik çalışanlarını küçümseyici bir tavırla başıyla selamlıyordu. Aynı dakikalarda en de kederli bir sükunet içinde ilk haftayı geçireceği eve doğru yürüyordu. Arkadaşı da ondan daha keyifli değildi. Lady Russell ailenin bu şekilde dağılmasından fazlasıyla etkilenmişti. Onların saygınlığını kendisininki kadar önemsiyordu. Onlarla her gün görüşüp konuşmak da değer verdiği bir alışkanlık haline gelmişti. Terk edilmiş arazilerine bakmak acı veriyordu. Bu arazinin yabancı ellere düşeceğini bilmek daha da kötüydü. Bu kadar değişmiş bir köyün kimsesizliğinden ve melankolisinden kaçmak ve Amiral Croft'la Mrs Croft ilk geldiklerinde ortalarda olmamak için yapacağı yolculuğa enden ayrılması gereken gün çıkmaya karar verdi. Böylece yola birlikte çıktılar ve Lady Russell yolculuğunun ilk durağında eni Upper Cross'a bıraktı. Upper Cross orta büyüklükte bir köydü. Birkaç yıl öncesine kadar tamamıyla eski İngiliz tarzındaydı. Çiftçilerin ve işçilerinkinden hallice sadece iki ev vardı köyde. Biri toprak sahibinin yüksek duvarlı, bahçe kapısı büyük, yaşlı ağaçları olan sağlam ve yenilenmemiş köşkü, diğeri de kendine ait küçük güzel bir bahçenin ortasındaki pencerelerin çerçevesini sarmış bir asmayla bir armut ağacı bulunan küçük derli toplu papa eviydi. Toprak sahibinin oğlu evlenince burası çiftlik evi olacak şekilde geliştirilmiş, onun oturabileceği bir köşk'e dönüştürülmüştü. Verandası, yere kadar camlı kapıları ve diğer güzellikleriyle bu köşkte yarım kilometre kadar ilerideki, çevreye daha uyumlu ve hayli büyük görünümü ve eklentileriyle dikkat çeken büyük ev kadar yoldan geçenlerin gözüne çarpıyordu. En burada sık sık kalmıştı. Uppercross'taki adetleri de Challenge'dakiler kadar iyi bilirdi. İki aile çok sık görüştüklerinden ve birbirlerinin evine her saatte girip çıkmaya çok alışık olduklarından Mary'i yalnız bulmak en için şaşırtıcı oldu doğrusu. Ama yalnız olduğuna göre hasta ve keyifsiz olması doğal sayılırdı. Ablasından daha becerikli olsa da Mary en kadar anlayışlı ve iyi huylu değildi. Sağlığı ve keyfi yerindeyken kendisiyle gerektiği gibi ilgilenildiğinde çok neşeli olurdu. Ama en ufak bir rahatsızlık onu tamamıyla yıkardı. Yalnız kaldığı zamanlar oyalanabileceği uğraşıları yoktu. Elliotların kendilerini beğenmişliklerinden payına düşeni bolca aldığı için de her türlü sıkıntısının yanı sıra bir de kendisinin ihmal edildiğini ve önemsenmediğini düşünmeye pek yatkındı. Dış görünüşüyle diğer iki kardeşle de boy ölçüşemezdi gençliğinin baharındayken bile ancak hoş bir kız sayılabilirdi. Vaktiyle çok şık olan mobilyaları, geçirilen dört yazın ve iki çocuğun etkisiyle zaman içinde yıpranmış olan sevimli küçük salondaki rengi atmış kanepeye uzanmıştı. Eni görünce onu demek sonunda geldin. Seni asla göremeyeceğimi düşünmeye başlamıştım. Çok hastayım. Konuşamıyorum bile. Sabahtan beri Tanrı'nın tek bir kulunu görmedim diyerek karşıladı. Seni böyle bulduğuma üzüldüm diye karşılık verdi En. Perşembe günü bana yolladığın haberlere bakılacak olursa keyfin yerindeydi. Evet büyütmemeye çalıştım. Hep öyle yaparım. Aslında o zaman hiç iyi değildim. Ama daha önce hiç bu sabahki kadar hasta olduğumu sanmıyorum. Yalnız kalamayacak kadar kötüydüm. Düşünsene ya aniden korkunç bir kriz geçirseydim, çıngırağı çalamasaydım? Lady Russell gelmedi demek. Onun bu yaz bu eve üç kere bile geldiğini sanmıyorum. En uygun bir karşılık verip Mary'e kocasının nasıl olduğunu sordu. Ah, Charles hava gitti. Onu saat yediden beri görmedim. Ne kadar hasta olduğumu söylememe rağmen yine de gitti. Çok gecikmeyeceğini söyledi. Oysa hala dönmedi. Saat neredeyse bir oldu. Bütün sabah Tanrı'nın tek bir kulunu görmedim inan bana, dedi Mary. Oğlanlar yanında değil miydiler? diye sordu En. Gürültülerine dayanabildiğim sürece yanındaydılar ama onlarla başa çıkmak öyle zor ki bana yarardan çok zararları dokunuyor. Küçük Charles hiç sözümü dinlemiyor. Walter'ın da ondan aşağı kalır yanı yok hani. Yakında kendini daha iyi hissedersin diye neşeyle karşılık verdi En. Ben geldiğim zaman seni daima iyileştiririm biliyorsun. Büyük evdeki komşuları nasıllar? Ne desem yalan. Bugün Mr. Musgrove Dışında hiçbirini görmedim. O da durup pencereden konuştu ama atından inmedi. Ona ne kadar hasta olduğumu söylememe rağmen hiçbir yanıma uğramadı. Musgrove hanımlarının işlerine gelmedi herhalde. Onlar kendilerini hiç zahmete sokmazlar zaten. Onları ilerleyen saatlerde görürsün belki. Saat daha erken. Onları hiç istemiyorum emin ol. Konuşmalarına, gülüşmelerine tahammül edemiyorum. Ah en, hiç iyi değilim. Perşembe günü gelmemen büyük acımasızlıktı. Sevgili Mary, bana çok iyi olduğunu yazmıştın hatırla sana. Neşeli bir mektup yolladın, gayet iyi olduğunu, acele etmeme gerek olmadığını söylüyordun. Durum böyle olunca benim son ana kadar Lady Russell'la kalmak isteyeceğimi düşünmüşsündür. Onu bir yana bırak, o kadar sıkışıktım. Yapacak o kadar çok işim vardı ki. Kelinç'ten öyle kolay kolay daha erken ayrılamazdım. Bak sen, senin yapacak ne işin olabilir ki? Bir sürü şey vardı inan bana. Şu anda hepsini hatırlayamıyorum ama sana bazılarını anlatabilirim. Babamın kitap ve tablolarına ait dökümünün bir kopyasını çıkarıyordum. Elizabeth'in bitkilerinin hangilerinin Lady Russell'a gideceğini anlayabilmek ve Mackenzie'ye anlatabilmek için onunla birkaç kez bahçeleri dolaştım. Kendime ait de ufak tefek bir sürü işim vardı.'' Ayrılacak kitap ve nota sayfaları nelerin yük arabasıyla gönderileceğini zamanında anlamadığım için tekrar toplamam gereken sandıklarım. Bir de yapmam gereken daha sıkıntılı bir iş vardı. Mahalledeki hemen her eve bir tür veda ziyareti yapmak. Bunu istedikleri söylenmişti bana ama bütün bunlar çok zaman aldı. Mary, öyle olsun dedi ve bir anlık sessizlikten sonra Dün gece Polis'lerde yediğimiz akşam yemeği hakkında bana hiçbir şey sormadın ama diye ekledi. Demek gittin öyle mi? Sormadım çünkü gitmekten vazgeçmek zorunda kaldığını düşündüm dedi en. Ah evet gittim. Dün çok iyiydim. Bu sabaha kadar hiçbir şeyim yoktu. Gitmesem tuhaf kaçardı. Gidebilecek kadar iyi olmana çok sevindim. Umarım güzel vakit geçirmişsindir. Kayda değer bir şey olmadı. Akşam yemeğinde neler olacağı, kimlerin orada olacağı önceden biliniyor zaten. İnsanın kendi arabası olmaması da öyle tatsız bir şey ki. Beni Mr. ve Mrs. Musgrove götürdüler ama çok sıkıştık. İkisi de çok şişman, çok yer kaplıyorlar. Mr. Musgrove da hep önde oturuyor. O yüzden ben Henrietta ve Louisa ile birlikte arka koltuğa sıkıştım. Bugünkü rahatsızlığımın nedeninin pekala bu olabileceğini düşünüyorum. Enin biraz daha sabır göstermesi ve kendini neşeli davranmaya zorlaması Mary'e adeta ilaç gibi geldi. Çok geçmeden kanepede dik oturmaya ve akşam yemeği vakti geldiğinde yerinden kalkabileceğini ummaya başladı. Derken dalgınlıkla ayağa kalkıp odanın öbür tarafındaki bir çiçek demetini düzeltti. Ardından soğuk etini yedi Ondan sonra da ufak bir gezintiye çıkmayı önerecek kadar iyileşti. Nereye gidelim diye sordu Mary hazır olduklarında. Onlar seni görmeye gelmeden önce büyük eve uğramak istemezsin herhalde değil mi? Benim için hiç sakıncası yok diye yanıt verdi En. Mrs. Musgrove ve kızları kadar iyi tanıdığım insanlardan böyle bir resmiyet beklemek hiç aklıma gelmez. Ah ama en kısa zamanda seni ziyaret etmeleri gerekir benim kardeşim olarak hak ettiğin ilgiyi göstermeliler sana. Yine de gidip onlarla biraz oturabiliriz. Bunu aradan çıkardıktan sonra da gezintiye çıkarız. En bu tip bir ilişkiyi oldum olası çok mantıksız bulmuştu. Ama bunu değiştirmeye çalışmaktan da vazgeçmişti. Çünkü sürekli birbirlerine kırılsalar da her iki tarafında artık başka türlü yapamayacağına inanıyordu. Böylece büyük eve gittiler ve tam yarım saat pırıl pırıl zemininde küçük bir halı serili olan eski moda kare salonda oturdular. Evin kızları bu salona piyano, arp ve çiçeklikler koymuş, her yana da sehpalar yerleştirmişlerdi. Bu şekilde odaya zamanla istedikleri gibi karışık bir hava vermeyi başarmışlardı. Ah! Ahşap kaplı duvarlarda asılı portrelerdeki kişiler, kahverengi kadifeler içindeki o beyefendiler, mavi satenler içindeki o hanımlar Olan biteni görebilselerdi keşke. Düzenin nasıl yerle bir edildiğinin farkında olsalardı. Portreler bile gözlerini dikmiş şaşkınlık içinde bakar gibiydiler. Musgrove'ların kendileri de evleri gibi bir değişim, belki de gelişim içindeydiler. Anne baba eski, gençlerse yeni İngiliz tarzına bağlıydı. Mr. ve Mrs. Musgrove çok iyi insanlardı. Dost canlısı ve konuk severdiler. Çok eğitimli değillerdi. Pek kibar da sayılmazlardı. Çocuklarının hayata bakışları ve tavırları daha moderndi. Kalabalık bir aileydiler. Ama Charles dışındaki yetişkinler yalnızca 19 ve 20 yaşlarındaki Henrietta ile Louisa'ydı. Exeter'daki bir okuldan olağan başarılarla geri dönmüşler. Şimdi de diğer binlerce genç kız gibi çağa uygun, mutlu ve neşeli bir hayat sürüyorlardı. Giysileri en kalitelisindendi. Yüzleri güzeldi. Son derece neşeliydiler. Tavırları rahat ve hoştu. Evde sözleri geçiyor, dışarıda da seviliyorlardı. En hep onların ömründe tanıdığı en mutlu insanlar olduğunu düşünmüştü. Ama yine de hepimizin içindeki o rahatlatıcı üstünlük duygusu onu da Musgrove kızlarının yerinde olmayı istemekten kurtarıyordu. En daha ince ve daha eğitimli olan kendi düşünce yapısını kızların eğlenceli hayatlarıyla değişmeye razı olmazdı. Onların hiçbir şeylerine imrenmiyordu. Yalnızca kendi kız kardeşleriyle pek yaşayamadığı, görünürdeki o mükemmel uyumlarına ve anlaşmalarına, aralarındaki o karşılıklı hoş sevgiye özeniyordu. Musgrove'lar onları büyük bir nezaketle karşıladılar. Görünüşe göre büyük evdeki ailenin bir kusuru yoktu. En çok iyi biliyordu ki çoğu zaman en az suç onlarda oluyordu. Yarım saati keyifli bir sohbetle geçirdiler. Sonunda Mary'nin daveti üzerine gezintilerine genç Musgrove hanımlarının da katılması En'i hiç şaşırtmadı. 6. bölüm En'in aralarındaki uzaklık yalnızca 5 kilometre de olsa bir topluluktan ayrılıp başka bir topluluğun içine girmenin, çoğu zaman tamamıyla farklı sohbet konularını, görüşleri ve düşünceleri de beraberinde getireceğini öğrenmek için Upper Cross'a yapacağı bu ziyarete ihtiyacı yoktu. Daha önce de ne zaman orada kalsa bu durum onu şaşırtmıştı. Kellynch malikanesinde herkesçe bilindiği ve yaygın ilgi gördüğü düşünülen konulara buradakilerin ne kadar yabancı olduklarını ya da bu konuları ne kadar önemsiz bulduklarını diğer Elliot'larında görme şansları olsun istemişti. Ancak bütün bu deneyimine rağmen şimdi insanın kendi çevresinin dışında bir hiç olduğunun farkında olmak konusunda yeni bir ders alması gerektiğini kabullenmek zorunda hissediyordu kendini. Kalbi Kelinç'teki iki ailenin de gündemini haftalardır meşgul eden konuyla çarparak geldiği için haliyle bu konuya daha çok merak ve ilgi gösterilmesini beklemişti. Oysa Mr. ve Mrs. Musgrove ayrı ayrı da olsa benzer sözler sarf etmişlerdi. Yalnızca demek Sir Walter'la ablanız gittiler en Batın neresine yerleşirler sizce diye pek de yanıt beklemeden sormuşlar. Genç hanımlar keşke kışın biz de Bat'a gitsek ama unutma baba gideceksek iyi bir yerine gitmeliyiz senin Queen Square'in bize göre değil diye eklemişler. Mary ise şerefim üzerine yemin ederim hepiniz bata keyif yapmaya gittiğinizde ben burada daha rahat edeceğim diye hevesle tamamlamakla yetinmişti bu konuşmayı. Enin tek yapabildiği ileride aynı yanılgıya düşmemeye karar vermek ve Lady Russell gibi gerçekten halden anlayan bir dostu olduğu için daha da büyük minnet duymaktı. Musgrove erkeklerinin korumaları ve avlamaları gereken hayvanları vardı. Kendi atları, köpekleri ve gazeteleriyle oyalanıyorlardı. Hanımlar da tüm zamanlarını başka sıradan şeylerle, ev işleri, komşular, giysiler, dans ve müzik gibi konularla ilgilenerek geçiriyorlardı. En her küçük topluluğun kendi sohbet konularını belirlemesini çok yerinde buluyordu kendini içinde bulduğu bu topluluğun pek yakında saygın bir üyesi olmayı umuyordu. Orada en az iki ay geçireceği düşünülecek olursa hayal dünyasını, belleğini ve düşüncelerini olabildiğince Upper Cross'la doldurmak boynunun borcu sayılırdı. Bu iki ay onu hiç korkutmuyordu. Mary, Elizabeth gibi itici ve kardeşlik duygularından yoksun değildi ablasının onun üzerinde hiç etkisi olmadığı da söylenemezdi. Evdeki diğer kişiler arasında da Enin rahat etmesine engel olacak kimse yoktu. Eniştesiyle her zaman iyi anlaşırdı. Onu neredeyse anneleri kadar seven ve annelerinden daha çok sayan çocuklar da ilgisini çeken, oyalanmasını sağlayan ve ona iyi gelen bir uğraşı kaynağıydılar. Charles Musgrove nazik ve hoş bir adamdı. Sezgilerinin de huyunun da karısından üstün olduğuna kuşku yoktu. Ama Mary ile karı koca oldukları düşünüldüğünde nüfuz, konuşma ya da saygınlık bakımından geçmişi hiç aratmayacak biri de değildi. Bununla birlikte Lady Russell gibi en de eniştesinin daha denk bir evlilik yapmış olsaydı çok ilerlemiş olabileceğine inanıyordu. Gerçekten anlayışlı bir kadın, eniştesinin kişiliğini olumlu etkilemiş, alışkanlık ve uğraşlarının da daha yararlı, mantıklı ve incelikli olmalarını sağlamış olabilirdi. Görünüşe göre Charles Musgrove avlanmak dışında hiçbir şeyi büyük bir hevesle yapmıyordu. Geri kalan zamanını kitap okuyarak ya da başka bir yararlı uğraşla değerlendirmiyor, boşa harcıyordu. Karısının arada sırada görünen bayağılıkları her zaman yerinde olan neşesini pek kaçırmıyordu. Onun mantıksızlıklarına bazen enin saygısını kazanacak kadar iyi katlanıyordu. Aralarında sık sık ufak tefek anlaşmazlıklar olsa da çoğu zaman iki tarafta fikrine başvurduğu için en bunlara istemese de karışmak zorunda kalıyordu. Bütün olarak bakıldığında mutlu bir çift sayılabilirlerdi. Daha fazla para istedikleri konusunda her zaman aynı fikirdeydiler. Her ikisi de Charles'ın babasından cömert bir hediye bekliyordu. Ama başka konularda olduğu gibi bu konuda da Charles Mary'den üstün sayılırdı. Çünkü Mary böyle bir hediyenin verilmemiş olmasını büyük bir ayıp olarak değerlendirirken, Charles hep babasının parasını harcayacağı başka birçok yer olduğunu ve onu istediği gibi harcamaya hakkı olduğunu ileri sürüyordu. Çocuklarının yetiştirilmelerine gelince, Charles'ın teorisi karısınınkinden çok daha iyiydi. Uygulamada da çok kötü sayılmazdı. En onun sık sık Mary karışmasa ben onları çok güzel yetiştiririm dediğini duyuyor ve buna inanıyordu da. Oysa Mary'nin Charles çocukları o kadar şımartıyor ki onları yola getiremiyorum dediğini duydukça içinden çok doğru demek hiç gelmiyordu. En'in Upper Cross'ta kalışının pek hoş olmayan bir yönü tarafların ona fazlasıyla güvenmeleri ve onu her iki evin rahatsızlıklarına da gereğinden fazla sırdaş etmeleriydi kardeşini biraz etkileyebileceği bilindiğinden sürekli bu gücünü mümkün olanın ötesinde kullanması isteniyor ya da en azından ima ediliyordu. Charles Anne, Mary'i kendini sürekli hasta sanmaktan vazgeçirebilsen keşke deyip duruyordu. Mary de mutsuz bir ruh haliyle Charles beni ölürken görecek olsa bile bir şeyim olduğuna inanmaz. Ama sen istesen eminim ki onu gerçekten çok hasta olduğuma şimdiye kadar itiraf ettiğimden de daha hasta olduğuma ikna edebilirsin hen, diyordu. Mary ayrıca, babaanneleri onları sürekli görmek istese de çocukları büyük eve yollamaktan nefret ediyorum. Çünkü onları o kadar şımartıyor, onlara o kadar çok abur cubur ve tatlı yediriyor ki mutlaka hastalanıp dönüyorlar ve günün geri kalanını huysuzlanarak geçiriyorlar diye söyleniyordu. Mrs. Musgrove ise Enle baş başa kalabildiği ilk fırsatta ''Ah En, keşke Meri de çocuklara biraz sizin yaklaştığınız gibi yaklaşsa'' diye düşünmeden edemiyorum. Çocuklar sizinleyken ne kadar farklı davranıyorlar. Ancak kabul etmek gerek ki çoğunlukla şımarıklar. Yazık ki kardeşinize onları nasıl idare edeceğini gösteremiyorsunuz. Zavallı küçük canlarım, onlara çok düşkün olduğum için söylemiyorum.'' Dünyanın en sağlıklı ve iyi çocukları onlar. Ama Mary onlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Tanrım, bazen ne kadar sorun çıkarıyorlar. İnanın en, bu yüzden onları evimizde daha az görmek istiyorum. Mary onları daha sık davet etmediğim için pek memnun değil sanırım. Ama her an yapma etme demek zorunda kaldığımız ya da ancak gereğinden fazla kek pasta vererek bir nebze zapt edebildiğiniz çocuklarla birlikte olmanın çok zor olduğunu bilirsiniz demişti. Ayrıca Mary ona, Mrs. Musgrove bütün hizmetkarlarının öyle güvenilir olduklarına inanıyor ki bunu sorgulamak büyük ihanet sayılır. Ama üst kat hizmetçisiyle çamaşırhanedekinin işlerine güçlerine bakacak yerde bütün gün köyde sürtüp durduklarına eminim. İnan abartmıyorum. Nereye gitsem onlara rastlıyorum. Çocuk odasına da iki girişimden birinde mutlaka onlardan birini görüyorum. Cemayma dünyanın en güvenilir, en sağlam insanı olmasa çoktan şımarmıştı. Çünkü bunların onu sürekli birlikte dolaşalım diye çağırdıklarını söylüyor diye anlatmıştı. Oysa Mrs. Musgrove şöyle diyordu. Gelinimin işlerine asla karışmamayı prensip edinmişimdir. Çünkü biliyorum ki karışmam yakışık almaz ama size Mary'nin çocuk bakıcısını pek beğenmediğimi söyleyebilirim. Çünkü siz işleri yoluna koyabilirsiniz en. Onun hakkında tuhaf hikayeler duyuyorum. Sürekli boş boş dolaşıyor. Kendi bildiklerime dayanarak da şunu söyleyebilirim. O kadar şık giyiniyor ki yanına yaklaşan bütün hizmetçilerin ahlakını bozabilir. Meri ona çok güveniyor biliyorum. Ama size bu kadarını söylüyorum ki tetikte olun. Uygunsuz bir şey görecek olursanız söylemekten çekinmeyin. Meri, büyük evde başka ailelerle birlikte yemek yediklerinde Mrs. Musgrove'un ona hak ettiği önceliği vermediğinden de yakınıyordu. Ona sofradaki yerini kaybetmesine neden olacak kadar kendi evindeymiş gözüyle bakılması için bir neden göremiyordu. Bir gün en genç Musgrove hanımlarıyla baş başa dolaşırken onlardan biri de mevkiden, mevki sahibi insanlardan ve mevki kıskançlıklarından söz ettikten sonra sana bazı insanların mevkileri konusunda nasıl saçma sapan bir tutum takındıklarından söz etmekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü herkes senin bu konuda ne kadar rahat ve kayıtsız olduğunu biliyor. Ama biri de Mary'e bu konuda bu kadar inatçı olmamasını, özellikle de sürekli annemin önüne geçmeye çalışmamasını söylese ne kadar iyi olur. Annemden önce geldiğinden kimsenin kuşkusu yok. Ancak bu konuda bu kadar ısrarcı olmasa daha iyi olacak.'' Annemin bunu hiç umursadığı yok ama birçok kişinin bunu fark ettiğini biliyorum demişti. En tüm bunları nasıl yoluna sokabilirdi? Sabırla dinlemekten, her yakınmayı yumuşatmaktan, onları birbirlerine mazur göstermekten, bu kadar yakın komşulukta olması gereken hoşgörüyü öğütlemekten ve kız kardeşinin lehine olacak öğütleri olabildiğince vurgulamaktan başka bir şey gelmiyordu elinden ziyareti başka her yönden çok iyi başlamış ve ilerlemekteydi. Yaşadığı mekanın ve konuşulan konuların değişmesi, Kelinç'ten 5 kilometre uzaklaşmış olmak Enin moraline çok iyi gelmişti. Sürekli ona eşlik edecek birinin olması da Meri'nin rahatsızlıklarını azaltmıştı. Öbür aileyle her gün görüşmelerinin de yararı dokunuyordu. Küçük evde daha büyük bir yakınlık, özel bir paylaşım ya da yapılacak iş güç de olmadığından bu görüşmeler hiçbir şeye engel olmuyordu. Olabildiğince sık görüşüyorlardı. Her sabah buluşuyorlar. Akşamları da pek nadir ayrı geçiriyorlardı. Zaten en Mr. ve Mrs. Musgrove'un saygıdeğer varlıklarıyla kızlarının gevezelikleri, gülüşmeleri ve şarkı söylemeleri olmasa günlerini bu kadar iyi geçiremeyeceklerine inanıyordu. En Musgrove kızlarının her ikisinden de daha iyi piyano çalıyordu ama sesi güzel değildi. Arp çalmayı bilmiyordu ve oturup onu beğeniyle dinleyecek sevgi dolu bir anne babası da yoktu. Bu yüzden onun çalması pek kimsenin aklına gelmiyordu. Kendisinin de farkında olduğu gibi yalnızca nezaket gereği ya da diğerleri biraz dinlensin diye çalması isteniyordu. Çaldığında da bundan yalnızca kendisi zevk alıyordu ama onun için yeni bir şey değildi bu. Hayatındaki kısa bir dönem dışında 14 yaşındayken annesini kaybettiğinden beri birinin onu adil bir değerlendirme yaparak ya da gerçekten çalışından zevk alarak dinlemesi ve cesaretlendirmesinin mutluluğunu yaşamamıştı. Müzik söz konusu olduğunda kendini dünyada yalnız hissetmeye alışıktı. Mr. ve Mrs. Musgrove'un kendi kızlarının çalmalarını yeğlemeleri onun onurunu kırmaktan çok onlar adına mutlu olmasına yol açıyordu. Büyük evdeki gruba bazen başkaları da katılıyordu. Çok kalabalık bir çevreleri olmamasına rağmen Musgrove'ları herkes ziyaret ediyordu. Onlar herkesten çok yemek daveti veriyorlar. Başka ailelerden daha çok gelip gidenleri davetli ya da davetsiz konukları oluyordu. Adam akıllı sevilen insanlardı. Kızlar dans etmeye bayılıyorlardı. Akşamlar arada sırada önceden planlanmamış küçük balolarla son buluyordu. Musgrove'ların Upper Cross'a yürüme mesafesinde yaşayan daha az varlıklı kuzenleri vardı. Bu kuzenler bütün eğlenceleri için Musgrove'lara güvendiklerinden ne zaman olsa gelmeye, neye olsa ilgi duyuyormuş gibi yapmaya ya da nerede olsa dans etmeye hazırdılar. Daha faal bir görevdense müzisyenliği bin kat yeğleyen en de onlara saatlerce halk dansı müzikleri çalıyordu. Bu nezaketi sayesinde Mr. ve Mrs. Musgrove onun müzik yeteneğine her zamankinden çok ilgi gösteriyorlar. Çoğu zaman şöyle diyorlardı. Aferin en gerçekten çok iyi. Tanrım, o küçük parmaklarınız tuşların üstünde nasıl da uçuyor öyle. İlk üç hafta böyle geçti. Aziz Michael yortusu günü geldi. Şimdi enin yüreği yine Kellen için çarpmalıydı. Sevgili yuvaları başkalarına devrediliyor. Bütün değerli odalarına, mobilyalarına korularına ve manzaralarına başka gözler ve eller sahip oluyordu. 29 Eylül'de pek başka bir şey düşünemiyordu En. O akşam bir nedenle günün tarihini not etmekte olan Mary de ''Tanrım, Croftlar kelinçe bugün gelmeyecekler miydi? İyi ki daha önce aklıma gelmedi bu. Ne kadar moralimi bozuyor.'' diyerek onunla aynı hisleri paylaştığını gösterdi. Croftlar tam da denizcilerden beklenecek bir hızla Kellynch'e yerleştiler. Artık onları ziyarete gitmek gerekiyordu. Mary bu zorunluluktan ötürü çok hayıflanıyordu. Kimse ne kadar acı çekeceğini bilemezdi. Bu ziyareti olabildiğince ertelemeliydi. Ama yine de Charles'ı daha ilk günlerde kendisini oraya götürmeye ikna etmeden rahat edemedi. Döndüğünde de neşeli ve rahat görünmekle birlikte ruhsal bir çalkantı yaşadığını söylüyordu. En gitmesinin mümkün olmayışına içtenlikle sevinmişti. Ama Croft'ları görmek istiyordu. Onlar ziyarete karşılık verdiklerinde evde olduğu için sevindi. Croft'lar geldiklerinde evin beyi yoktu ama iki kız kardeş evdeydi. Amiral Mary'nin yanına oturup küçük oğlanlarla şakalaşarak ilgilenirken bayan Croft da Anne'e kaldı. Böylece en rahat rahat bir benzerlik arayabildi ve bu benzerliği yüz hatlarında bulamadıysa da ses tonunda tavrında ve yüzündeki ifadede yakalayabildi. Mrs Croft ne uzundu ne de şişman ama iri yapısı, dik duruşu ve dinç görünümü ona saygın bir hava veriyordu. Parlak siyah gözleri, güzel dişleri ve genel olarak sevimli bir yüzü vardı. Yine de denizde neredeyse kocası kadar zaman geçirmiş olduğu için hava koşullarının yıprattığı güneşten kararmış cildi onu gerçek yaşı olan 38'den birkaç yıl daha büyükmüş gibi gösteriyordu. Hoş mizacından bir şey kaybetmeden ya da kabalığa kaçmadan kendine güven sorunu ve nasıl davranması gerektiği konusunda kararsızlık yaşamayan kişiler gibi açık, rahat ve ölçülü davranıyordu. Kelinçle ilgili her konuda ona son derece düşünceli yaklaşması enin hoşuna gitti ve Mrs. Croft'un onun gözünde değer kazanmasını sağladı. Kadının ön yargılı davranmasına neden olacak bir şeyden haberi olmayışına ya da kuşkulanmayışına da özellikle daha ilk tanıştıkları anda o ilk dakikada bundan emin olduğu için sevindi. Bu yönden son derece rahattı. Bu yüzden de dayanma gücü ve cesareti vardı. Ta ki Mrs. Croft birdenbire kardeşim bu yöredeyken kardeşinizle de değil sizinle tanışma zevkine erişti sanırım. Öyle değil mi? diye sorana kadar. En, yüzünün kızaracağı yaşları geride bıraktığını umuyordu. Ama heyecanlanma yaşını kesinlikle geride bırakmamıştı. Belki de evlendiğini duymamışsınızdır diye ekledi Mrs. Croft. En artık gerektiği gibi yanıt verebilirdi. Mrs. Croft'un bundan hemen sonra söylediklerinden sözünü ettiği kişinin Mr. Wentworth olduğunu o ana kadar her iki kardeş içinde geçerli olabilecek şeyler dışında bir şey söylememiş olduğunu fark ederek sevindi. Mrs. Croton, Frederick'ten değil de Edward'dan söz ediyor olmasının ne kadar mantıklı olacağını hemen anladı ve kendi unutkanlığından utanarak eski komşularının yeni durumuna gereken ilgiyi göstermeye koyuldu. Ziyaretin gerisi sakin geçti, ta ki konuklar tam kalkmak üzereyken en Amiralin Marye Pek yakında Mrs. Crowton erkek kardeşlerinden birini bekliyoruz. Onun adını duymuşsunuzdur sanırım değil mi? Dediğini duyana dek. Küçük oğlanlar üzerine atılıp eski bir dostlarıymış gibi ona sıkıca sarılıp gitmemesini isteyince amiralin sözü yarım kaldı. Çocukları paltosunun cebine koyup yanında götürmek gibi önerilere fazlasıyla dalınca da başladığı sözü bitirecek ya da hatırlayacak fırsatı olmadı. En hala aynı erkek kardeşten söz edildiğine kendini inandırmak durumunda kaldı. Yine de Croft'ların oraya gelmeden önce ziyaret ettikleri diğer evde bu konuda bir şey söyleyip söylemediklerini merak etmeyecek kadar emin olamadı bundan. Büyük evin sakinleri o akşamı küçük evde geçireceklerdi. Yıl sonuna bu kadar yakın bir zamanda böyle ziyaretler yürüyerek yapılamayacağından En ve Mary atlı arabanın sesine kulak kabartıyorlardı ki Musgrove kızlarının küçüğü içeri girdi. Onun mazeret bildirmek için geldiği, akşamı kendi başlarına geçirmek zorunda kalacakları akıllarına gelen ilk kötü düşünceydi. Mary tam alınmak üzereydi ki Louisa arabada arpa yer kalsın diye yürüyerek geldiğini söyleyerek durumu toparladı. Bunun için yaptığımızı da anlatacağım dedi Louisa. Hepsini anlatacağım. Annemle babamın bu akşam keyifsiz olduklarını haber vermek için önden geldim. Özellikle de annemin hiç keyfi yok. Aklı fikri zavallı Richard'da. Bu yüzden Arp'ı getirmenin iyi olacağını düşündük. Çünkü sanırım Arp piyanodan daha çok hoşuna gidiyor. Niye keyfi olmadığını da anlatacağım size. Bu sabah Croft'lar ziyarete geldiklerinde sonra buraya da geldiler değil mi? Mrs. Croft'un erkek kardeşinin yüzbaşı Ventworth'un İngiltere'ye henüz döndüğünü ve doğruca onları görmeye geleceğini söylediler. Onlar gittikten sonra da annem bir zamanlar zavallı Richard'ın yüzbaşısının adının Wentworth ya da ona benzeyen bir şey olduğunu hatırladı ne yazık ki. Ne zamanmış neredeymiş bilmiyorum ama Richard ölmeden çok önceymiş. Zavallı adamcağız. Annem Richard'ın mektuplarını ve öteberisini karıştırdıktan sonra gerçekten de öyle olduğunu anladı. Bunun aynı adam olduğundan son derece emin. Aklı fikri bu konuda ve zavallı Richard'da. Bu yüzden hepimiz olabildiğince neşeli olmalıyız ki böyle hüzünlü şeyler düşünmesin diye ekledi. Bu hazin aile hikayesinin iç yüzü şuydu. Nusgrowlar ne yazık ki çok belalı. Hiç umut vaat etmeyen bir oğul sahibi olmuşlardı. Bu oğullarını 20 yaşına gelmeden kaybedecek kadar da şanslıydılar. Bu oğulları karadayken aptalca davrandığı ve ele avuca sığmadığı için denizci yapılmıştı. Ailesi onunla hiçbir zaman pek ilgilenmemişti. Gerçi daha fazlasını da hak etmiyordu. Aile ondan nadiren haber alabilmiş, iki yıl önce ölüm haberi Upper Cross'a ulaştığında da pek fazla üzülmemişlerdi. Şimdi kız kardeşleri ondan zavallı Richard diye söz ederek onun için ellerinden geleni yapıyor olsalar da Dick Musgrove aslında kalın kafalı, duygusuz, hayırsız adamın tekiydi. Yaşarken de öldükten sonra da Kısa adından başka bir şeyle anılmayı hak edecek hiçbir şey yapmamıştı. Denizde birkaç yıl geçirmiş, bütün deniz asteymenlerinin özellikle de her yüzbaşının kurtulmaya can attığı türden asteymenlerin başına gelen görev değişiklikleri sırasında yüzbaşı Frederick Wentworth'un fırkateyni Lakonya'da 6 ay bulunmuş ve yüzbaşının etkisiyle Lakonya'dan ailesine iki mektup yazmıştı. Yokluğu sırasında ailesi ondan yalnızca bu iki mektubu almıştı. Başka bir deyişle herhangi bir çıkar gözetmeden yazdığı mektuplar yalnızca bu ikisiydi. Ötekilerin hepsi para istemek için yazılmışlardı. Dick Musgrove her iki mektupta da yüzbaşısından övgüyle söz etmiş. Ancak ailesi bu konularla ilgilenmeye o kadar alışık değildi. Kişilerin ve gemilerin adlarına karşı öyle dikkatsiz ve kayıtsızdı ki zamanında bu yazılanlar onlar da pek yer etmemişti. Mrs. Musgrove'un birdenbire tam da bugün Wentworth adının oğluyla ilintisini hatırlaması insan beyninde arada sırada çakan şimşeklerden biri olsa gerekti. Mrs. Musgrove mektuplarını karıştırmış ve her şeyin tam da düşündüğü gibi olduğunu görmüştü. Aradan bunca zaman geçtikten sonra oğlunu sonsuza dek kaybetmiş ve onun tüm kusurlarını unutmuşken bu mektupları tekrar okumak sinirlerini fazlasıyla bozmuş oğlunun ölüm haberini ilk duyduğu günden daha çok üzülmesine yol açmıştı. Bu kadar şiddetli olmasa da Mr. Musgrove da aynı şekilde etkilenmişti. Küçük eve vardıklarında belli ki önce anılarını tazelemek sonra da neşeli akrabaları tarafından olabildiğince rahatlatılmak ihtiyacındaydılar. Musgrove'ların yüzbaşı Wentworth hakkında bu kadar çok konuşmalarını onun adını bu kadar sık anmalarını, geçmiş yıllar üzerinde bunca düşünmelerini ve sonunda onun Clifton'dan döndükten sonra bir iki kez karşılaştıklarını hatırladıkları, çok hoş bir genç adam olan yüzbaşı Wentworth'le aynı kişi olabileceğine, hatta büyük olasılıkla öyle olduğuna karar vermelerini, ama bu karşılaşmanın 7 yıl önce mi yoksa 8 yıl önce mi yaşandığından emin olamamalarını dinlemek En'in sinirlerini zorlayan yeni bir durum oluşturmuştu. Ancak En bu duruma alışması gerektiğini anladı. Yüzbaşı Wentworth'un gelmesi gerçekten de beklendiğine göre bu konuda duyarsız olmayı kendine öğretmek zorundaydı. Mesele yalnızca Yüzbaşı Wentworth'un bekleniyor olması hem de pek yakında bekleniyor olması değildi. Bu scroller, zavallı dike göstermiş olduğu yakınlıktan ötürü yüzbaşıya minnet duyuyorlar. Oğullarının altı ay boyunca onun gözetiminde olmasının ve ondan yazım hatalarından yoksun olmasa da iyi ve cesur bir adam. Yalnızca ona mercan balığı beğendirmek çok zor diye büyük övgüyle söz etmesinin etkisiyle kişiliğine büyük saygı besliyorlardı. Bu yüzden de geldiğini duyar duymaz kendilerini ona tanıtıp bir yakınlık kurmaya niyetlendiler. Alınan bu karar akşamın rahat geçmesini sağladı. 7. Bölüm Yalnızca birkaç gün sonra Yüzbaşı Wentworth'un Kellynch'de olduğu öğrenildi. Mr. Musgrove ona uğramıştı. Döndüğünde onu öve öve bitiremedi. Bir hafta sonra Croft'larla birlikte Upper Cross'a akşam yemeğine geleceğine dair de yüzbaşıdan söz almıştı. Mr. Musgrove, yüzbaşı Wentworth'u kendi evinde ağırlayıp mahzenindeki en sert ve en iyi içkileri sunarak ona minnetini göstermek için öyle sabırsızlanıyordu ki daha erken bir tarih ayarlanamadığı için büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Daha bir hafta vardı. Ene e göre ise yalnızca bir hafta sonra karşılaşmak zorunda kalacaklardı herhalde. Pek yakında En bir hafta olsun kendini güvende hissedebilmeyi arar olacaktı. Yüzbaşı Wentworth, Mr. Musgrove'un gösterdiği nezakete gecikmeden karşılık verdi. Az kalsın En de aynı yarım saat içinde büyük eve uğrayacaktı. En ile Mary de tam oraya gitmek için yola çıkmak üzereydiler ki Mary'nin büyük oğlunun kötü bir şekilde düştüğü için eve getirilmesi onları yollarından alıkoydu. Enin daha sonra öğrendiğine göre gitselerdi yüzbaşıyı kesinlikle orada bulacaklardı. Çocuğun durumu yüzünden ziyaretten tamamen vazgeçtiler. En sonradan çocuk için çok tasalandıkları sırada bile yüzbaşıyla karşılaşmaktan kurtulmuş olduğunu öğrenmeyi kayıtsızlıkla karşılayamadı. Oğlanın köprücük kemiğinin yerinden çıktığı anlaşıldı. Sırtından böyle bir darbe almış olması çok telaşlanmalarına neden oldu. Kaygı dolu bir öğleden sonra geçirdiler. En'in hemen yapması gereken bir sürü iş vardı. Eczacıyı çağırmalı, babayı bulup bilgilendirmesi için birini yollamalı, annenin sinir krizi geçirmesine engel olmalı, hizmetçileri denetlemeli, küçük kardeşi uzak tutmalı ve canı acıyan zavallı çocukla ilgilenip onu yatıştırmalıydı. Bir de akıl eder etmez büyük eve haber yolladı. Bunun sonucunda da işe yarar yardımcılar yerine korku içinde sorular soran insanlarla kuşatıldı. Eniştesinin eve dönüşü onu rahatlatan ilk şey oldu. Karısına en iyi o bakabilirdi. İkinci kurtarıcısıysa eczacının gelişiydi. O gelip çocuğu muayene edene kadar ne olduğunu bilemedikleri için hepsi en kötüsünü bekliyordu büyük bir yaralanma olduğunu düşünüyorlar ama yerini kestiremiyorlardı. Artık köprücük kemiği yerine takılmıştı. Mr. Robinson durmadan yoklasa da, ovalasa da, yüzünde ciddi bir ifadeyle hem babaya hem de teyzeye alçak sesle bir şeyler söylese de, hepsi iyi haber bekleyebilir, bir nebze rahatlamış olarak dağılıp akşam yemeği yiyebilirlerdi. İşte iki genç hala ancak o zaman tam kapıdan çıkmak üzerelerken yeğenlerinin durumunu biraz olsun unutup yüzbaşının ziyareti hakkında bilgi verebildiler. Anne babalarının arkasından beş dakika daha küçük evde kalarak yüzbaşıyı ne kadar beğendiklerini, onun bugüne kadar tanıyıp da beğendikleri erkeklerin hepsinden ne kadar daha yakışıklı ve hoş olduğunu anlatmaya çalıştılar. Babalarının ona yemeğe kalmasını söylediğini duyunca ne kadar sevindiklerini, Yüzbaşı elinde olmayan nedenlerle kalamayacağını söyleyince ne kadar üzüldüklerini, anne babaları ertesi gün akşam yemeğine gelmesi için ısrar edince geleceğine söz vermesine yine ne kadar mutlu olduklarını anlattılar. Yüzbaşı ona bu kadar ilgi göstermelerinin nedenini kavramış gibi son derece hoş bir tavırla söz vermişti. Kısaca öyle zarif davranmış ve konuşmuştu ki ikisinin de başlarını döndürmüştü. Kızlar bunları anlattıktan sonra koşarak gittiler. Görünüşe göre yürekleri sevinçle olduğu kadar aşkla da dolup taşıyordu ve belli ki küçük Charles'tan çok yüzbaşı Wentworth için çarpıyordu. Kızlar babalarıyla birlikte karanlık çöktükten sonra küçük çocuğu sormak için çıkıp geldiklerinde de aynı hikaye ve aynı coşkunluk gösterileri tekrarlandı. Varisi için duyduğu ilk tedirginliği üstünden atmış olan Mr. Musgrove kızlarının sözlerini onaylayıp kendi övgülerini dile getirdi. Yüzbaşı Wentworth'un ziyaretini ertelemek için artık bir neden kalmadığını umduğunu ve küçük evdekilerin büyük olasılıkla yüzbaşıyla tanışabilmek için küçük çocuğu bırakmak istemeyeceklerini düşünerek üzüldüğünü belirtti. Ah hayır, oğlumuzu bırakmak mı? Annesi de babası da bu düşünceye katlanamayacak kadar telaşlıydılar. En de bu karşılaşmayı atlatacak olmanın sevinciyle Onların itirazlarına katılmaktan kendini alamadı. Aslında sonradan Charles Musgrove gitmeye daha hevesli göründü. Çocuğun durumu gayet iyiydi. Yüzbaşı Wentworth'le tanışmayı o kadar istiyordu ki belki akşam onlara katılabilirdi. Akşam yemeğine kalmazdı ama yarım saatliğine uğrayabilirdi. Ama karısı, "Ah hayır Charles, gitmene kesinlikle dayanamam. Ya bir şey olursa." diyerek buna şiddetle karşı çıktı. Oğlan geceyi rahat geçirdi. Ertesi gün de iyi görünüyordu. Omurgasının hasar görmediğinden emin olmak için zamana ihtiyaç vardı. Ama Mr. Robinson telaş edilecek bir durum görmedi. Bu yüzden de Charles Musgrove daha fazla eve kapanmasına gerek olmadığına karar verdi. Çocuğun yataktan çıkmaması ve olabildiğince sakin bir şekilde oyalanması gerekiyordu. Ama bir baba evde kalıp da ne yapacaktı? Kadınlara göre bir işti bu hiçbir işe yaramayacakken kendini eve kapatması son derece saçma olurdu. Babası yüzbaşıyla tanışmasını çok istiyordu. Aksini gerektirecek geçerli bir neden olmadığına göre gitmesi gerekirdi. Bu tartışma Charles'ın avdan döndükten sonra hemen üstünü değiştireceğini ve akşam yemeğini büyük evde yiyeceğini açıkça ve cesaretle söylemesiyle son buldu. Çocuk bundan iyi olamazdı, dedi Charles. O yüzden az önce babama geleceğimi söyledim. O da bana hak verdi. Ablan yanında olduğuna göre hayatım, vicdan azabı çekmeme de gerek yok. Sen oğlanı bırakmak istemezsin ama ben bir işe yaramıyorum biliyorsun. Herhangi bir şey olursa en beni çağırtır. Eşler çoğunlukla karşı çıkmanın ne zaman işe yaramayacağını anlarlar. Biri de Charles'ın konuşma şeklinden onun gitmeye kararlı olduğunu, onu sinirlendirmesinin bir işe yaramayacağını anladı. O yüzden o odadan çıkana kadar hiçbir şey demedi. Ama enle baş başa kalır kalmaz. Demek bu zavallı çocukcağızın başında ikimiz nöbet tutacağız. Bütün gece yanımızda Tanrı'nın tek bir kulu olmayacak. Böyle olacağını biliyordum. Benim kaderim bu. Bir terslik olduğunda erkekler her zaman işin içinden sıyrılırlar. Charles da bir erkek işte. Ne kadar duygusuz. Zavallı küçük oğlundan kaçması büyük duygusuzluk doğrusu. Durumunun ne kadar iyiye gittiğini söyleyip duruyor durumunun iyiye gittiğini ya da yarım saat sonra ani bir değişiklik olmayacağını nereden biliyor ki? Charles'ın bu kadar duygusuz olacağını düşünmezdim doğrusu. Yani şimdi o gidip keyfine bakacak ama zavallı bir anne olarak benim yerimden kıpırdamama izin yok. Oysa çocuğun yanında kalması en uygun olmayan insan benim. Asıl anne olduğum için benim sinirlerimin yıpratılmaması gerek. Bunu hiç kaldıramam. Dün nasıl sinir krizi geçirdiğimi gördün dedi. Ama yalnızca yaşadığın ani telaşın, geçirdiğin şokun etkisiyle oldu o. Bir daha öyle sinir krizi geçirmezsin. Canımızı sıkacak bir şey olacağını sanmıyorum. Mr. Robinson'ın talimatlarını son derece iyi anladım. Hiç korkum yok. Doğrusu kocana şaşmıyorum, Mary. Çocuk bakmak erkeğin işi değil, onun uzmanlık alanına girmez. Hasta bir çocuk her zaman annesine aittir. Öyle olmasının nedeni de çoğunlukla annenin kendi duygularıdır, dedi En. Ben de her anne kadar çocuğuma düşkün olduğumu sanıyorum. Ama hasta odasında Charles'tan daha fazla işe yarıyor muyum emin değilim. Yanlış olduğunu bile bile çocukcağızı sürekli azarlayıp duramam ki. Bu sabah gördün. Ona uslu durmasını söylemeye kalkıştığım an sağa sola saldırmaya başlıyor. Böyle şeyleri benim sinirlerim kaldırmıyor diye karşılık verdim Mary. Ama bütün gece oğlundan uzak kalırsan için rahat eder mi? Eder. Babası bunu yapabiliyorsa ben neden yapamayayım? Cemayma çok dikkatli bir kadın. Saat başı bize Charles'ın nasıl olduğuna dair haber yollayabilir. Bence gerçekten de Charles babasına hepimizin geleceğini söyleyebilirdi. Dün çok telaşlanmıştım ama bugün durum çok farklı. Gideceğini haber vermek için geç kalmadıysan sen de kocanla gidebilirsin sanırım. Küçük Charles'ı bana bırakın. Ben onunla kalırsam Mr. ve Mrs. Musgrove da bunda bir sakınca görmeyeceklerdir diye önerdi En. Ciddi misin diye bir çığlık attı Mary gözleri parlayarak. Tanrım bu harika bir fikir gerçekten harika. Ben gitsem de olur kalsam da nasılsa evde bir işe yaramıyorum değil mi? Hırpalandığımla kalıyorum. Bir annenin duygularına sahip olmadığın için sen çok daha uygun bir insansın Küçük Charles'a ne istersen yaptırabilirsin. Senin sözünü hemen dinler. Böylesi onu Cemayma'yla yalnız bırakmaktan bin kat daha iyi. Ah gideceğim elbette. Charles kadar benim de gidebiliyorsam gitmem gerektiğine eminim. Çünkü özellikle de benim yüzbaşıyla tanışmamı çok istiyorlar. Senin tek başına kalmayı dert etmediğini de biliyorum. Çok iyi akıl ettin doğrusu En. Gidip Charles'a haber vereyim de hemen hazırlanayım. Bir sorun olursa bizi hemen çağırtabilirsin. Biliyorsun ama seni telaşlandıracak bir şey olacağını hiç sanmıyorum emin ol. Sevgili oğlum için içim rahat olmasa dünyada gitmezdim. Hemen ardından kocasının giyinme odasına koşup kapıyı tıklattı. En de onun peşinden yukarı çıktığı için karı kocanın arasında geçen tüm konuşmayı duyabildi. Mary sevinçten uçarak söze başladı. Ben de seninle geleyim diyorum Charles. Çünkü evde ben de senden fazla işe yaramıyorum. Kendimi sonsuza kadar eve kapayıp küçük Charles'ın yanında kalsam da onu istemediği bir şeyi yapmaya ikna edemem. Onunla en kalacak. Evde kalıp çocuğa bakmayı o üstlendi. Kendi önerdi bunu. Bu yüzden ben seninle geleceğim. Böylesi çok daha iyi olacak. Çünkü salı gününden beri büyük evde akşam yemeği yemedim. En çok nazik davranmış diye karşılık verdi kocası. Senin gelmene de çok sevinirim ama hasta çocuğumuza baksın diye eni evde tek başına bırakmak ona haksızlık olmaz mı? En söze karışıp kendi nedenlerini anlatacak kadar yakındaydı. İkna olmanın en hafifinden akla uygun olduğu bu durumda, tavrındaki içtenlikle ikna etmeyi kolayca başardığı eniştesi, Enin evde kalıp akşam yemeğini tek başına yemesine daha fazla karşı çıkmadı ama hala ilerleyen saatlerde çocuk gece uykusuna yattıktan sonra En'in onlara katılmasını istiyordu. Gelip onu almayı önerdi ama En razı olmadı. Durum böyle olunca da En çok geçmeden kız kardeşiyle kocasının keyifleri pek yerinde olarak evden çıktıklarını zevkle izledi. Gidince mutlu olmalarını umdu. Bu mutluluk ne kadar garip inşa edilmiş görünürse görünsün, kendisine gelince büyük olasılıkla bir daha hiç olmayacağı kadar rahatlamış hissediyordu kendini. Çocuğa en iyi kendisinin baktığını biliyordu. Frederick Wentworth'un yalnızca bir kilometre ötede başkalarını etkiliyor olmasından ona neydi? Yüzbaşının karşılaşmaları olasılığıyla ilgili ne düşündüğünü bilmek isterdi. Genç adam belki de bunu umursamıyordu. Bu koşullarda umursamamak mümkünse elbette. Ya umursamıyor ya da istemiyor olmalıydı. Eni tekrar görmeyi istemiş olsaydı bunca zaman beklemezdi. Uzun süre önce hayat ona tek eksiği olan maddi bağımsızlığı erkenden sunduğunda enin onun yerinde olsaydı yapmış olacağına inandığı şeyi yapardı. Kız kardeşiyle kocası yeni tanıştıkları kişiden ve genel olarak ziyaretlerinden çok memnun kalmış olarak döndüler. Müzik dinlemiş, şarkı söylemiş, sohbet etmiş, gülüp eğlenmişlerdi. Gece çok güzel geçmişti. Yüzbaşı Wentworth'e hayran kalmışlardı yüzbaşı hiç çekingen ya da tutuk davranmamıştı. Sanki hepsi de birbirlerini çok iyi tanırmış gibi hissetmişlerdi. Yüzbaşı hemen ertesi sabah Charles'la birlikte ava çıkacaktı. Kahvaltıya gelecekti ama küçük eve değil. Gerçi ilk başta önerilen buydu ama daha sonra büyük eve gelmesi için ısrar edilmişti. O da çocuğu düşünerek Mrs. Musgrove'un ayağının altında olmak istememiş ve nasıl olduğunu onlar da tam anlayamadan bir şekilde kahvaltı için Charles'la babasının evinde buluşmaları kararlaştırılmıştı. En durumu anlamıştı. Yüzbaşı onu görmekten kaçınıyordu. Yüzbaşının onun hakkında eski bir uzak tanıdığın soracağı türden bir iki şey sorduğunu öğrenmişti. Belki o da En'in kabul ettiği, hatta özellikle belli ettiği gibi karşılaştıklarında tanıştırılmaktan kurtulmak için böyle yapmıştı. Sabahları küçük evde gün hep büyük evdekinden daha geç saatte başlardı. Ertesi sabah aradaki bu fark o kadar açılmıştı ki Charles gelip ava çıkmak üzere olduklarını, köpekleri almaya geldiğini, kız kardeşleriyle yüzbaşının da yola da olduklarını söylediğinde Anne ile Mary daha yeni kahvaltıya oturmuşlardı. Charles'ın kız kardeşleri Mary'i ve küçük oğlanı yoklamak, yüzbaşı da rahatsız etmeyecekse Mary'i ziyaret etmek istemişti. Charles Oğlanın iyi olduğunu, yüzbaşının hiçbir rahatsızlık vermeyeceğini söylemiş olmasına karşın o yine de Charles'a haber vermesi için önden yollamadan rahat etmemişti. Bu ilgiden son derece hoşnut kalan Mary, yüzbaşı Wentworth'un gelişini sevinçle karşıladı. Ense karmaşık duygular içindeydi. Bu duygular arasında en rahatlatıcı olanı da bu ziyaretin kısa sürecek olmasıydı. Gerçekten de kısa sürdü. Charles hazırlıklarını tamamladıktan iki dakika sonra diğerleri geldi. Hepsi salondaydılar. En yüzbaşı Wentworth'le göz göze gelir gibi oldu. Onun hafifçe eğildiğini, nezaket gereği selam verdiğini gördü. Sesini duydu. Yüzbaşı Mary ile konuştu. Söylemesi uygun düşen her şeyi söyledi. Ardından genç Musgrove hanımlarına dönüp bir şeyler söyledi. Bu kadarı onlarla içli dışlı olduğunu göstermeye yetmişti. Oda dolu gibiydi. Seslerle ve insanlarla dop dolu. Ama birkaç dakika içinde her şey bitti. Charles pencerede gözüktü. Her şey hazırdı. Konukları eğilerek selam verip gitmişti. Genç Musgrove hanımları da birdenbire ava giden beylerle birlikte köyün dışına kadar yürümeye karar vermişler ve çıkıp gitmişlerdi. Salon boşalmıştı en kahvaltısını bitirebilirdi. Geçti artık, geçti diye tekrarladı içinden. Gergin bir minnettarlıkla. En kötüsünü atlattım. Merip bir şeyler söylüyordu ama en dikkatini ona veremedi. Frederick Wentworth'u görmüştü. Karşılaşmışlardı. Bir kez daha aynı odada bulunmuşlardı. Ancak çok geçmeden mantıklı düşünmeye ve duygularına gem vurmaya çalıştı. Sekiz yıl. Her şeyden vazgeçeli neredeyse sekiz yıl olmuştu. Şimdi... Aradan geçen bu zamanın geride bıraktığı ve silikleştirdiği heyecanları uyandırmak ne kadar saçmaydı. Sekiz yıl neleri değiştirmezdi ki? Türlü türlü olaylar, değişimler, yabancılaşmalar, uzaklaşmalar bu süre zarfında bunların hepsi yaşanmış olmalıydı. Geçmişte unutulmuş olmalıydı. Bu da ne kadar doğal ve kesindi. Sekiz yıl E'nin kendi hayatının neredeyse üçte biriydi. Yazık ki tüm bu akıl yürütmelerine rağmen 8 yılın derine işlemiş duygular için pek de uzun bir süre sayılamayacağını anladı. Peki şimdi yüzbaşının tavrını nasıl yorumlamalıydı? Ondan uzak durmak mı istiyordu? Bir an sonra bu soruyu sormasına neden olan aptallığı yüzünden kendinden nefret etti. Ne kadar akıllıca davranmaya çalışırsa çalışsın sormaktan kendini alamayacağı bir sorunun yanıtını merak etmekten çok geçmeden kurtuldu. Çünkü genç Musgrove hanımları yürüyüşten dönüp küçük eve yaptıkları ziyareti sonlandırdıktan sonra Mary kendiliğinden ona dedi ki Yüzbaşı Wentworth sana pek kibar davranmıyor en. Oysa bana ne kadar ilgi gösterdi. Henrietta buradan çıktıklarında ona senin için ne düşündüğünü sormuş. O da o kadar değişmiş ki neredeyse tanıyamayacaktım demiş. Mary, ablasının duygularına saygı gösterecek kadar hassas değildi. Ama bu kez bir yarayı kaşıdığından tamamıyla habersizdi. Tanıyamayacağı kadar değişmişim demek. En sessiz ve derin bir onur kırıklığı yaşayarak bu sözü tamamıyla kabullendi. Hiç kuşkusuz değişmişti. Misilleme de yapamazdı. Çünkü yüzbaşı değişmemişti. Ya da en azından olumsuz yönde değişmemişti. En bunu kendine çoktan itiraf etmişti. Daha farklı da düşünemezdi. Varsın yüzbaşı onun hakkında istediğini düşünsündü. Hayır, En'in gençliğini ve güzelliğini yıpratan yıllar yüzbaşıya yalnızca daha çekici, daha erkeksi bir hava vermiş, onun kişisel üstünlüklerine zerre kadar zararı dokunmamıştı. En karşısında aynı Frederick Wentworth'u görmüştü. Öyle değişmiş ki onu neredeyse tanıyamayacaktım. Bu sözler aklından hiç çıkmayacaktı. Yine de çok geçmeden bunları duyduğuna sevinmeye başladı. Bu sözler kendine gelmesini, heyecanını bastırmasını, sakinleşmesini sağlamıştı. Bu yüzden de onu daha mutlu etmiş olmalıydılar. Frederick Wentworth bunu ya da buna benzer bir şeyleri söylemişti. Ama söylediklerinin enin kulağına gideceğini hiç düşünmemişti onu çok bozulmuş bulmuştu. Kendisine sorulunca da bir anda içinden geçenleri olduğu gibi söylemişti. En el affetmemişti. En onu kullanmış, terk etmiş ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha da kötüsü böyle yaparak zayıf karakterli olduğunu göstermişti. Yüzbaşının kararlı yapısının kaldırabileceği bir şey değildi bu. En başkalarını memnun etmek için ondan vazgeçmişti. Başkalarının sözüne çok fazla önem vermişti zayıflık ve korkaklık göstermişti. Frederick ona içtenlikle bağlanmış, o günden sonra da hiçbir kadını ona denk görmemişti. Ama onu görmek istemesinin doğal bir merak hissi dışında hiçbir nedeni yoktu. Enin Frederick üzerindeki etkisi sonsuza dek silinmişti. Yüzbaşının şimdiki amacı evlenmekti. Zengindi, artık karaya döndüğüne göre de aklını çelecek birini bulur bulmaz yuva kurmak niyetindeydi. Aslında aranıyordu da. Derdi tasası olmayan bir şıp sevdi hızıyla aşık olmaya hazırdı. Genç Musgrove hanımlarının hangisi kendisini isterse ona gönül verebilirdi. Önüne çıkacak herhangi başka bir genç kadına da tutulabilirdi. En Elliot dışında elbette. Ablasının bu konuda yürüttüğü tahminlere karşılık verirken bu istisnayı kendisine saklamıştı. Evet, Sofya karşında aptalca bir evlilik yapmaya hazır biri var. 15 ile 30 yaş arası kim isterse beni elde edebilir. Biraz güzellik, birkaç gülümseme, donanmaya edilecek bir iki övgü dolu söz, kapıldım gitti demektir. Kadınlar arasında bulunamadığı için kibarlaşamayan bir denizciye de bu kadarı yetmez mi zaten? Ablası, kardeşinin bunu karşı çıkılmasını istediği için söylediğini biliyordu. Genç adamın ışıl ışıl parlayan gururlu gözlerinden kibar olduğundan emin olmanın mutluluğu okunuyordu. Genç adam, tanışmak istediği kadını fazlasıyla ciddi bir tavırla anlatırken de Anne Elliot, aklından hiç geçmiyor değildi. Akıllı ve iyi huylu bir kadın demekle yetiniyordu. Böyle bir kadın istiyorum işte. Biraz daha azına da razı olur elbette ama çok da azı olmamalı. Budala denirse densin bana. Bu konuya çoğu erkekten daha fazla kafa yordum. 8. Bölüm O günden sonra Yüzbaşı Wentworth ile Anne Elliot sürekli aynı çevrede bulundular. Çok geçmeden Musgrove'larda hep birlikte akşam yemeği yiyorlardı. Çünkü küçük Charles'ın sağlık durumu artık teyzesinin onun arkasına saklanamayacağı kadar düzelmişti. Bu da başka akşam yemeklerinin ve görüşmelerin ilki oldu. Eski duyguların canlanıp canlanmayacağını yaşayıp görmek zorundaydılar. Eski günler her ikisine de hatırlatılacaktı hiç kuşkusuz. Onların o günlere dönmemeleri olanaksızdı. Konuşmalar sırasında yeri geldiğinde yüzbaşı nişanlandıkları yıla değinmeden geçemezdi. Mesleği ona konuşma hakkını veriyor, yapısı da bu hakkı kullanmasına neden oluyordu. Birlikte geçirdikleri ilk gece boyunca bu 1806'da olmuştu. Bu 1806'da ben denize açılmadan önce olmuştu gibi cümleler kurdu. Sesi titremese de konuşurken hafifçe kendisinden yana baktığını varsaymak için ortada hiçbir neden olmasa da en onu iyi tanıdığı için kendisi gibi onun da geçmiş günleri anmadan edemeyeceğini biliyordu. İkisinde de aynı anılar canlanıyor olmalıydı ama en bu anıların ikisine de aynı acıyı verdiklerini hiç sanmıyordu. Birbirleriyle hiç sohbet etmediler. Aralarında en sıradan nezaketin gerektirdiğinin ötesinde bir konuşma geçmedi. Bir zamanlar birbirlerinin her şeyiydiler. Şimdi ise hiçbir şeyi. Eskiden olsa şu anda Upper Cross'taki salonu dolduran bu kalabalık topluluğun içinde birbirleriyle konuşmadan duramayanlar onlar olurdu. Başka kimselerde onlarınki kadar temiz iki kalp, bu kadar benzer zevkler, bu denli uyumlu duygular, bu kadar sevilen çehreler olamazdı. Belki yalnızca birbirlerine çok bağlı ve mutlu görünen amiralle Mrs. Crowton dışında. Şimdi ise iki yabancı gibiydiler. Hayır, bu yabancı olmaktan da beterdi. Çünkü asla yeniden tanışamazlardı. Sonsuza dek sürecek bir yabancılıktı bu. Yüzbaşı konuştuğunda en onun eski sesini duyuyor, eski düşüncelerini seziyordu. Topluluk içinde donanmalarıyla ilgili her konuda bir bilgisizlik yaygındı. Herkes Özellikle de gözleri yüzbaşıdan başkasını pek görmeyen genç Moskrow hanımları ona gemideki yaşam, günlük işler, yemekler ve saatlerle ilgili bir sürü soru soruyorlardı. Yaptığı açıklamaları dinleyip gemide ne kadar pratik düzenlemeler yapılabileceğini öğrenince şaşıran hanımlara tatlı tatlı takılıyordu yüzbaşı. Bu da En'in bu konularda kendisinin de bilgisiz olduğu o ilk günleri hatırlamasına neden oldu. Yüzbaşı onu da denizcilerin gemide aç yaşadıklarını ya da yiyecek bir şeyleri varsa bile onu pişirecek aşçıları, servis yapacak uşakları, yiyecek çatal bıçakları olmadığını sanmakla suçlamıştı. En bunları dinleyip, bunları düşünürken, Mrs. Musgrove'un duyduğu büyük üzüntünün etkisiyle kendini tutamayıp kulağına fısıldamasıyla daldığı düşüncelerden uyandı. Ah Miss Anne, Tanrı oğlumu bağışlamış olsaydı, o da şimdi böyle bir adam olacaktı. En gülümsemesini bastırıp Mrs. Musgrove'un biraz daha içini dökmesini nazikçe dinledi. Bu yüzden de birkaç dakikalığına diğerlerinin ne konuştuklarını kaçırdı. Dikkatini yine ilgilendiği konuya verdiğinde genç Musgrove hanımlarının donanma listesini Upper Cross'a ilk giren liste olan kendi donanma listelerini getirdiklerini ve incelemek için hep birlikte onun başına oturduklarını gördüm. Sözde yüzbaşının kumanda etmiş olduğu gemileri bulacaklardı. İlk geminiz Asp'tı hatırlıyorum. Hadi Asp'ı bulalım. Onu burada bulamazsınız. Hayli yıprandı ve zarar gördü. Ona kumanda eden son kişi bendim. O zaman bile pek yola çıkabilecek durumda değildi. Bir iki yıl yurt içinde kullanılabileceğine dair rapor verilmişti. İşte bu nedenle beni Batı Hint adalarına gönderdiler. Kızlar çok şaşırmışlardı. Amiraller arada sırada denize açılması uygun olmayan bir gemiye birkaç yüz adam doldurup göreve yollayarak eğlenirler. Ama bakmaları gereken çok adam var ve dibi boylasa da boylamasa da fark etmeyecek olanlar arasında kaybettiklerine en az üzüleceklerini seçebilmeleri olanaksız. Şuna bakın diye bağırdı amiral. Şu gençler neler söylüyor böyle. Vaktiyle Asptan daha iyi bir gemi yoktu. Eski gemiler arasında onun gibisi yoktur. Yüzbaşı o gemiye düştüğü için çok şanslı. Aynı anda kendisinden daha üstün 20 kişinin de o gemiye kabul edilmek için başvurduğunu biliyor. Onun kadar ilgisizken bu kadar çabuk bir şey elde ettiği için şanslı sayılır. Şanslı olduğumu biliyordum amiral emin olun diye ciddiyetle karşılık verdi yüzbaşı Wentworth. Göreve getirildiğim için çok sevinmiştim. O zamanlar denize açılmak en büyük amacımdı. Bir şeyler yapmak istiyordum. Yaptın da hiç kuşkusuz. Senin gibi genç bir adam karada altı ay boyunca ne yapardı? Evli olmayan bir erkek çok geçmeden yine denize açılmak ister, dedi Amiral Croft. Ama yüzbaşı Wentworth, diye bağırdı Louisa. Aspa gelip de size nasıl eski püskü bir şey verdiklerini gördüğünüzde ne kadar canınız sıkılmıştır kim bilir. Önceden de o geminin ne durumda olduğunu iyi biliyordum, dedi yüzbaşı gülümseyerek. Kendinizi bildiğiniz bileli tanıdıklarınızın yarısına ödünç verildiğini gördüğünüz, en sonunda da çok yağmurlu bir günde kullanmanız için size verilen eski bir kürk mantonun modaya uygunluğu ya da sağlamlığı hakkında siz ne öğrenebilirseniz, benim de o gemi hakkında öğreneceklerim o kadardı işte. Ah, asp benim için çok değerliydi. Kendisinden istediğim her şeyi yaptı. Yapacağını biliyordum. Ya birlikte denizin dibini boylayacaktık ya da beni başarıya götüren gemi olacaktı o. Onunla denize geçirdiğim bütün o süre boyunca iki gün bile kötü hava yaşamadık. Bizi eğlendirmeye yetecek kadar korsanı da aramıza kattıktan sonra sonbaharda eve dönerken istediğim Fransız fırkateynine rastlayacak kadar da şanslıydım. Onu Plamat'a getirdim ve işte burada şans yine yüzüme güldü. Plamat körfezine geleli 6 saat olmamıştı ki 4 gün 4 gece sürecek bir fırtına koptu. Fransızlarla temasımız da gemimize pek yaramamıştı. O yüzden bunun yarısı kadar bir süre bile aspın hakkından gelmeye yeterdi. 24 saat geciksem gazetelerin bir köşesindeki küçük bir sütunda adı geçen cesur yüzbaşı Wentworth olurdum yalnızca. Küçük bir gemiyle denizde kaybolduğum için kimse beni hatırlamazdı bile. En içinden ürperdi. Ama genç Musgrove hanımları acıma ve dehşet duygularını içlerinden geldiği gibi ifade edebildiler. Sanırım ondan sonra da dedi Mrs. Musgrove yüksek sesle düşünür gibi kısık bir sesle. Yüzbaşı Lakonya'ya gitti ve orada zavallı oğlumuzla tanıştı. Başıyla işaret ederek oğlunu çağırdı. Charles hayatım Yüzbaşı Wentworth'e zavallı kardeşinle ilk kez nerede tanıştığını sor lütfen. Hep unutuyorum. Cebeli Tarık'ta tanışmışlardı anne, ben biliyorum. Dik, hastalandığı için Cebeli Tarık'ta kalmıştı. Eski yüzbaşısı, Yüzbaşı Wentworth'e tavsiye mektubu yazmıştı. Ah, Charles, Yüzbaşı Wentworth'e benim yanımda Dik'ten söz etmekten çekinmemesini söyle. Böyle değerli bir dostun ondan söz ettiğini duymaktan memnun olurum, dedi Mrs. Musgrove. Böyle bir durumun yol açabileceği olasılıklara bir parça daha temkinli yaklaşan Charles başını sağlayarak yanıtladı Mrs. Musgrove'u ve uzaklaştı. Kızlar şimdi Lakonya'yı bulmaya çalışıyorlardı. Yüzbaşı Wentworth onları bu zahmetten kurtarmak için bu değerli kitabı kendi ellerine almadan edemedi ve geminin adının, sınıfının ve askeri olmayan güncel görevinin yazılı olduğu kısa açıklamayı bir kez daha yüksek sesle okudu. Ardından bu geminin de bir erkeğin sahip olabileceği en iyi dostlardan biri olduğunu belirtti. Ah, Lakonya'daki günlerim ne güzel günlerdi. Orada ne kadar çabuk para kazandım. Bir arkadaşımla birlikte Batı Hint adaları açıklarında çok güzel bir yolculuk yaptık. Zavallı Hervil, kardeşim benim. Paraya ne kadar çok ihtiyacı vardı biliyor musunuz? Benden de çok istiyordu para kazanmayı. Onun bir karısı vardı. Harika bir adamdır. Ne kadar mutlu olduğunu hiç unutmayacağım. Bütün mutluluğu da karısı içindi. Ertesi yaz Akdeniz'de de aynı şansı yakaladığım zaman keşke o da yanımda olsaydı diye geçirdim içimden. Sizin o geminin kaptanlığına getirildiğiniz gün şans asıl bizim yüzümüze güldü yüzbaşı. Yaptıklarınızı asla unutmayacağız, dedi Mrs. Musgrove. Mrs. Musgrove duygulandığı için alçak sesle konuşmuştu. Söylediklerinin yalnızca bir bölümünü duyan ve büyük olasılıkla o sırada Dick Musgrove'u aklının ucundan bile geçirmeyen yüzbaşı Wentworth, kadının sözüne devam etmesini bekler gibi durakladı. ''Kardeşimden söz ediyor.'' diye mırıldandı kızlardan biri. Annem zavallı Dick'i hatırladı. Mrs. Musgrove, ''Zavallı çocukcağız.'' diye konuşmayı sürdürdü. Sizin gözetiminizdeyken kendine o kadar çeki düzen vermiş, öyle güzel mektuplar yazar olmuştu ki. Ah, keşke sizin geminizden hiç ayrılmasaydı. İnanın yüzbaşı Wentworth sizden ayrıldığı için çok üzgünüz. Bu konuşma sırasında bir an için yüzbaşı Wentworth'un yüzünden öyle bir ifade gelip geçti. Parlak gözlerinde öyle bir bakış belirip kayboldu. Güzel dudakları öyle büküldü ki en onun Mrs. Musgrove'un oğluyla ilgili dileklerini paylaşmadığı gibi büyük olasılıkla ondan kurtulmaya can atmış olduğu sonucuna vardı. Ama tüm bu belirtiler yüzbaşıyı en kadar iyi tanımayanların fark edemeyecekleri derecede geçiciydi. Yüzbaşı bir an sonra kendini tamamıyla topladı ve ciddileşti. Hemen ardından da enle Mrs. Musgrove'un oturmakta olduğu kanepeye yaklaşıp Mrs. Musgrove'un yanına oturdu ve onunla alçak sesle oğlu hakkında konuşmaya başladı. Anne babanın duyarlı ve içten duygularına ne kadar saygı duyduğunu gösteren bir ilgi ve doğal bir nezaketle konuşuyordu. Mrs. Musgrove, yüzbaşıya seve seve yer açtığından şimdi en yüzbaşı aynı kanepede oturuyorlardı. Aralarında yalnızca Mrs. Musgrove vardı. Bu da önemsiz bir engel sayılmazdı hani. Mrs. Musgrove hayli cüsseliydi. Hassas ve duyarlı olmaktan çok çevresine neşe ve mutluluk saçacak yapıda bir kadındı. Mrs. Musgrove'un cüssesi, enin narin bedeninde ve dalgın yüzünde beliren çalkalanmaları tamamıyla ölse de hayattayken kimsenin umursamadığı oğlunun kaderine iç çeken bu şişman kadınla ilgilenirken kendine hakim olduğu için yüzbaşı Wentworth takdiri hak ediyordu. Cüsseyle ruhun çektiği acılar mutlaka uyumlu olmak zorunda değildir. İri yarı birinin de dünyanın en zarif bacaklarına sahip biri kadar acı çekme hakkı vardır. Ama bazen birbiriyle öyle uyumsuz özellikler bir araya gelir ki, haksızlık olsa da olmasa da mantığın işlemeyeceği, zevksizlik sayılan alay konusu olacak durumlar ortaya çıkar. Ferahlamak için odanın içinde ellerini arkasında kavuşturup birkaç tur atan amiral karısı tarafından konuyu değiştirmesi için uyarılınca yüzbaşı Wentworth'un yanına geldi. Ve konuşmayı böldüğüne bakmadan yalnızca kendi kafasının içindekileri düşünerek Frederick, geçen ilkbahar Lisbon'da bir hafta daha kalsaydın Lady Mary Grierson'la kızlarını gemiyle İngiltere'ye getirmen istenecekti, dedi. Öyle mi? İyi ki bir hafta daha kalmamışım o halde, diye karşılık verdi yüzbaşı. Amiral, onu kadınlara karşı nezaketsiz olmakla suçladı. Yüzbaşı kendini savundu ama bir yandan da bir balo ya da birkaç saatlik bir ziyaret söz konusu olmadıkça hiçbir kadını gemisine kendi isteğiyle kabul etmeyeceğini açıkça söyledi. Ben kendimi tanıyorsam bunun nedeni onlara karşı nezaketsiz olmam değil. Daha çok insan ne kadar çabalarsa çabalasın, ne özverilerde bulunursa bulunsun Gemide bir kadını rahat ettirecek koşulların oluşturulamayacağını bilmemden kaynaklanıyor. Kadınların her konuda rahat etme isteğine büyük önem vermek nezaketsizlik olamaz. Benim yaptığım da bu işte amiral. Gemide kadınların olduğunu bilmekten ya da onları gemide görmekten hiç hoşlanmam. Benim komuta ettiğim hiçbir gemi elimden geldiği kadarıyla hanımlardan oluşan bir grubu hiçbir yere götürmeyecektir." dedim. Bu sözler ablasının ona karşı çıkmasına yol açtı. Ah Frederick, böyle konuştuğuna inanamıyorum. Ne gereksiz bir incelik. Kadınlar gemide de İngiltere'nin en güzel evindeki kadar rahat edebilirler. Ben de kadınların büyük bölümü kadar uzun süre gemide yaşadım sanırım. Bir savaş gemisindeki yaşam koşullarının üstüne yoktur. Yaşadığım gemilerin sayısı beşi bulur ve başıyla nazikçe eni göstererek sözlerini sürdürdü. Kellynch malikanesinde bile o gemilerin çoğunda her zaman sahip olduğundan daha büyük bir konfora ya da lükse sahip değilim. Yerinde bir saptama değil, diye karşılık verdi kardeşi. Sen kocanla birlikteydin ve gemideki tek kadındın. Ama, ama Mrs. Harville'i, kız kardeşini, kuzenini ve üç çocuklarını postmattan, plamata getiren sendin. Kadınlara gösterdiğin bu aşırı ince, olağanüstü nezaket o zaman nerelerdeydi? Dostluğum ağır bastı Sofia. Elimden geldiği sürece hangi subay karısına olsa yardım ederim. Her vil isterse istediği herkesi, her şeyi dünyanın öbür ucunda bile olsa getiririm. Ama bu olayı özünde bir şanssızlık olarak değerlendirmediğimi de düşünme. Hepsi son derece rahat etmişti, bundan emin olabilirsin. Bu yüzden onlardan daha çok hoşlanmam gerekmez. O kadar kadının ve çocuğun gemide rahat etmeye hakları yok. Sevgili Frederick, ama boş konuşuyorsun. Herkes senin gibi düşünseydi, kocalarımızın peşinden sürekli bir limandan diğerine götürülmek isteyen bir denizci eşlerinin hali ne olurdu? Düşünsene. Gördüğün gibi, düşüncelerim Mrs. Serville bütün ailesini planmata götürmeme engel olmadı. Ama senin böyle pek hassas bir beyefendi gibi konuşmandan ve sanki bütün kadınlar pek hassas hanımefendilermiş de Mantıklı insanlar değillermiş gibi düşünmenden nefret ediyorum. Hiçbirimiz el bebek gül bebek yaşamayı beklemiyoruz. Ah hayatım, dedi amiral. Hele bir evlensin, o zaman başka türlü konuşacak. O evlendikten sonra biz bir savaşı daha görecek kadar yaşarsak onun da ikimizin ve başka birçoklarının yaptıklarını yaptığını göreceğiz. Ona karısını getirecek herkese çok minnettar kalacaktır. Evet haklısın dedi Mrs. Croft. Şimdi yandım işte diye bağırdı yüzbaşı Wentworth. Evli insanlar bana ah evlendiğin zaman çok farklı düşüneceksin diyerek saldırmaya başladıklarında yalnızca hayır düşünmeyeceğim diyebiliyorum. O zaman da onlar yine hayır düşüneceksin diyorlar ve konu bu şekilde kapanıyor. Yüzbaşı ayağa kalkıp odanın öbür tarafına doğru yürüdü. Ne çok yolculuk etmiş olmalısınız hanımefendi, dedi Mrs. Musgrove. Crow. Mrs. Grove da. 15 yıllık evliliğim boyunca bir hayli yolculuk yaptım. Gerçi birçok kadın daha da fazlasını yapmıştır. Atlantik'i dört kez geçtim. Bir kez, tek bir kez de Doğu Hindistan'a gidip geldim. İngiltere'ye daha yakın farklı yerlerde de bulundum. Kork'ta, Lisbon'da, Cebelitarık'ta. Ama Meksika körfezinin ötesine hiç geçmedim. Batı Hint adalarına da hiç gitmedim. Bermuda ya da Bahama'yı Batı Hint adalarından saymıyoruz biliyorsunuz. Mrs. Musgrove'un karşı çıkmak için söyleyebileceği hiçbir şey yoktu. Hayatı boyunca bu adaların nereye ait olduklarını hiç düşünmemişti zaten. Sizi temin ederim hanımefendi diye sözlerini sürdürdü Mrs. Croft. Bir savaş gemisindeki konforu başka hiçbir yerde bulamazsınız. Birinci sınıf olanlardan söz ediyorum elbette. Bir fırkateyne geldiğinizde Elbette ki sınırlanmış oluyorsunuz. Yine de mantıklı her kadın onlardan birinde gayet rahat edebilir. Hayatımın en güzel günlerini denizde geçirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Eşimle birlikteyken korkacak hiçbir şey yoktu ki, Tanrı'ya şükürler olsun. Her zaman son derece sağlıklı oldum. Her iklime uyarım. Denize açıldığım ilk 24 saat hep bir parça rahatsız olurdum ama ondan sonra hastalık nedir hiç bilmedim bedenen ya da zihnen sıkıntı çektiğim, kendimi iyi hissetmediğim ya da tehlikede olduğumu düşündüğüm tek dönem bir yılda tek başıma geçirdiğim kıştı. Amiral o zaman daha yüzbaşıydı, Kuzey Denizi'ndeydi. O kışı sürekli korku içinde geçirdim. Ne yapacağımı ya da ondan bir daha ne zaman haber alacağımı bilemediğim için sürekli yakınacak bir şeyler uyduruyordum. Ama birlikte olabildiğimiz sürece hiçbir şeyden rahatsızlık duymadım en ufak sıkıntı yaşamadım. Evet elbette ne kadar doğru. Ben de size katılıyorum Mrs. Croft diye içtenlikle karşılık verdim Mrs. Musgrove. Ayrılık kadar kötü bir şey yok. Ben de aynı fikirdeyim. Ne demek olduğunu da iyi bilirim. Çünkü Mr. Musgrove gezici mahkemenin yaptığı duruşmalara katılıyor. Duruşmalar bitip de sağ salim eve döndüğünde o kadar mutlu oluyorum ki. Gece danslarla sona erdi. İstek üzerine en her zamanki gibi piyano çalarak geceye katkıda bulundu. Piyanonun başında otururken ara sıra gözleri yaşlarla dolsa da, da kendisine bir iş verildiği için çok memnundu ve karşılığında göze görünmemekten başka hiçbir şey istemiyordu. Neşeli, eğlenceli bir parti oldu. Yüzbaşı Wentworth herkesten daha keyifli görünüyordu. En onun neşelenmek için her türlü gerekçesi olduğunu düşündü. Herkesin, Özellikle de genç Musgrove hanımlarının ona gösterdikleri ilgi ve beğeni buna yeterdi, artardı bile. Daha önce adları geçen Heytur ailesinin genç kızları belli ki ona tutulmuşlardı. Henriette Erla, Luisaya gelince onlar da kendilerini yüzbaşıya o kadar adamışlardı ki aralarındaki o sevgi dolu, dostça ilişki devam ediyor olmasa iki kardeşin birbirleriyle açıkça rekabet etmediklerine inanmak mümkün olmayacaktı. Yüzbaşı Wentworth herkesten bu kadar hayranlık gördüğü için biraz şımarmışsa bunda şaşılacak ne vardı? Parmakları piyanonun tuşları üzerinde yarım saat boyunca falsosuz olduğu kadar bilinçsizce de gezinirken enin aklından geçenlerin bazıları şunlardı. Bir keresinde yüzbaşının kendisine baktığını, değişmiş yüz hatlarını incelediğini, belki de onlarda bir zamanlar kendisini büyüleyen yüzün izlerini aradığını hissetti. Bir keresinde de kendisiyle ilgili bir şeyler söylediğini anladı. Verilen karşılığı duyana kadar bunun pek farkında değildi. Ama yanıtı duyduktan sonra yüzbaşının dans partnerine Miss Elliot'ın hiç dans edip etmediğini sorduğundan emin oldu. Yanıt, ah hayır, hiç dans etmez. Dans etmez oldu. Piyano çalmayı yeğliyor. Bıkıp usanmadan çalar olmuştu. Yüzbaşı bir kez de onunla konuştu. Dans sona erdiğinde en piyanonun başından kalkmıştı. Boşalan piyanonun başına bu kez genç Musgrove hanımlarına melodisini dinletmek istediği bir aryayı tıngırdatmak için yüzbaşı geçmişti. En düşünmeden onun olduğu tarafa döndü. Yüzbaşı onu gördü ve hemen ayağa kalkarak yapmacık bir nezaketle ''Affedersiniz hanımefendi, yerinizi aldım.'' dedi. En hemen itiraz edip geri çekilse de yüzbaşı tekrar oturmaya ikna edilemedi en bu türden bakışların ve konuşmaların devamını istemiyordu. Yüzbaşının bu soğuk nezaketi ve resmi konuşmaları her şeyden daha kötüydü. 9. Bölüm Yüzbaşı, karısı kadar amiral tarafından da bir kardeş gibi sevildiğinden, Kelince kendi eviymiş gibi ne zaman isterse gelecek ve orada ne kadar isterse kalacaktı. Kelince ilk geldiğinde çok geçmeden Şropşar'a gidip oraya yerleşmiş olan ağabeyini ziyaret etmeyi planlamıştı. Ama Uppercross'un çekici yanları yapacağı bu ziyareti ertelemesine neden oldu. Burada yüzbaşıyı öyle dostça karşılıyor, o kadar çok pohpohluyor ve orayı öyle çekici kılıyorlardı ki. Yaşlılar o kadar konuksever, gençler de öyle iyi huyluydu ki. Yüzbaşı olduğu yerde kalmaya, Edward'ın karısının ne kadar sevimli ve mükemmel olduğunu görmeyi de bir süre daha ertelemeye karar verdi yüzbaşı çok geçmeden hemen her gün Uppercross'a gider oldu. Musgrove'lar onu davet etmeye ne kadar heveslilerse o da gitmeye o kadar meraklıydı. Özellikle de sabahları gitmek istiyordu. Çünkü sabah saatlerinde Kellynch de tek başına kalıyordu. Amiral Bayan Croft genellikle dışarıya çıkıyorlar. Yeni arazileri, otlakları ve hayvanlarıyla ilgileniyor. Üçüncü bir kişi için tahammül edemeyeceği tarzda zaman öldürüyor. Ya da yeni edindikleri tek atlı iki tekerlekli arabalarıyla çevrede gezinti yapıyorlardı. Şimdiye dek Musgrove ailesiyle çevrelerindeki kişiler arasında yüzbaşı hakkında tek bir düşünce hakimdi. Herkes ona içten ve değişmez bir hayranlık duyuyordu. Ama aralarındaki bu samimi ilişkinin daha yeni kurulduğu günlerde oraya dönen Charles Sater adındaki biri bundan hayli rahatsız oldu ve yüzbaşıyı büyük bir engel olarak gördü. Charles Sater kuzenlerin en büyüğüydü. Çok hoş ve sevimli bir genç adamdı. Görünüşe göre yüzbaşı Wentworth'un ortaya çıkmasından önce Henrietta ile arasında hatırı sayılır bir yakınlık vardı. Kiliseye bağlı çalışıyordu. Yatılık almasını gerektirmeyen bir papaz yardımcılığı bulduğu için de Upper Cross'a yalnızca 3 kilometre uzaklıktaki babasının evinde yaşıyordu. Evden kısa süreliğine uzak kaldığı için beğendiği kızla bu kritik dönemde ilgilenememiş, döndüğünde de onu çok farklı bir tutum içinde bularak ve yüzbaşı Wentworth'ü görerek üzülmüştü. Mr. Musgrove'la Mrs. Hater kardeştiler. İkisi de varlıklıydı ama evlilikleri toplum içindeki konumları açısından önemli bir fark yaratmıştı. Mr. Hater'ın bir miktar malı mülkü vardı ama Mr. Musgrove'unkilerin yanında bunların lafı bile olmazdı. Muskrovlar taşra çevresinin en saygın sınıfındandılar. Ama Hester'lar Upper Cross'takilerle yakınlıkları olmasa anne babalarının sıradan, gözlerden uzak, gösterişsiz yaşam tarzları ve kendi yetersiz eğitimleri yüzünden neredeyse hiçbir sınıfa dahil olamayacaklardı. Yalnızca en büyük oğulları farklıydı. O okumayı ve bir beyefendi olmayı seçmişti. Kültürü ve görgüsü diğerlerinin hepsinden çok üstündü. Bir tarafta kibir, öbür tarafta da haset bulunmadığından genç Musgrove hanımları da yalnızca kuzenlerini yetiştirmekten zevk alacak kadar kendi üstünlüklerinin farkında olduklarından iki aile hep iyi geçinmişti. Charles'ın Henrietta'ya duyduğu ilgi genç kızın anne babasında herhangi bir hoşnutsuzluk yaratmamıştı. Onun için harika bir eş sayılmaz ama eğer Henrietta ondan hoşlanıyorsa diyerek görüşlerini bildirmişlerdi ve görünüşe bakılırsa Henrietta, Charles Ether'dan hoşlanıyordu. Yüzbaşı Wentworth gelmeden önce Henrietta da buna tüm kalbiyle inanıyordu. Ama o günden sonra kuzen Charles neredeyse tamamen unutulmuştu. Enin görebildiği kadarıyla yüzbaşının kız kardeşlerden hangisini yeğlediği henüz belli değildi. Henrietta daha güzel olabilirdi. Louisa da daha neşeliydi. Yüzbaşının hassas olandan mı yoksa hareketli olandan mı daha çok hoşlanacağını en şimdilik kestiremiyordu. Mr. ve Mrs. Musgrove ya pek bir şeyin farkında olmadıklarından ya da kızlarına da onlara yanaşan tüm genç erkekleri de güvenleri tam olduğundan işleri oluruna bırakmış görünüyorlardı. Büyük evde kimse onlar için kaygılanır ya da bu konuyla ilgilenir görünmüyordu ama küçük evde durum farklıydı. Oradaki genç çift tahmin yürütüp meraklanmaya daha eğilimliydi. Yüzbaşı Wentworth, Musgrove'larla 4-5 kereden fazla birlikte olmamış, Charles Hater de yeni geri dönmüştü ki en kız kardeşinin ve eniştesinin yüzbaşının gözdesinin kim olduğu hakkındaki yorumlarını dinlemek zorunda kaldı. Charles, Louisa'nın gözde olduğunu düşünüyordu. Mary ise Henrietta'nın ama her ikisi de yüzbaşı kızların hangisiyle evlenirse evlensin çok sevinecekleri konusunda aynı fikirdeydiler. Charles hayatı boyunca daha hoş bir adam görmemişti. Yüzbaşının kendi anlattıklarından onun savaştayken yılda en az 20 bin sterlin kazandığını öğrenmişti. Bu tek seferde kazanmış olduğu servetti. Bir de daha sonraki savaşlarda kazanabilecekleri vardı. Yüzbaşı Wentworth'un donanmadaki her subay kadar kendini göstereceğinden de emindi. Ah Kız kardeşlerinin hangisi için olsa çok iyi bir evlilik sayılırdı bu? Gerçekten de öyle sayılır diye karşılık verdi Mary. Tanrım ya yüzbaşı Wentworth yüksek bir asalet unvanı da alırsa ya baronet olursa Lady Wentworth kulağa çok hoş geliyor. Henrietta için büyük bir onur olur bu doğrusu. O zaman benden önde olacaktır. Henrietta'nın bundan hoşlanmayacağını söyleyemeyiz. Sir Frederick ve Lady Wentworth Gerçi yeni edinilmiş bir unvan olur bu. Ben de yeni edinilmiş unvanlara pek değer vermem. Ama olsun. Yüzbaşının Henrietta'yı daha çok beğendiğini düşünmek, Charles Hayter'ın kendini bilmezliğine son vermek isteyen Mary'nin işine geliyordu. Hayter'ları kesinlikle küçük görüyordu. Aileler arasında var olan akrabalığı tazelemenin büyük talihsizlik olacağına inanıyordu. Kendisi ve çocukları açısından çok üzücü olurdu bu. Biliyorsun dedi Mary. Onu Henrietta'ya hiç yakıştırmıyorum. Musgrove'ların ailemle kurdukları akrabalık ilişkisini de düşünecek olursak Henrietta'nın kendini harcamaya hiç hakkı yok. Hiçbir genç kadının ailesinin önde gelen üyelerinin uygunsuz ve sakıncalı gördüğü bir seçim yapmaya ve kötü ilişkileri olmayan ailesine böyle şeyler yaşatmaya hakkı yoktur. Hem Tanrı aşkına Charles Hatter kim ki? Taşralı bir papaz yardımcısından başka bir şey değil. Uppercross'lu Miss Musgrove için son derece uygunsuz bir eş. Ancak kocası bu noktada ona katılmıyordu. Çünkü hem kuzenine değer verirdi hem de Charles da tıpkı onun gibi ailenin en büyük oğluydu. Charles Musgrove'un kendisi de olaylara en büyük oğlun gözüyle bakıyordu. Bu yüzden ''Şimdi saçmaladın işte Mary'' diye karşılık verdi. Charles Henrietta için harika bir eş sayılmaz ama... Büyük olasılıkla Spicers'lar sayesinde bir iki yıl içinde Piskopos'tan bir iş koparacaktır. Onun en büyük oğlu olduğunu da unutma lütfen. Amcam öldüğünde hayli mülk sahibi olacak. Winthrop'taki arazi en az 250 dönümdür. Tuant'ın yakınlarındaki çiftlik de ülkenin en iyi topraklarından biridir. Diğerleri değil ama Charles Henrietta için çok şaşırtıcı bir eş olabilir. Diğerleri olmaz doğrusu. Yalnızca Charles olabilir. O çok iyi huylu, efendi bir çocuktur. Bintrop onun eline geçtiğinde orayı farklı bir hale getirecek. Orada farklı bir hayat sürecektir. Öyle bir mülke sahip olunca asla küçümsenecek bir adam olmayacaktır. İyi bir arazisi olacak. Hayır hayır, Henrietta için Charles Hayter'la evlenmekten daha kötüsü olabilir. O Charles'la Louisa'da Yüzbaşı Wentworth'la evlenebilirse ben çok sevinirim. Kocası odadan çıkar çıkmaz Mary. Ene, Charles ne derse desin Henrietta'nın Charles Hayter'la evlenmesi korkunç bir şey olur. Onun için çok kötü. Benim içinse feci olur bu. Bu yüzden yüzbaşının ona bir, bir an önce Charles Hayter'ı unutturmasında yarar var. Aslında bunu yaptığından da neredeyse eminim. Henrietta dün Charles Hayter'ın yüzüne bile bakmadı. Keşke orada olsaydın da Henrietta'nın nasıl davrandığını görseydin. Yüzbaşı Van Louisa'yı da Henrietta kadar beğendiği konusuna gelince. Bu çok saçma. Çünkü kesinlikle Henrietta'yı daha çok beğeniyor. Ama Charles o kadar emin ki, keşke dün sen de yanımızda olsaydın. O zaman hangimizin haklı olduğunu söyleyebilirdin. Sırf bana karşı çıkmak için inat etmediğin sürece eminim ki sen de benim gibi düşünürdün. Mr. Musgrove'lar da yenecek bir akşam yemeği, ene tüm bunları görme fırsatını verecekti. Ama o başının ağrımasını ve küçük Charles'ın sağlık durumunun hafifçe kötüye gitmesini bahane ederek evde kalmıştı. İstediği sadece yüzbaşı Wentworth'u görmemekti. Ama şimdi hakemlik etmekten kurtulması da bu sakin gecenin artılarından biri olmuştu. Yüzbaşı Wentworth'un ne düşündüğüne gelince, en onun her iki kız kardeşinde mutluluğunu tehlikeye atmadan ya da kendi onuruna leke sürmeden bir an önce ne istediğine karar vermesinin Henriette ayamı yoksa Louis ayamı seçeceğinden daha önemli olduğunu düşünüyordu. Kızların her ikisi de büyük olasılıkla sevgi dolu, iyi huylu birer eş olurlardı. Charles Aether konusuna gelince, en de iyi niyetli bir kadının maymun iştahlı olduğunu görünce üzülecek kadar hassas, bu davranışın yol açacağı sıkıntılara ortak olacak kadar da duyarlıydı. Ama eğer Henrietta duygularında yanıldığına karar verdiyse bu durumun bir an önce ortaya çıkması iyi olurdu. Charles Hayter, kuzeninin davranışlarından tedirgin olmasına, incinmesine neden olacak çok şey görmüştü. Henrietta, Charles'a o kadar uzun zamandır değer veriyordu ki, genç adam iki görüşmeden sonra tüm umudunu yitirecek ve Upper Cross'dan uzak durmaktan başka bir seçenek bulamayacak ölçüde kendini yabancılaşmış hissetmemeliydi. Ama böyle bir değişim yaşanmıştı işte. Bunun yüzbaşı Wentworth gibi bir adamdan kaynaklandığı düşünülünce de olay iyice ürkütücü olmuştu. Charles yalnızca iki pazar gününü Upper Cross'tan uzakta geçirmişti. Birbirlerinden ayrılırlarken Henrietta, Charles'ın şu anki papaz yardımcılığı görevini bırakıp onun yerine Upper Cross'ta işe başlaması olasılığına genç adamın hayal edebileceğinden de çok ilgi gösteriyordu. 40 yılı aşkın süredir görevinin tüm gereklerini azimle yerine getiren ama son zamanlarda bunların çoğunu yapamayacak kadar halsiz düşmüş olan papaz, Doktor Shirley'nin bir yardımcı tutmaya karar vermiş olması, papaz yardımcılığı görevini elinden geldiğince çekici kılması ve bu görevi Charles'a Aitra vaat etmesi Henrietta'nın en çok istediği şey gibi görünüyordu o zamanlar. Charles'ın aksi yönde 10 kilometre yol kat etmek yerine yalnızca Upper Cross'a gelmesi, her açıdan daha iyi bir çalışma ortamına kavuşması, sevgili Doktor Shirley'lerine bağlı çalışması ve sevgili Doktor Shirley'nin artık sağlığına zarar verecek kadar yorgun düşmeden yapamadığı görevlerin çoğundan kurtulacak olması Louisa için bile çok önemliydi. Ama Henrietta için her şey demekti. Charles geri döndüğünde ise bir dene görsün. Kızların bu işe duydukları tüm heves uçup gitmişti. Louisa, Charles'ın Dr. Shirley ile yapmış olduğu görüşme hakkında anlattıklarına hiç kulak veremiyordu. Pencerede yüzbaşı Wentworth'un yolunu gözlüyordu. Henrietta bile onu yarım kulak dinliyor, görüşmeye duyduğu eski merakı ve ilgiyi kaybetmiş görünüyordu. Gerçekten çok sevindim ama zaten bu işi alacağını düşünüyordum. Senin alacağına hep kesin gözüyle baktım. Farklı olacağını düşünmedim. Sonuçta Doktor Shirley'nin bir papaz yardımcısına ihtiyacı var sana da söz vermişti zaten Geliyor mu Luisa? Muskrow'larda En'in katılmadığı akşam yemeğinin üstünden çok geçmemişti ki bir sabah yüzbaşı Wentworth küçük evin salonundan içeri girdi. Salonda yalnızca En ve kanepeye uzanmış yatan zavallı sakat küçük Charles vardı. Yüzbaşı kendini aniden En'le neredeyse yalnız bulmanın şaşkınlığıyla her zamanki soğukkanlı tavrını sergileyemedi irkildi. Kendini toplamak ve nasıl davranacağını belirlemek üzere pencereye yürümeden önce yalnızca genç Musgrove hanımlarının burada olduklarını sanıyordum. Mrs. Musgrove onları burada bulabileceğimi söylemişti, diyebildi. Kız kardeşimle birlikte üst kattalar. Birkaç dakikaya aşağı inerler sanırım, diye karşılık verdi En. Doğal olarak şaşkındı. Çocuk seslenip ondan bir şey istemiş olmasaydı, bu konuşmanın hemen ardından odadan çıkar, hem kendini hem de yüzbaşı Wentworth'u bu zor durumdan kurtarırdı. Yüzbaşı pencerenin önünde durdu. Sakin ve nazik bir tavırla "Küçük oğlanın daha iyi olduğunu umarım." dedikten sonra sustu. En, küçük hastasının isteğini yerine getirmek için kanepenin önünde çömelip beklemek zorunda kaldı. Bu şekilde birkaç dakika geçmişti ki antreden birilerinin geldiğini duyan en sevindi. Bakmak için başını çevirirken Karşısında evin beyini görmeyi umuyordu ama gelen pek de işleri kolaylaştıracak biri değildi. Charles Ather da yüzbaşıyı gördüğüne, yüzbaşının eni gördüğüne sevindiğinden daha çok sevinmemişti. En yalnızca "Nasılsınız? Oturmaz mısınız? Ötekiler de birazdan gelir." diyebildi. Yüzbaşı Wentworth ise pencereden uzaklaştı. Konuşmaktan kaçınmayacakmış gibi görünüyordu ama Charles Ather masanın yanına oturup eline bir gazete alarak çok geçmeden onun bu girişimlerinin önünü kesti. Yüzbaşı da pencerenin önüne gitti yeniden. Az sonra yanlarına biri daha eklendi. Olağanüstü tombul ve şımarık bir çocuk olan, iki yaşındaki küçük oğlan kapıyı kimseden yardım almadan açıp kararlı bir şekilde aralarına karıştı. Ve neler olduğunu anlamak, ortalıkta işe yarar bir şeyler varsa kendi hakkını istemek için doğruca kanepeye gitti. Yiyecek bir şey bulamadığı için geriye ancak oyun oynamak kalıyordu. Teyzesi hasta abine sataşmasına izin vermeyince bu sefer genç kadının üstüne tırmanmaya başladı. Ende küçük Charles'la ilgilendiğinden onu yakasından atamadı. Teyzesi ona güzellikle söyledi, emretti, rica etti, boş yere üsteledi. Bir keresinde onu itip uzaklaştırmaya çalıştı ama oğlan hemen tekrar teyzesinin sırtına tırmanmaktan daha da büyük zevk aldı. Walter hemen in aşağı. Çok yaramazsın sana çok kızıyorum dedi en. Walter diye azarladı Charles Eater. Niçin sana söyleneni yapmıyorsun? Teyzenin ne dediğini duymadın mı? Gel yanıma Walter. Kuzen Charles'a gel. Ama Walter yerinden kıpırdamadı bile. Hemen sonra en ondan kurtulduğunu hissetti. Biri çocuğu sırtından çekip alıyordu. Ama en başını o kadar eğmek zorunda kalmıştı ki bunu yapanın yüzbaşı Wentworth olduğunu gördüğünde, çocuğun inatçı küçük parmakları boynundan çözülmüş ve küçük yaramaz üstünden kararlılıkla indirilmişti bile. Bunu fark edince Eyne'nin nutku tutuldu. Yüzbaşıya teşekkür bile edemedi. Tek yapabildiği karma karışık duygular içinde küçük Charles'ın üstüne eğilmek oldu. Yüzbaşının nezaket gösterip onu kurtarmak için öne çıkması, bunu yapış tarzı sorunu sessizce halletmesi ve olayla ilgili ufak tefek başka ayrıntılar çok geçmeden yüzbaşının kendisine teşekkür edildiğini duymazdan gelebilmek için çocukla konuşurken bilerek gürültü çıkardığına, hatta genç kadının kendisiyle konuşmasının yüzbaşının son isteği şey ol, istediği şey olduğuna içtenlikle inanmasıyla birleşip genç kadında öyle kuvvetli ve acı verici bir huzursuzluk yarattı ki kendini toparlayamadı. Ta ki küçük hastasını yanlarına yeni gelen Mary ile Miss Musgrove'a teslim edip odadan çıkana kadar orada kalamayacaktı. Dörtlünün aşklarını ve kıskançlıklarını izlemek için bir fırsat olabilirdi bu. Şimdi dördü bir aradaydı ama en bunların hiçbiri için orada kalamazdı. Charles Ather'ın yüzbaşı Wentworth için iyi duygular beslemediği apaçık ortadaydı. Yüzbaşı Wentworth'un olaya karışmasından sonra en Charles Ather'ın sıkkın bir ses tonuyla "Benim sözümü dinlemeliydin Walter. Sana teyzeni rahat bırakmanı söylemiştim." dediğinden neredeyse emindi. Kendi yapması gerekeni yüzbaşı yaptığı için Charles'ın pişman olduğunu anlayabiliyordu. Ama en kendi duygularına biraz hakim olana kadar ne Charles Ather'ın ne de bir başkasının duygularıyla ilgilenebilirdi. Kendinden utanmıştı böyle önemsiz bir olay yüzünden bu kadar heyecanlandığı, bu kadar etkilendiği için çok utanmıştı. Ama öyle olmuştu işte ve kendine gelebilmek için uzun süre yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacı vardı. 10. Bölüm Enin gözlem yapabileceği başka fırsatlar çıkacaktı kuşkusuz. Çok geçmeden iyi bir fikir edinecek kadar birlikte olmuştu bu dört kişiyle. Ne kız kardeşine ne kocasına inandırabileceğini bildiğinden evde bu konudan söz etmeyecek kadar akıllı olsa da yüzbaşının gözdesinin Louisa olduğunu düşünüyor. Ancak hatırladıklarına ve yaşadıklarına dayanarak yüzbaşı Wentworth'un ikisine de aşık olmadığı sonucuna varıyordu. Kızlar yüzbaşıya daha çok tutulmuşlardı ama orada da söz konusu olan aşk değildi. Küçük bir hayranlıktı belki ama birinin aşık olmasıyla sonuçlanabilirdi. Büyük olasılıkla da öyle olacaktı. Charles Aether önemsenmediğinin farkında gibi görünüyordu. Ama Henrietta bazen iki adamın arasında kaldığı izlenimini uyandırıyordu. En başlarını açmak üzere oldukları işleri, düşebilecekleri kötü durumlardan bazılarını onlara gösterebilecek güce sahip olmayı isterdi. Hiçbirini suçlamıyordu. Yüzbaşı Wentworth'un neden olduğu acılardan tamamiyle habersiz olduğuna inanmak çok hoşuna gidiyordu. Yüzbaşının tavrında bir zafer sevinci, acı nasıl bir zafer sevinci yoktu. Charles Aitor'un Henrietta'yı sahiplendiğini büyük olasılıkla ne duymuş ne de düşünmüştü. Yaptığı tek yanlış iki kadının da ilgisini aynı anda kabul etmekti. Kabul etmek doğru ifade olsa gerekti. Ancak görünüşe bakılırsa Charles Aitor Kısa bir mücadeleden sonra pes etmişti. Uppergrove'a üç gün hiç uğramamıştı. Büyük bir değişiklikti bu. Hatta olağan bir akşam yemeği davetini de geri çevirmişti. Mr. Musgrove'sa onu önünde kalın kitaplarla çalışırken bulunca, Mr. ve Mrs. Musgrove bir şeylerin yolunda gitmediğinden emin olmuş, yüzlerinde ciddi ifadelerle Charles'ın ölesiye çalıştığını aralarında konuşmuşlardı. Mary. Henrietta'nın onu açık açık reddettiğini umuyor ve buna inanıyordu. Kocası ise sürekli onu ertesi gün görecekleri inancıyla yaşıyordu. Ense yalnızca Charles Aitor'un akıllı olduğunu düşünüyordu. Bu sıralarda bir sabah Charles Musgrove'la yüzbaşı Wentworth birlikte ava çıkmışlardı. İki kız kardeş de küçük evde sakin sakin ev işleri yapıyorlardı ki büyük evin iki genç hanımı pencerenin önüne geldiler. Çok güzel bir Kasım sabahıydı. Musgrove kızları bahçe tarafından gelmişlerdi. Uğramalarının tek nedeni uzun bir yürüyüşe çıkacaklarını haber vermekti. Bu yüzden de Mary'nin nasılsa onlarla gelmek istemeyeceğini düşündüklerini söylediler. Mary, iyi bir yürüyüşçü sayılmamasına biraz bozularak hemen "Ah, elbette. Size katılmayı çok isterim. Uzun yürüyüşleri çok severim." diye karşılık verince en iki kızın hallerinden bunun tam da istemedikleri şey olduğunu anladı. İstenilmese ve rahatsızlık verecek olsa da her şeyin paylaşılması, her şeyin birlikte yapılması gibi aile bağlarından doğan gerekliliklere bir kez daha hayran kaldı. Mary'i yürüyüşe gitmekten vazgeçirmeye çalıştı ama başaramadı. Durum bu olunca da kendisinin de onlara katılması için Musgrove hanımlarından gelen çok daha samimi daveti kabul etmesinin yapılacak en iyi şey olduğuna karar verdi. Böylelikle kız kardeşiyle birlikte geri dönebilir ve diğer ikisinin planlarına daha az müdahale edilmesini sağlayabilirdi. Neden benim uzun bir yürüyüşten hoşlanmayacağımı düşündüklerini anlayamadım, dedi Mary, üst kata çıkarken. Herkes benim iyi bir yürüyüşçü olmadığımı sanıyor. Ama onlara katılmayı kabul etmeseydik de memnun olmayacaklardı ki. Sırf bizi çağırmak için gelmiş insanlara nasıl hayır diyebiliriz? Hanımlar tam yola çıkmak üzereydiler ki beyler geri döndüler. Giderken yanlarına bir yavru köpek almışlardı. Bu köpek onlara ayak bağı olduğu için de erken dönmüşlerdi. Bu yüzden böyle bir yürüyüşe katılacak zamanları da, güçleri de, istekleri de vardı. Seve seve kabul ettiler. En bu buluşmayı öngörebilseydi kesinlikle evde kalırdı. Ama bu gezinti biraz da ilgisini çektiğinden ve merakını uyandırdığından artık vazgeçmek için çok geç olduğuna karar verdi. Ve altısı birden genç Musgrove hanımlarının seçtiği yönde yürümeye koyuldular. Belli ki Louisa ile Henrietta kendilerini bu yürüyüşün kılavuzları olarak görüyorlardı. Enin amacı kimseye engel olmamak, tarlalardaki dar patikalar gruptakilerin ayrılmalarını gerektirdiğinde de kız kardeşiyle eniştesinin yanında kalmaktı. Onun bu yürüyüşten alacağı zek. Hareket etmiş olmaktan ve günün güzelliğinden, yılın son güneşinin rengi kararmış yapraklara ve sararmış bahçelere gülümsemesini izlemekten ve insanın belleğinde kendine has sınırsız tatlar ve izlenimler bırakan, okunmaya değer her şairin ya betimlemeye çalıştığı ya da birkaç duygu yüklü düzesine ilham vermiş olan sonbahar mevsimini konu eden binlerce şiirden birkaçını içinden tekrarlamaktan kaynaklanıyor olmalıydı en bu türden düşüncelere dalarak ve içinden şiirleri tekrarlayarak olabildiğince oyalanmaya çalıştı. Ama yüzbaşı Wentworth'un Musgrove kızlarından herhangi biriyle ettiği sohbeti duyabilecek uzaklıkta olduğunda onların konuştuklarına kulak kabartmadan edemiyordu. Gerçi ayda değer pek de bir şey duymadı. Yalnızca neşeyle havadan sudan konuşuyorlardı. Yakın arkadaş olan tüm gençlerin edebileceği türden bir sohbetti. Yüzbaşı önce Louisa'yla, daha çok ilgilendi. Sonra da Henrietta ile. Luisa, yüzbaşının dikkatini çekmek için kesinlikle kız kardeşinden daha çok çaba gösteriyordu. Aralarındaki bu fark gittikçe açıldı. Luisa'nın anlattıklarından biri eni özellikle etkiledi. Günün güzelliğine sıralanan övgülerin birinden sonra yüzbaşı, Amiral'in ve kız kardeşimin şerefine ne kadar güzel bir gün bu böyle bu sabah arabayla uzun bir gezintiye çıkmaya niyetlenmişlerdi. Belki de bu tepelerden birinden onlara el sallayabiliriz. Bu tarafa geleceklerinden söz etmişlerdi. Bugün nerede tepetaklak olacaklar merak ediyorum. Ah, bunu çok sık yaptıklarını söyleyebilirim size. Ama ablam bunu hiç önemsemiyor. Arabadan fırlamış fırlamamış umrunda değil. Ah, abartıyorsunuz biliyorum, dedi Louisa. Ama diyelim ki gerçekten öyle... Ben de onun yerinde olsam aynısını yapardım. Bir erkeği onun amirali sevdiği kadar seviyorsam hep onunla birlikte olurdum. Bizi hiçbir şey ayıramazdı ve arabayı beni sağ salim götürecek birinin sürmesindense onunla devrilmeyi yeğlerdim. Louisa bu sözleri büyük bir coşkuyla söylemişti. Öyle mi? dedi yüzbaşı aynı coşkuyla. O halde size saygı duyarım. Bundan sonra bir süre ikisi de başka bir şey söylemedi. En başka bir şiire. Hemen aklına veremedi. Sonbaharın güzel manzaralarını bir süreliğine bir kenara koydu. Ta ki biten yılı solan mutlulukla, gençliğin, umudun ve ilkbaharın hepsinin birlikte yok olup gitmesiyle bağdaştıran bir şiir aklına gelene kadar. Peş peşe başka bir patikaya saptıklarında kendini toplayıp, Bintrop'a giden yollardan biri değil mi bu? diye sordu. Ama kimse onu duymadı ya da en azından kimse ona yanıt vermedi. Oysa gerçekten de Winthrop'a ya da evlerinin yakınlarında gezintiye çıkan genç erkeklere rastlayabilecekleri Winthrop çevresine gidiyorlardı. Çitlerle çevrilmiş geniş arazilerden bir kilometre kadar daha ağır ağır tırmandılar. Çiftçiler, sürdükleri sabanlar ve yeni açtıkları patika aracılığıyla o güzel şiirlerdeki umutsuzluğa karşı koyuyor ve ilkbaharı tekrar beklediklerini gösteriyorlardı. Sonunda Upper Cross'la Winthrop'u ayıran büyük tepenin zirvesine ulaştılar ve çok geçmeden öte yanda tepenin eteklerinde kurulmuş olan Winthrop'u gördüler. Hiçbir güzelliği ve asaleti olmayan Winthrop karşılarında uzanıyordu. Ambarlar ve çiftlik binalarıyla çevrilmiş sıradan basit bir yapıydı. Vay canına! İşte Winthrop. Buraya geleceğimizden hiç haberim olmadığını belirteyim. Pekala, artık dönsek iyi olur bence. Fazlasıyla yoruldum." diye bir çığlık kopardım Mary. Henrietta hem oraya bile bile gittiği için utanmış olduğunda hem de kuzen Charles yollarda yürürken ya da bir kapıya yaslanmış dururken göremediğinden, Mary'nin önerisini kabul etmeye hazırdı. Ama Charles Musgrove, "Olmaz." dedi. Louise daha da büyük bir hevesle, "Olmaz!" diyerek ağabeyini destekledikten sonra kız kardeşini kenara çekti. Görünüşe bakılırsa durumu onunla hararetle tartışıyordu. Aynı sırada Charles bu kadar yakına gelmişken mutlaka teyzesine uğrayacağını kararlı bir tavırla açıklıyor. Korka korka da olsa karısını da kendisiyle birlikte gelmeye açıkça ikna etmeye çalışıyordu. Ama bu Mary'nin ağırlığını ortaya koyduğu konulardan biriydi. Charles Gözünü boyamak için ona bu kadar yorulduğuna göre Wintrop’ta 15 dakika dinlenebileceğini söylediğinde Mary kararlı bir tavırla "Ah, dünyada olmaz. 15 dakika oturacağım" diye dönüşte o tepeyi tırmanamam diye karşılık verdi. Kısacası halinden ve tavrından gitmeyeceği belli oluyordu. Birbirini izleyen bu türden tartışmalar ve pazarlıklarla geçen kısa bir süreden sonra Charles'la kız kardeşleri Charles'la Henrietta'nın birkaç dakikalığına teyzelerini ve kuzenlerini görmek için aşağı inmelerine, geri kalanların da tepede kalarak onları beklemelerine karar verdi. Görünüşe göre bu planın hazırlanmasında Louisa başı çekmişti. Onun kız kardeşiyle konuşmayı sürdürerek aşağı inenlere bir süre eşlik etmesini fırsat bilen Mary, çevresine küçümseyerek şöyle bir baktıktan sonra yüzbaşı Van Dörth e, İnsanın böyle akrabaları olması çok tatsız. Ama sizi temin ederim ki o eve hayatım boyunca iki kereden fazla gitmemişimdir." dedi. Yüzbaşı Mary'e yalnızca zoraki bir gülümseme ve küçümseyici bir bakışla karşılık verdikten sonra başka tarafa döndü. En bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bekledikleri yamaç keyifli bir yerdi. Luisa geri döndü kendine basamağa benzer bir çıkıntıda oturacak rahat bir yer bulan Mary de ötekiler çevresinde ayakta dururlarken halinden gayet memnundu. Ama Louisa yüzbaşı Wentworth'u hemen yanlarındaki çalılıktan fındık toplamaya götürünce ve bu ikisi öbürlerinin onları göremeyecekleri, seslerini duyamayacakları kadar uzaklaşınca Mary'nin keyfi kaçtı. Oturduğu yerde kımıldanıp durmaya başladı. Louisa'nın oturacak daha iyi bir yer bulduğundan emindi ve hiçbir şey onu da daha rahatını aramaktan alıkoyamazdı. Çalıların arasındaki aynı açıklıktan içeri daldı ama onları göremedi. En yüzbaşıyla Louisa'nın hala oralarda bir yerlerde olduğundan emin olduğu için Mary'e çalılığın dibinde oturabileceği kuru ve güneşli bir yer buldu. Mary birkaç dakikalığına buraya oturdu ama rahat duramadı. Luisa'nın oturacak daha iyi bir yer bulduğundan emindi ve onu bulana kadar da arayacaktı. Gerçekten yorulmuş olan En oturduğuna sevinmişti. Çok geçmeden arkasındaki çalılığın öte yanından yüzbaşı Wentworth'le Luisa'nın seslerini duydu. İki tarafı çalılıklarla kaplı doğal bir patikadan geri dönüyor gibiydiler. Yaklaşırken konuşuyorlardı. En'in ilk seçebildiği Luisa'nın sesi oldu. Genç kadın hararetli bir konuşmanın ortasındaki gibiydi. Böylece onu yolladım. Böyle saçmalıklar yüzünden ziyaret etmekten çekinmesine dayanamadım. Ne yani? Yapmaya karar verdiğim, doğru bulduğum bir şeyden böyle bir insanın ya da herhangi bir insanın afrası tafrası ve burnunu sokması yüzünden vaz mı geçeceğim? Hayır, beni ikna etmek öyle kolay değildir. Bir karar vermişsem vermişimdir. Henrietta da bugün Vintrop'a uğramaya bayağı kararlı görünüyordu ama yine de anlamsız bir uysallık yüzünden neredeyse vazgeçecekti. Demek siz olmasanız geri dönecekti öyle mi? diye sordu yüzbaşı. Dönecekti sahiden de. Bunu söylemeye dilim varmıyor ama. Sizin gibi ona akıl verecek birine sahip olduğu için çok şanslı. Az önce verdiğiniz ipuçlarından sonra ki onlar yalnızca Charles'la son birlikte olduğunda yaptığın gözlemleri doğruluyor. Neler olduğunu anlamazdan gelmeme gerek yok. Teyzenize görev icabı yapılacak bir ziyaretten daha fazlasının söz konusu olduğunu görüyorum. Henrietta, eğer böyle önemsiz bir engele bile dayanabilecek kararlılıktan yoksunsa, önemli konularda dayanıklılık ve güç gerektiren durumlarda Tanrı da onun da yardımcıları olsun. Kız kardeşiniz çok hoş bir insan ama kararlı ve sağlam karakterli olan sizsiniz. Onu yönlendirmek istiyorsanız, onun mutluluğunu düşünüyorsanız, ona olabildiğince kendi cesaretinizi aşılayın. Ama eminim ki bunu hep yapıyorsunuzdur zaten. Zayıf ve kararsız karakterlerin en kötü tarafı budur. Üzerlerindeki hiçbir etkinin kalıcı olacağından emin olamazsınız. Herkes onları istediği yöne çekebilir. Mutlu olmak isteyenler sağlam durabilmeli. İşte bir fındık dedi yüzbaşı, üst dallardan birindeki fındığa uzanarak. Bu fındığı örnek alalım. İçindeki güç sayesinde sonbaharın bütün fırtınalarına karşı durabilmiş güzel, parlak bir fındık tek bir çatlağı tek bir çürüğü yok bu fındık diye şakayla karışık bir ciddiyetle sürdürdü konuşmasını bu fındık kardeşlerinin çoğu düşüp ayaklar altında kalmış olmasına rağmen bir fındığın sahip olabileceği bütün mutluluğa sahip hala ardından tekrar içtenlikle değer verdiğim herkesin her şeyden önce sağlam durabilmelerini diliyorum eğer Louisa Musgrove'da da hayatının sonbaharında güzel ve mutlu olabilmek istiyorsa bugün aklının sesine kulak verir, dedi. Yüzbaşı sözlerini tamamlamış ama bir karşılık alamamıştı. Luisa böyle bir konuşmaya anında karşılık verebilseydi en çok şaşırırdı doğrusu. Büyük bir içtenlikle söylenmiş son derece düşündürücü sözlerdi bunlar. En, Luisa'nın duygularını tahmin edebiliyordu. Kendisine gelince Olur da görülür diye kıpırdamaya bile korkuyordu. Oturduğu yerde kaldığı sürece gelişi güzel büyümüş bodur bir çoban püskülü onu saklıyordu. Yüzbaşıyla Luisa da uzaklaşıyorlardı zaten. Enin duyamayacağı kadar uzaklaşmadan önce Luisa tekrar konuştu. Mary birçok açıdan çok iyidir ama bazen saçmalıkları ve kibri, Elliotlara has kibri yüzünden beni inanılmaz kızdırıyor. Elliot'lara has kibir onda fazlasıyla var. Charles'ın onun yerine Enle evlenmiş olmasını o kadar isterdik ki. Onun Enle evlenmeyi istediğini biliyorsunuzdur herhalde. Yüzbaşı bir anlık duraksamadan sonra yani En onu geri mi çevirdi diye sordu. Ah evet kesinlikle. Ne zaman oldu bu? Tam olarak bilmiyorum çünkü Henrietta ile ben o zamanlar okuldaydık. Ama sanırım Mary ile evlenmesinden bir yıl önceydi. Keşke Charles'ın teklifini kabul etseydi. Hepimiz enle çok daha iyi anlaşırdık. Annemle babam onun hep o dostu Lady Russell yüzünden böyle yaptığına inanıyorlar. Charles'ın Lady Russell'ı memnun edecek kadar bilgili ve okumuş olmadığını söylüyorlar. Bu yüzden eni Charles'la evlenmemeye ikna etmiş. Sesler uzaklaşıyordu. En daha fazlasını duyamadı. Kendi duyguları yüzünden olduğu yere çakılıp kalmıştı. Yerinden kıpırdamadan önce kendini hayli toplaması gerekiyordu. Kulak kabartanlarla ilgili atasözü tam olarak doğru çıkmamıştı. Kendisiyle ilgili kötü bir şey duymamıştı ama çok acı anlam ifade eden bir hayli şey duymuştu. Yüzbaşı Wentworth'un ona ne gözle baktığını öğrenmişti. Yüzbaşının en'e e karşı tutumu onu fazlasıyla heyecanlandıracak kadar duygu yüklü ve ilgiliydi. En kendini toplar toplamaz Mary'nin peşinden gitti. Onu bulunca da birlikte ilk bekledikleri yere, o basamak gibi çıkıntının olduğu yere yürüdüler. Çok geçmeden herkesin orada toplanması ve tekrar yola çıkmalarıyla en biraz rahatladı. Ancak kalabalığın içinde bulabileceği yalnızlığa ve sessizliğe ihtiyacı vardı. Charles ve Henrietta geri döndüler. Yanlarında tahmin edilebileceği gibi Charles Aether'ı getirmişlerdi. En olayın ayrıntılarını soramadı. Yüzbaşı Van Wert'e bile olan biten tam olarak anlatılmışa benzemiyordu. Ama erkeğin kendini geri çektiğine, kadının pişman olduğuna, şimdi tekrar birlikte oldukları için her ikisinin de mutlu olduğuna hiç kuşku yoktu. Henrietta biraz utanmış görünüyordu ama halinden son derece memnundu. Charles Hayter mutluluktan uçuyordu. Ve hep birlikte Upper Cross'a doğru yola çıktıkları ilk andan başlayarak ikisi de yalnızca birbirleriyle ilgiliydiler. Artık her şey yüzbaşıya Luisa'nın kaldığını gösteriyordu. Gün gibi ortadaydı bu. Küçük gruplara ayrılmaları gerektiğinde hatta gerekmediğinde bile bu ikisi de neredeyse öteki çift kadar yan yana yürüyorlardı. Herkese rahat rahat yetecek kadar yer olan uzun bir arazi şeridinden bu şekilde üç belirgin gruba ayrılmış olarak geçiyorlardı. En de zorunlu olarak bu üç grubun coşkusu ve uyumu en az olanına katılmıştı. Charles ve Mary ile birlikte yürüyordu. Charles'ın boşta kalan koluna girmekten çok memnun kalacak kadar da yorulmuştu ama Charles ona çok iyi davranmasına rağmen karısına aksilenip duruyordu. Mary kocasının sözünü dinlememişti. Şimdi ektiğini biçmeli. Yani Charles'ın makasıyla fundalıktaki ısırgan otlarını kesmek için İkide bir kolunu ondan kurtarmasına katlanmalıydı. Mary en öteki tarafta en ufak bir rahatsızlık duymazken kendisinin çalılara yakın tarafta olmasının her zamanki gibi haksızlık olduğunu söyleyerek sızlanmaya başlayınca Charles öbür kolundaki en kendisine hiçbir zahmet vermiyor olmasına rağmen kollarını her ikisinden de kurtarıp bir an görür gibi olduğu samurun peşine düştü. Ondan sonra da onunla pek yürüyemediler. Bu arazi şeridinin bitiminde dar bir yol vardı. İzledikleri patikada bu yola birleşiyordu. Çıkışa ulaştıkları sırada bir süredir sesini duydukları at arabası tam da oradan geçiyordu. Bu araba amiralin tek atlı arabasıydı. Amiral ve karısı niyet ettikleri gezintiye çıkmışlar eve dönüyorlardı. Gençlerin ne kadar da uzun bir yürüyüş yaptıklarını duyunca kendini çok yorgun hisseden hanımlardan birini arabaya almayı önerdiler o hanım böylece bir buçuk kilometreden uzun bir yolu yürümekten kurtulmuş olacaktı. Onlar nasılsa Upper Cross'un içinden geçeceklerdi. Bu davet herkes tarafından reddedildi. Musgrove kızları hiç yorulmamışlardı. Mary ya diğerlerinden önce kendisine sorulmadığı için alınmıştı ya da Louisa'nın Elliot kibri dediği şey yüzünden tek atlı arabadaki üçüncü kişi olmayı kendine yediremiyordu. Yaya topluluğu yolun karşı tarafına geçmiş, oradaki çitin üstünden geçiyor. Amiral de tekrar atını sürmeye hazırlanıyordu. Tam o sırada yüzbaşı Wentworth ablasına bir şey söylemek için bir anda yola atıldı. Sonradan olanlara bakarak ne söylediğini tahmin etmek kolaydı. "Miss Elliot, eminim yorulmuşsunuzdur." diye seslendi Mrs. Croft. "Lütfen sizi eve götürme şerefini bahşedin bize. Burada üç kişiye rahat rahat yer var, inanın." Hepimiz sizin gibi olsak dört kişi de sığardık. Bizimle gelmelisiniz. Gerçekten gelmelisiniz. En hala dar yolun üzerindeydi. İçgüdüsel olarak bu öneriyi geri çevirmeye kalkıştıysa da konuşmasına izin verilmedi. Amiral de nazik ısrarıyla karısını destekledi. Hayır yanıtını kabul etmeyeceklerdi. Eni bir köşede yer açmak için olabildiğince sıkıştılar. Yüzbaşı Wentworth de tek kelime etmeden Ene döndü ve onun arabaya binmesine yardım etti. Evet, yüzbaşı istediğini yapmıştı. En arabaya binmişti ve yüzbaşı istediği için orada olduğunu, kendisini arabaya bindirenin onun iradesi ve elleri olduğunu hissediyordu. Bunu yüzbaşının onun ne kadar yorulduğunu fark etmiş olmasına ve dinlenmesini sağlamaya kararlı oluşuna borçlu olduğunu da. En, yüzbaşının tüm bu olaylar sırasında açığa çıkan ona karşı sergilediği tutumdan çok etkilenmişti. Bu önemsiz olay daha önce olan her şeyi tamamlıyordu. En onu anlıyordu. Yüzbaşı onu affedememişti ama ona kayıtsız da kalamıyordu. Geçmiş için Enid suçlasa da yaşananları son derece içerleyerek büyük bir haksızlık olarak hatırlasa da ona hiç ilgi göstermese de bir başkasına bağlansa da onun sıkıntıda olduğunu gördüğünde yardımcı olmaktan kendini alamıyordu. Yüzbaşının geçmişteki duygularından geriye kalan buydu. Açık açık belirtilmemiş de olsa tamamıyla içgüdüsel bir dostluk göstergesiydi bu. Yüzbaşının sevgi dolu ve sıcakkanlı yüreğinin kanıtıydı. Bütün bunları düşünürken enin yüreği de hangisinin ağır bastığını bilemediği sevinç ve acılarla dolup taşıyordu. Yol arkadaşlarının nezaketine ve güzel sözlerine ilk önce farkında olmadan karşılık verdi. Ancak engebeli yolu yarıladıklarında ne dediklerinin farkına varabildi. O zaman Frederick'ten söz ettiklerini gördü. O kızlardan birinde kesinlikle gözü var Sofia, dedi amiral. Ama hangisinde bilmem. Artık kararını verecek kadar uzun zamandır da peşlerinden koşuyor doğrusu. Ah, bunlar hep barış sayesinde oluyor. Şimdi savaşta olsaydık Frederick çoktan evlenmiş olurdu. Biz denizciler Miss Elliot... Savaş zamanında uzun süre flört edemeyiz. Bizim birbirimizi ilk görüşümüzle Kuzey Yarmut'taki evimize yerleşmemiz arasında ne kadar zaman geçmişti hayatım? Bunu konuşmasak daha iyi olacak hayatım diye karşılık verdi Mrs. Croft hoş bir tavırla. Çünkü Miss Elliot ne kadar çabuk karar verdiğimizi duyacak olursa mutlu bir birlikteliğimiz olduğuna asla inanmayacaktır. Gerçi ben senin karakterini çok önceden biliyordum. Ben de senin çok güzel bir kız olduğunu duymuştum. Başka neyi bekleyecektik? Bu tip şeyleri sürünceme de bırakmayı sevmem. Keşke Frederick de elini biraz daha çabuk tutsa da bu genç hanımlardan birini eve, önce getirse. Orada her zaman dostları olur. İkisi de çok hoş kızlar. Birini diğerine yeğleyemem doğrusu. Mrs. Croft, ene, e, Çok iyi huylu, yapmacıksız kızlar gerçekten de, dedi. En keskin zekasıyla onun kocası kadar hevesli çıkmayan ses tonundan her iki kızı da erkek kardeşine pek layık bulmadığını anladı. Çok da saygıdeğer bir aileden geliyorlar. Daha iyi insanlarla akraba olunamaz. Sevgili amiralim, şu direk, şu direğe çarpacağız. Neyse ki Mrs. Croft dizginleri soğukkanlılıkla kendi eline alarak tehlikeyi atlatmalarını sağladı. Daha sonra da bir kez akıllıca elini uzatması sayesinde ne yoldaki çukura düştüler ne de gübre taşıyan arabaya çarptılar. En karı kocanın bütün işlerini nasıl hallettikleri hakkında hiç de fena bir fikir vermediğini düşündüğü arabayı sürüş tarzlarıyla eğlenerek sağ salim büyük eve vardı. 11. Bölüm Artık Lady Russell'ın dönüş vakti yaklaşmıştı. Tarihi bile belliydi. Arkadaşı evine döner dönmez ona katılacak olan En. Kelinç'ten bir an önce ayrılmaya can atıyor ve bunun kendisini nasıl etkileyeceğini düşünmeye başlıyordu. En yüzbaşı Wentworth'le aynı köyde, ona bir kilometre uzaklıkta yaşıyor olacaktı. İkisi aynı kiliseye gitmek zorunda kalacaklardı. İki aile de görüşecekti herhalde. Bunlar En'in aleyhineydi. Öte yandan yüzbaşı Upper Cross'ta o kadar çok zaman geçiriyordu ki, En onun daha yakınına gidiyor değil de ondan uzaklaşıyor sayılabilirdi. Bütünüyle bakıldığında en tıpkı zavallı Mary yerine Lady Russell'la yaşamaya başlayacağı için bu açıdan da kazançlı çıkacağına inanıyordu. Yüzbaşı Wentworth'ı Kellynch malikanesinde görmekten kaçınabileceğini umuyordu. O odalarda gözlerinin önünde açıyla canlanacak eski buluşmalar yaşanmıştı. Ama asıl dileği yüzbaşıyla Lady Russell'ın hiç karşılaşmamalarıydı. İkisi de birbirinden hoşlanmıyordu. Şimdi tekrar karşılaşmaları da bir yarar sağlamazdı ve eğer Lady Russell onların ikisini bir arada görecek olursa yüzbaşının kendisine son derece hakim olduğunu, eninse pek olamadığını düşünebilirdi. İşte enin yeterince uzun süredir kaldığını düşündüğü Upper ayrılmakla ilgili belli başlı kaygıları bunlardı. Küçük Charles'a yararlı olduğu için bu iki aylık ziyareti hep güzel hatırlanacaktı. Ama çocuk hızla iyileşiyordu ve Enin orada kalması için başka bir neden yoktu. Ancak ziyareti hiç hayal etmediği bir değişiklikle noktalandı. İki gün boyunca Upper Cross'ta hiç gözükmeyen ve kendisinden hiç haber alınmayan Yüzbaşı Wentworth, yokluğunu açıklayan bir hikayeyle tekrar aralarına döndü. Dostu Yüzbaşı Herville'in sonunda eline ulaşan bir mektubundan onun ailesiyle birlikte kış için layma yerleştiğini öğrenmişti. Yani iki dost haberleri olmaksızın birbirlerinden 3 kilometre uzaklıkta yaşıyorlardı. İki yıl önce ağır yaralanan Yüzbaşı Erbil, daha sonra sağlığına tam olarak hiç kavuşamamıştı. Yüzbaşı Wentworth de onu görmeyi çok istediği için hemen layma gitmişti. Orada 24 saat kalmıştı. Böylece yüzbaşı tamamıyla temize çıkmış oldu gösterdiği dostluk saygıyla karşılandı. Dostu da hayli ilgi uyandırdı. Laim hakkında anlattıkları topluluğun o kadar ilgisini çekti ki sonunda onlar da Laim'i görmek isteyip oraya gitmeyi planladılar. Gençlerin hepsi Laim'i görmeye can atıyorlardı. Yüzbaşı Wentworth de oraya tekrar gidebileceğini söyledi. Laim, Upper Cross'tan yalnızca 27 kilometre uzaklıktaydı. Aylardan kazım olmasına rağmen Hava hiç de kötü değildi. Kısacası gitmeye can başında gelen Louisa bu yolculuğu yapmayı kafasına koymuştu. Canının istediğini yapmaktan alacağı zevkin yanı sıra artık insanın aklına koyduğunu yapmasının doğru olduğu fikrinden de güç aldığı için anne babasının bu yolculuğun yaza kadar ertelenmesi yönündeki bütün ısrarlarını geri çevirdi. Onlar Charles, Mary, Anne, Henrietta, Louisa ve Yüzbaşı Wentworth Layma gideceklerdi. İlk anda yaptıkları plana göre Layma sabah gidip akşam döneceklerdi. Ama Mr. Musgrove bu plana atlarını düşünerek kabul etmedi. Mantıklı düşündüklerinde taşra koşullarında gidiş dönüş için harcayacakları yedi saati çıkarınca Kasım ortasında tek bir günün onlara yeni bir yeri görmeleri için yeterli zamanı bırakmayacağını anladılar. Bu nedenle geceyi orada geçireceklerdi. Ertesi günde Akşam yemeğinden önce dönmeyeceklerdi. Bu hayli önemli bir değişiklikti. Kahvaltı için erken sayılabilecek bir saatte büyük evde buluşup tam vaktinde yola çıkmış olmalarına karşın iki araba, dört hanımın bindiği Mr. Musgrove'un arabasıyla yüzbaşı Wentworth'ün de içinde bulunduğu Charles'ın arabası, Lyme'a inen uzun yokuşa vardıklarında saat öğlene hayli geçmişti. Kalacak bir yer ayarladıktan ve otellerden birine akşam yemeği için sipariş verdikten sonra yapılacak ilk iş hiç kuşkusuz deniz kenarına inmekti. Lime'da halka açık yerlerde düzenlenen çeşitli eğlence ve gösteriler için mevsim geçmişti. Evler kapanmış, yazlıkçıların neredeyse hepsi gitmişti. Yaz kış orada yaşayan aileler dışında pek kimse kalmamıştı. Boş binalarda, kasabanın olağanüstü konumunda, şehrin neredeyse üç adımda denize kavuşan ana caddesinde, yaz mevsiminde tekerlekli soyunma kabinleri ve yüzmeye gelenlerle canlanan sevimli küçük koyun çevresini dönerek koba giden yolda yapılacak yürüyüşte de görünmeye değer bir şey olmadığı için, bir yabancının gözüne asıl çarpacak olan güzellikler, yenilikler, kasabanın doğusuna uzanan sıra dağlarıyla kobun kendisiydi. İnsanın çevredeki bu güzelliklerin farkına varmayıp, Laim'ı daha iyi tanımak istememesi için ancak kör olması gerekirdi. Laim'ın çevresindeki manzaraları, tepeleri, geniş kırlık arazileri, bir de kumsaldaki dağınık kayalıkların denizin yükselmesini izlemek, tatlı hayallere dalmak için eşsiz bir ortam sunduğu, arkasında karanlık yamaçlar yükselen güzel ve ıssız koyuyla şarmıt çeşit çeşit ağaçlarıyla Yukarı Lyme'ın neşe saçan köyü en çok da romantik kayalıkların arasındaki yeşil kanyonlarıyla pini ki buradaki aralıklı ağaçlar ve bereketli meyve bahçeleri ünlü White Adası'ndaki manzaralara taş çıkartabilecek kadar hayret verici ve güzel bir manzaranın oluşmasına neden olan o ilk kısmi çöküntüden bu yana nice nesillerin gelip geçmiş olması gerektiğini düşündürtüyordu. Lyme'ın değerini anlayabilmek için buraları tekrar tekrar ziyaret etmek gerekirdi. Upper Cross'dan gelen grup bu mevsimde terk edilmiş ve hüzünlü görünen evlerin önünden geçerek aşağı inmeye devam etti. Çok geçmeden deniz kıyısına ulaştı. Denizi tekrar gördüğünde onu görmeyi hak etmiş herkesin yapması gerektiği gibi orada biraz oyalandıktan sonra koba doğru ilerlediler. Bunu kendileri istedikleri gibi yüzbaşının hatırı içinde yapıyorlardı. Çünkü her viller inşa tarihi tam olarak bilinmeyen eski rıhtımın yakınlarındaki küçük bir eve yerleşmişlerdi. Yüzbaşı arkadaşına uğramak için yanlarından ayrıldı. Diğerleri yollarına devam ettiler. Yüzbaşı onlarla Kobda buluşacaktı. Yüzbaşının yanında üç kişiyle birlikte arkalarından geldiğini gördüklerinde hiçbiri gezip dolaşmaktan yorulmamıştı. Louisa bile yüzbaşıdan ayrılalı çok zaman geçmediğini düşünüyordu. Bu üç kişinin yüzbaşı Herville, Mrs. Hervil ve onlarla birlikte kalan yüzbaşı Benwick adında biri olduğunu anlatılanlardan gayet iyi biliyorlardı. Yüzbaşı Benwick bir zamanlar Lakonya'nın komutanlığını yapmıştı. Yüzbaşı Wentworth, Lyme'a yaptığı ilk ziyaretten döndüğünde ondan harika bir genç adam ve oldum olası saygı duyduğu bir asker olarak övgüyle söz etmişti. Yüzbaşı Benwick bu sayede onu dinleyen herkesin saygısını kazanmış olmalıydı. Ardından da arkadaşının özel hayatına kısaca değinmişti. Böylece hanımların hepsinin Yüzbaşı Benwick'e büyük ilgi duymasına neden olmuştu. Yüzbaşı Benwick, Yüzbaşı Hervil'in kız kardeşinin nişanlısıydı. Şimdi de onun yasını tutuyordu. Nişanlılar bir iki yıl servet ve terfi beklemişlerdi. Servete kavuşmuşlardı. Benwick'in üsteğmen olduğunda aldığı para ödülü hayli yüklüydü. Bu genç adam en sonunda terfi de etmişti ama Fanny Herville bunu görecek kadar uzun yaşamamıştı. Geçen yaz yüzbaşı Benwick denizdeyken ölmüştü. Yüzbaşı Wentworth hiçbir erkeğin bir kadına zavallı yüzbaşı Benwick'in Fanny'e bağlandığından daha fazla bağlanamayacağını ya da böyle bir kaybın başka kimseyi bu kadar derinden etkilemeyeceğini düşünüyordu. Arkadaşının sessiz, ciddi ve sıkılgan tavrına, okumaktan ve sakin uğraşlardan hoşlanıyor olmasına dayanarak onun büyük acılar çekebilecek yaratılışta bir adam olduğuna inanıyordu. Hikayenin özüne gelmek gerekirse, öyle görünüyordu ki Benwick'in Hervillerle dostluğu, aralarındaki bütün akrabalık bağlarını sona erdiren olayla daha da güçlenmişti. Yüzbaşı Benwick artık tamamiyle Hervillerle birlikte yaşıyordu. Yüzbaşı Hervil şu anki evini altı aylığına tutmuştu. Behenisi, sağlığı ve varlığı onu deniz kenarında masrafı az bir ev tutmaya yöneltmişti. Taşra'nın görkemi ve Lyme'ın kış aylarında sessiz sakin oluşu da Yüzbaşı Benwick'in ruh haline çok uygun düşmüştü. Yüzbaşı Benwick'in uyandırdığı ilgi ve sempati çok büyüktü. Yine de, dedi En kendi kendine, grupla buluşmak üzere ilerlerken. Belki de benden çok acı çekmiyordur. Umudunu sonsuza kadar yitirdiğine inanamıyorum. Benden daha genç, yaşı daha küçük değilse bile daha genç hissediyordur. Kendini toplayacak ve bir başkasıyla mutlu olacaktır. Buluştular ve birbirleriyle tanıştırıldılar. Yüzbaşı Hervil, uzun boylu, esmer bir adamdı. Duyarlı ve iyiliksever bir çehresi vardı. Hafifçe topallıyordu. Sert hatları ve sağlıksız görünümü nedeniyle yüzbaşı Wentworth'tan çok daha yaşlı gösteriyordu. Üçünün arasında en genç olanı ve öyle görüneni yüzbaşı Benwick'ti. Diğer ikisine oranla daha ufak tefek bir adamdı. Hoş bir yüzü, tam da uygun düşeceği gibi hüzünlü bir havası vardı. Konuşmalara pek katılmıyordu. Yüzbaşı Wentworth'le boy ölçüşemeyecek olsa da Yüzbaşı Herville'de yapmacıksız ve nazik tavırlarıyla tam bir beyefendiydi. Mrs. Herville, kocası kadar nazik olmamakla birlikte onunla aynı duyarlılığı paylaşır görünüyordu. Yüzbaşı Wentworth'un dostları oldukları için onları kendi dostlarıymış gibi görmek istemelerinden daha hoş bir şey ya da hep birlikte akşam yemeği yemek için üstelemelerinden daha sıcak bir konukseverlik olamazdı. Otele daha önce ısmarlamış oldukları yemeği mazeret göstermelerini en sonunda kabul ettiler. Ama yüzbaşı Wentworth'un herhangi biriyle layma gelip de yemeği birlikte yiyeceklerini düşünmemiş olmasına gücenmiş görünüyorlardı. Tüm bunlar yüzbaşı Wentworth'e duyulan büyük bağlılığı gösteriyordu. O sıradan karşılıklı davetlerden, adet yerini bulsun diye gösteriş amacıyla verilen yemeklerden çok farklı olan bu olağan dışı konukseverlikte öyle büyüleyici bir çekicilik vardı ki en yüzbaşının subay dostlarını daha yakından tanımanın kendi ruh halini pek de iyi etkilemeyeceğini düşündü. Bunların hepsi benim de dostlarım olacaklardı diye geçirdi içinden ve karamsarlığa kapılmamak için kendisiyle savaşması gerekti. Kobdan ayrıldıktan sonra hep birlikte yeni dostlarının evine gittiler. Odaların küçücük ancak içtenlikle davet edenlerin hep birlikte sığacaklarını düşünebilecekleri kadar küçük olduğunu gördüler. Bu durum bir anlığına eni de şaşırttı. Ama yüzbaşı Herville'lerin odayı en iyi şekilde değerlendirmek, kiralık evdeki mobilya eksiklerini gidermek için yaptıklarını, beklenen kış fırtınalarına karşı pencere ve kapıları korumak için akıl ettiği ustaca buluşları ve ince düzenlemeleri görünce çok geçmeden şaşkınlığı yerini daha hoş duygulara bıraktı evle birlikte kiraya verilmesi adetten olan temel eşya sıradan ve yine adetten olduğu üzere kötü durumdaydı. Ama bu eşyanın arasında onlardan farklı düşen, nadir bulunan, ahşaptan, birinci sınıf işçilikle yapılmış birkaç parça vardı. Bunlar, yüzbaşı Hervil'in gittiği her uzak ülkeden getirdiği nadir ve değerli parçalardı. Bu çeşitlilik En'in çok hoşuna gitti. Çünkü bu parçaların hepsi Yüzbaşı'nın mesleğiyle ilgiliydi. Çalışmalarının meyveleriydi. Mesleğinin onun üzerindeki etkilerini gösteriyor. Güvenli bir tablo çiziyor. Aile içindeki mutluluğu temsil ediyordu. Yüzbaşı Hervil okumaya meraklı değildi ama yüzbaşı Benwick'in hatırı sayılır bir koleksiyon oluşturan güzel ciltli kitaplarını koymak için uygun bir yer ayırmış, güzel raflar yapmıştı. Yüzbaşı Hervil topallığı yüzünden fiziksel etkinliklere katılamıyordu. Ama belli ki iyiye ve güzele işleyen aklı sayesinde her zaman kendine bir uğraşı buluyordu. Resim, cila, marangozluk yapıyor, yapıştırıyor, çocuklar için oyuncaklar hazırlıyor, a iğneleri ve mekikleri geliştiriyor ve başka yapacak hiçbir şey kalmadıysa odanın bir köşesindeki büyük balık ağının başına oturuyordu. Evden ayrıldıklarında en büyük bir mutluluğu geride bıraktığını düşünüyordu. Yanında yürüyen Louis ise donanma mensuplarından ne kadar hoşlandığını, onlara, onların dost canlılıklarına, gösterdikleri kardeşliğe, açık yürekliliklerine, dürüstlüklerine ne kadar hayran kaldığını adeta kendinden geçerek anlatıyor. İngiltere'deki erkeklerin içinde en değerli ve en sıcakkanlı olanların denizciler olduklarını, yalnızca onların nasıl yaşanacağını bildiklerini yalnızca onların sevgi ve saygı görmeyi hak ettiklerini iddia ediyordu. Üstlerini değiştirip akşam yemeği için otele döndüler. Daha şimdiden gezilerinden öyle memnun kalmışlardı ki oteldekiler laim tamamıyla ölü mevsimde olduğu, sokakların cıvıltısı kalmadığı ve onlardan başka kimselerin gelmesini beklemedikleri için defalarca özür dileseler de onlar hiçbir şeyin ters gittiğini düşünmüyorlardı. En Artık yüzbaşı Wentworth'la birlikte olmaya ilk zamanlar hiç hayal edemeyeceği kadar alışmıştı. Onunla aynı masada oturmak ve bunun sonucunda onunla nezaket kurallarının gerektirdiği kadar konuşmak, bunun ötesine hiç geçmiyorlardı, artık sorun olmaktan çıkmıştı. Geceler, hanımların tekrar buluşmak için ertesi günü beklemelerini gerektirecek kadar karanlıktı. Ama yüzbaşı Herville, akşam onlara uğrayacağına söz vermişti. Nitekim geldi ve yanında dostunu da getirdi. Hiçbiri bunu beklemiyordu. Çünkü hepsi de bu kadar çok yabancının varlığının yüzbaşı Benwick'in canını sıktığını düşünmüşlerdi. Grubun neşesine ayak uyduramayacağı kesin de olsa Benwick tekrar aralarına katılmayı göze almıştı. Yüzbaşı Wentworth ile Yüzbaşı Herville odanın bir köşesinde sohbetin başını çekiyorlardı. Onlar eski günleri anarak diğerlerini oyalayacak ve eğlendirecek bir sürü hikaye bulup anlatırlarken enin payına da onlardan biraz uzakta yüzbaşı Benwick'le oturmak düştü. Ve genç kadının iyi niyetli yaratılışı onu Benwick'le tanışıklığını ilerletmeye itti. Benwick çekingen ve dalgındı. Ama enin ılımlı yaratılışındaki çekicilik ve yumuşak tavırlar çok geçmeden etkisini gösterdi ve en ilk adımı atmasının karşılığını aldı. Benwick daha çok şiir alanında olsa da belli ki okuma zevki yabana atılmayacak bir adamdı. En bir geceliğine de olsa ona her zamanki dostlarının hiç ilgilenmeyeceği konular üzerinde tartışma zevkini verdiğine inanıyordu. Ayrıca sohbet sırasında laf kendiliğinden kederle nasıl başa çıkılacağına geldiğinde bu konuda ona gerçekten yararlanabileceği önerilerde bulunduğunu da umuyordu. Benwick çekingendi ama içine kapalı gibi durmuyordu duygularını serbest bırakmış olmaktan memnun kalmışa benziyordu. Şiirden içinde bulundukları dönemin zenginliğinden konuşurlarken ve en iyi şairlerin kimler oldukları konusunda fikir alışverişi yapmak amacıyla Marmon'un mu, Göldeki kadının mı daha iyi olduğuna karar vermeye, Caorla Abidos'un gelinini karşılaştırmaya, hatta Caor'un doğru okunuşunu bulmaya çalışırlarken yüzbaşı Benwick bu şairlerden birinin en dokunaklı şiirlerini, ötekinin ise umutsuz acıları betimlediği duygulu dizelerini ne kadar iyi bildiğini gösterdi. Kırık bir kalbi ya da yıkılmış bir ruh halini yansıtan çeşitli dizeleri öyle ürkek bir duyarlılıkla tekrar etti. O kadar anlaşılmayı ister görünüyordu ki, en onun hep yalnızca şiir okumadığını umdu ve şiirin ondan büyük zevk alanlar için nadiren güvenli bir liman sayılabilmesini bir şanssızlık olarak gördüğünü şiirin değerini gerçekten bilebilecek güçlü duyguların tam da şiiri aşırıya kaçmadan tatması gereken duygular olduğunu söylemeye cesaret etti. Yüzbaşının bakışlarından durumuna bu şekilde değinilmiş olmasından rahatsız değil, memnun olduğunu anlayan genç kadın devam edecek cesareti de bulmuş oldu. Bu konuda daha deneyimli olduğuna inandığından yüzbaşıya günlük okumalarında düz yazıya daha çok yer vermesini önerdi. Örnek vermesi istenince de en iyi ahlakçılarımızın eserlerinden, derlenmiş en güzel mektuplardan, dikkat eder kahramanların anılarından ve acı hikayelerinden o an için en güzel ahlaki ve dini örnekleri oluşturduğunu, bu nedenle de insana en çok güç ve moral verecek olduğunu düşündüklerini seçti. Yüzbaşı Benlik dikkatle dinledi. En'in gösterdiği ilgiye minnettar görünüyordu. Yine de başıyla onaylamayarak ve iç çekerek çektiği acılara hiçbir kitabın çare olamayacağına inandığını gösterdi. En'in önerdiği kitapların adlarını not etti ve onları bulup okuyacağına söz verdi. Akşam sona erdiğinde En, Layma daha önce hiç görmediği bir genç adama sabır ve tevekkül aşılamak için geldiğini düşünüp memnun oldu ama daha ciddi düşününce de ahlakçıların ve vaizlerin çoğu gibi kendi zayıf noktası üzerinde nutuk çekmiş olmaktan korktu. 12. bölüm En ve Henrietta ertesi sabah ilk kalkanların kendileri olduğunu görünce kahvaltıdan önce yürüyerek sahile inmeye karar verdiler. Güneydoğu'dan esen hafif rüzgarın suları Böylesine dümdüz bir kıyının izin verdiği ölçüde görkemlice yükseltmesini izlemek için kumsala gittiler. Sabahın güzelliğini övdüler, denize hayran oldular, ferahlatan esintinin tadını çıkardılar ve sustular ta ki Henrietta birdenbire "Ah, işte birkaç istisna dışında deniz havasının insana iyi geleceğine eminim." diyene kadar geçen ilkbahar geçirdiği hastalıktan sonra Doktor Shirley'e de büyük yararı dokunduğuna hiç kuşku yok. Bir ay Lyme'da kalmanın ona kullandığı bütün ilaçlardan daha iyi geldiğini, denize yakın olunca kendini hep gençleşmiş hissettiğini kendisi de söylüyor. Sürekli deniz kenarında yaşıyor olmayışının çok yazık olduğunu düşünmeden edemiyorum. Bence Upper Cross'tan taşınıp Lyme'a yerleşmeli. Sen de öyle düşünmüyor musun Anne? Sence de yapabileceği en iyi şey bu olmaz mı? Hem kendisi hem de Mrs. Shirley için. Mrs. Shirley'nin burada kuzenleri var. Biliyorsun bir sürü de eşi dostu. Onu neşelendirirler. Hem eminim ki kocası bir kriz daha geçirecek olursa tıbbi yardıma kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde yaşamaktan da memnun olur. Aslında doktor ve Mrs. Shirley gibi hayatlarını başkalarına iyilik ederek geçirmiş insanların son günlerini Upper Cross gibi bir yerde harcamalarını pek üzücü buluyorum.'' Bizim aileyi saymazsan orada dünyanın geri kalanından tamamıyla kopuklar. Keşke Doktor Shirley'nin arkadaşları ona bunu önerseler. Gerçekten de bunu yapmaları gerekir. Kiliseden izin alma konusuna gelince, onun yaşını ve kişiliğini düşününce bunun bir sorun olmayacağını sanıyorum. Yalnızca kilisesini bırakıp gelmeye kendisi razı olur mu onu bilemiyorum. Öyle disiplinli, o kadar işine bağlı ki. Sen de bu kadar bağlılığı biraz fazla bulmuyor musun en? bir din adamının başka birinin de pekala yerine getirebileceği görevler yüzünden sağlığını feda etmesinin bir vicdani yanılgı olduğunu düşünmüyor musun? Hem Lyme'dayken Upper Cross'tan yalnızca 35 kilometre uzaklıkta olacağı için insanların herhangi bir yakınmaları olursa bundan haberi de olacaktır. En bu konuşma boyunca birkaç kez kendi kendine gülümsedi. Tıpkı genç adamın duygularını paylaşmış olduğu gibi bu kez de genç kadınınkileri paylaşarak yardımcı olmak amacıyla yaklaştı konuya. Gerçi bu kez daha az yararı dokunacaktı. Zira Henrietta'nın söylediklerini onaylamak dışında ne yapabilirdi ki? Konuyla ilgili söylemesi mantıklı ve yerinde olacak her şeyi söyledi. Doktor Shirley'nin dinlenmesi gerektiği konusunda Henrietta'ya katılıyordu. Doktorun dinamik ve saygın bir genç adamı yatılı yardımcı olarak tutmasının ne kadar iyi olacağını, hatta bu yatılı yardımcının evli olmasının daha da iyi olacağını söyleyecek kadar da ince davrandı. Arkadaşından son derece memnun kalan Henrietta, "Keşke Lady Russell, Upper Cross'ta yaşasaydı ve Doktor Shirley ile yakın olsaydı. Onun herkesi etkileyebilen bir kadın olduğunu hep duyarım." Ona bir insanı her şeye ikna edebilecek biri gözüyle bakmışımdır hep. Ondan korkuyorum. Bunu daha önce de söylemiştim sana. Bayağı korkuyorum. Çünkü çok zeki. Ama aynı zamanda çok büyük saygı da duyuyorum. Keşke Uppercross da onun gibi bir komşumuz olsa, dedi. Henrietta'nın minnetini gösterme şekli eni eğlendirmişti. Olayların gidişatı ve Henrietta'nın yeni görüşleri sayesinde dostunun Musgrove'lardan birinin gözüne girmesi de hoşuna gitmişti ancak alışılmış bir karşılık verecek ve upper cross'a da böyle bir kadın gelmesini dileyecek kadar zaman bulmuştu ki Louisa ile yüzbaşı Wentworth'un kendilerine doğru geldiğini görüp bir anda konuşmayı kestiler. Onlar da kahvaltı hazır oluncaya kadar bir gezintiye çıkmışlardı. Ama çok geçmeden Louisa bir mağazadan alması gereken bir şey olduğunu anımsadı ve hep birlikte geri dönüp kasabaya gitmelerini önerdi. Hepsi Louisa'nın isteğini yerine getirmeye hazırdı sahilden yukarı çıkan merdivene geldiklerinde tam o sırada aşağı inmek üzere olan bir beyefendi kibarca geri çekilerek onlara yol verdi. Merdiveni çıkıp adamın yanından geçtiler. Geçerlerken de en onunla göz göze geldi. Adam en'e fark etmemesi mümkün olmayacak bir hayranlıkla baktı. En dikkat çekecek kadar güzel görünüyordu. Esmekte olan hafif rüzgar ve yine bu rüzgar sayesinde Feri yerine gelen gözleri çok düzgün ve çok güzel olan yüz hatlarına gençliğin tazeliğini ve diriliğini yeniden kazandırmıştı. Beyefendinin adam hali tavrıyla tam bir beyefendiydi. Onu çok beğendiği apaçık ortadaydı. Yüzbaşı Wentworth'un hemen ene dönüp bakmasından onun da bunu fark ettiği belliydi. Yüzbaşı ene bir an için gözleri parlayarak bakarken o adam sana vuruldu. Şu anda ben bile senden yeniden en elit'i andıran bir şeyler görüyorum der gibiydi. Luisa'nın işini halletmesini bekledikten ve çevrede biraz daha gezindikten sonra otele döndüler. Daha sonra en odasından çıkmış hızla yemek salonuna doğru ilerlerken yan odadan çıkan aynı beyefendiyle az kalsın çarpışıyordu. En kendileri gibi onun da oranın yabancısı olduğunu zaten düşünmüştü. Diğerleriyle birlikte otele dönerken İki otelin çevresinde dolanıp duran iyi giyimli uşağın da bu beyefendiye hizmet ettiğini tahmin etmişti. Hem uşağın hem de efendisinin yaz giysileri içinde olmaları da bu görüşünü destekliyordu. Şimdi bu beyefendinin kendileriyle aynı otelde kaldığı ortaya çıkmıştı. Bu ikinci karşılaşma pek kısa sürmüş olsa da beyefendinin halinden eni çok güzel bulduğu bir kez daha anlaşılmış oldu adamın hemen yakışık aldığı gibi özür dilemesi de onun yol yordan bilen bir kişi olduğunu gösteriyordu. 30 yaşlarındaydı. Yakışıklı değilse de hoş bir adamdı. En onun kim olduğunu merak etti. Kahvaltıları bitmek üzereydi ki, Layma geldiklerinden beri neredeyse ilk kez duydukları bir araba sesiyle gruptakilerin yarısı pencereye koştu. Bir beyefendinin iki atlı arabasıydı bu. Ahırdan ön kapıya geldiğine göre biri otelden ayrılıyor olmalıydı. Arabayı yaz giysileri içindeki bir uşak sürüyordu. Arabanın iki atlı olduğunu duyan Charles Musgrove, onu kendisininkiyle karşılaştırmak için ayağa fırladı. Yaz kıyafetli uşak da enin ilgisini çekti. Böylece altısı da bakmak için pencereye üşüşmüşlerdi ki, arabanın sahibi kapıdan çıkıp, otel çalışanlarının nezaket ve saygı gösterileriyle uğurlanarak arabasına bindi. Ah, yolda karşılaştığımız adammış, dedi yüzbaşı Wentworth, yan gözle Ene bakarak. Musgrove kızları da bunu onayladılar. Tepenin arkasında gözden kaybolana kadar adamı izledikten sonra da kahvaltı masasına geri döndüler. Hemen ardından garson odaya girdi. Affedersiniz, dedi yüzbaşı Wentworth. Az önce ayrılan beyefendinin adını biliyor musunuz acaba? Evet efendim, Mr. Elliot adında çok varlıklı bir beyefendi. Dün gece Sidmouth'dan geldi. Akşam yemeğinizi yerken arabanın sesini duymuşsunuzdur herhalde efendim. Şimdi de Grave Herne'ye gidiyor. Oradan Bat'a sonra da Londra'ya geçecek. Elliot mı? Son derece seri bir şekilde konuşan garson, tüm bunları söyleyene kadar gruptakilerin pek çoğu defalarca bakışıp bu adı defalarca yinelemişlerdi. Tanrım diye bağırdım Mary. Bu bizim kuzenimiz olmalı. Bizim Mr. Elliot olmalı. Öyle değil mi Charles En? O da yastı. görüyorsunuz. Bizim Mr. Elliot da olmalı. Ne tesadüf. Bizimle aynı otelde. En, bu bizim Mr. Elliot değil mi? Babamın varisi olacak olan. Garsona dönerek. Affedersiniz. Kerinç ailesinden olduğunu duymadınız mı hiç? Uşağı bundan söz etmedi mi? Diye sordu. Hayır hanımefendi. Soyadlarını söylemedi ama efendisinin çok varlıklı olduğunu ve bir gün baronet olacağını söyledi diye karşılık verdi garson. İşte gördünüz mü diye bağırdı Mary kendinden geçerek. Tam dediğim gibi Sir Walter Elliot'ın varisi. Eğer giden oysa bundan söz edilmiş olacağından emindim. Uşaklarının gittiği her yerde bunu duyuruyorlar hiç kuşkunuz olmasın. Ama en düşünsene ne tesadüf. Keşke ona daha dikkatli baksaydım. Keşke kim olduğunu vaktinde bilseydik. Keşke onu bize tanıtsalardı. Bizi tanıştırmamış olmaları ne kötü. Sizce yüzü Elitlara benziyor muydu? Ben ona pek bakmadım. Atlara bakıyordum ama sanırım elitleri biraz andırıyordu. Arma neden dikkatimi çekmedi acaba? Ah, paltosu kapatmıştı. Arma onun altında kalmıştı. Öyle olmalı. Yoksa eminim görürdüm. Uşak yastığı olmasaydı üniformasından da anlardık, dedi. Tüm bu olağanüstü koşullar bir araya geldiğine göre, dedi Yüzbaşı Wentworth, kuzeninizle tanışmamanızı Tanrı'nın takdiri diye görmemiz gerekir. En, Mary'nin dikkatini çekebildiğinde, Mr. Elliot'la babasının aralarının yıllardır iyi olmadığını, bu yüzden de böyle bir tanışmanın hiç arzu edilecek bir şey olmadığını ona usulca anlatmaya çalıştı. Öte yandan kuzenini görmekten ve Kellynch'in gelecekteki sahibinin hiç kuşkusuz bir beyefendi olduğunu ve sağduyulu bir insana benzediğini bilmekten içten içe memnun kalmıştı. Onunla daha önce de karşılaştığını hiçbir şekilde anlatacak değildi. Neyse ki Mary daha önceki yürüyüşleri sırasında onun yanından geçmelerinin pek üstünde durmamıştı. Ama kendisi onun yanında hiç bulunamamışken enin koridorda onunla karşılaştığını ve onun enden nazikçe özür dilediğini duysa bunun kendine haksızlık olduğunu düşünecekti. Hayır, kuzenler arasındaki bu küçük görüşme tamamıyla gizli kalmalıydı. Elbette, dedi Mary. Bir daha ki sefere Bat'a mektup yazdığında Mr. Elliot'la karşılaştığımızı anlatacaksın. Babamın bundan kesinlikle haberi olmalı bence. Onunla ilgili her şeyi anlat. En ona karşılık vermekten kaçındı. Ama yalnızca anlatılmasını gereksiz bulmakla kalmadığı, anlatılmaması gerektiğine de inandığı bir durumdu bu yıllar önce babasının zor durumda bırakılmış olduğunu biliyordu. Bunda Elizabeth'in de payının olduğunu tahmin ediyordu. Mr. Elliot'ı düşünmenin her ikisini de rahatsız ettiğinden de kuşkusu yoktu. Mary, Bat'a bir hiç mektup yazmazdı. Çok seyrek ve yalnızca sudan konularda yazışıyorlar. Elizabeth'le mektuplaşmak da ene düşüyordu. Lime'daki son gezintilerini yapmak üzere sözleştikleri yüzbaşı Hervil, Mrs. Hervil ve yüzbaşı Benwick Onlara katıldığında kahvaltı biteli çok olmamıştı. Saat 1'de Upper Cross'a gitmek üzere yola çıkmalıydılar. O zamana dek birlikte olacaklar ve olabildiğince açık havada dolaşacaklardı. Hep birlikte dışarı çıkar çıkmaz en yüzbaşı Benwick'in yanına geldiğini gördü. Bir gece önceki sohbetleri genç adamın en'den uzak durmak istemesine neden olmamıştı. İkisi bir süre birlikte yürüdüler daha önceki gibi Mr. Scott'la Lord Byron'dan söz ettiler. Hangisinin diğerinden üstün olduğu konusunda daha önce de olduğu gibi herhangi iki okur kadar farklı düşünüyorlardı. Derken grupta bir değişiklik oldu ve en yanında yüzbaşı Benwick yerine yüzbaşı Hervil'i buluverdi. Yüzbaşı Herville adeta fısıldayarak Miss Elliot bu adamcağızı bu kadar çok konuşturmakla büyük iyilik yapmış oldunuz.'' Keşke böyle bir dostla daha sık birlikte olabilse. Bu kadar dışa kapalı olmak onun için iyi değil biliyorum. Ama ne yapabiliriz ki? Buradan ayrılamayız dedi. Hayır diye karşılık verdi en. Bunun olanaksız olduğunu görebiliyorum ama belki zamanla düzelir. Zamanın her derde deva olduğunu biliriz. Hem unutmayın yüzbaşı Ervil, dostunuzun acısı hala taze sayılır. Bu üzücü olay daha geçen yaz yaşanmış sanırım. Yüzbaşı Hervil içini çekerek ''Evet, doğru, daha geçen Haziran'dı.'' dedi. Mr. Benwick'in hemen de haberi olmamış, öyle değil mi? Evet, Ağustos'un ilk haftasında kepten eve dönene kadar haberi yoktu. Rapplara yeni atanmıştı. Ben o sırada plamattaydım. Bir dehşet içinde ondan haber almayı bekliyordum. Mektup yazıyordu ama Grappler'a Ports'ta gitme emri verilmişti. Ona orada haber vermek gerekecekti ama bunu ona kim söyleyecekti? Ben söyleyemezdim. Ona bunu söylemektense hemencecik serenin ucuna asılmayı yeğlerdim. O iyi yürekli adamdan başka kimse yapamadı bunu. Yüzbaşı Van Bourt'u gösterdi. La Konya Plamata bir hafta önce gelmişti. Tekrar denize açılması gibi bir tehlike söz konusu değildi. Yüzbaşı diğer tehlikeleri göze aldı. İzin istemek için mektup yazdı ama yanıtını beklemeden yola çıktı ve gece gündüz hiç durmadan Portsmouth'a kadar gitti. Gider gitmez de Grappler'a çıktı. Bir hafta zavallıcığın yanından hiç ayrılmadı. İşte böyle yaptı. Zavallı James'e ondan başka da kimse yardım edemezdi. Onun bizim için ne kadar değerli olduğunu bilmem. Artık anlayabiliyor musunuz Miss Elliot? Anne bu soru üzerinde dikkatle düşündükten sonra kendi duygularının izin verdiği ya da Mr. Harville'inkilerin kaldırabileceği kadarıyla karşılık verdi. Mr. Harville bu konuda daha fazla konuşamayacak kadar etkilenmiş görünüyordu. Tekrar bir şey söylediğinde bütünüyle farklı bir konuda konuşmaya başladı. Mrs. Harville eve dönene kadar kocasının yeterince uzun yürümüş olacağını söyleyerek tüm grubun birlikte yapacağı son yürüyüşün yönünü de belirlemiş oldu. Gruptakiler her villere kapılarına dek eşlik edecekler, sonra da geri dönüp yola çıkacaklardı. Hepsinin yaptıkları hesaba göre zamanları buna ancak yetecekti. Ama koba yaklaştıkça herkesin içinden orada bir kez daha yürüyüş yapmak geldi. Hepsi o kadar istekliydiler ki Louisa çok geçmeden 15 dakikanın kopta yapılacak bir yürüyüşün bu kadar süreceği hesaplanmıştı. Bir fark yaratmayacağına karar verdi. Bunun üzerine yüzbaşı ve Mrs. Herville evlerinin kapısında nazik bir şekilde vedalaştıktan, birbirlerini karşılıklı davet edip karşılıklı sözler verdikten sonra son ana kadar onlarla olmak isteyen yüzbaşı Benwick'le birlikte koba hak ettiği gibi veda etmek üzere yola koyuldular. En yüzbaşı Benwick'in tekrar yanına geldiğini gördü. Önlerindeki manzara karşısında Lord Byron'ın lacivert denizlerinden söz açılması kaçınılmazdı. En de dikkatini verebildiği sürece onu seve seve dinledi. Ancak çok geçmeden ister istemez dikkati başka yöne kaydı. Hava, hanımların yeni kobun yüksek kesimlerinin keyfini çıkaramayacakları kadar rüzgarlıydı. Bu yüzden merdivenden inip aşağı kesimine gitmeye karar verdiler. Louisa dışında hepsi basamaklardan sessizce ve dikkatlice indi. Louisa'nın ise illa yüzbaşı Wentworth'un yardımıyla aşağı atlaması gerekiyordu. Yaptıkları bütün yürüyüşlerde yüzbaşı onu tutup basamaklardan atlamasına yardımcı olmuştu. Louisa bu hisse bayılıyordu. Ancak ayaklarının altındaki yüzey sert olduğu için yüzbaşı bu kez daha isteksizdi. Ama yine de Louisa'nın istediğini yaptı. Louisa kazasız belasız yere indi. İner inmez de hoşunu gittiği için bir kez daha atlamak istedi ve koşarak basamakları tırmandı. Yüzbaşı ona bunu yapmamasını söyledi. Luisa'nın fazlasıyla sarsıldığını düşünüyordu ama hayır, mantıklı davranmaya çalışması ve söyledikleri hep boşunaydı. Luisa gülümseyerek atlamaya kararlıyım dedi. Yüzbaşı ellerini uzattı ama Luisa ondan yarım saniye daha erken davrandı ve aşağı kobun asfaltının üzerine yığıldı. Yerden kaldırıldığında hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu herhangi bir yara bere, kan ya da görünür bir morluk yoktu. Ama gözleri kapalıydı, soluk almıyordu, yüzü ölü gibiydi. Oradaki herkes için dehşet verici bir andı. Onu kucağına almış olan yüzbaşı Wentworth, kollarının arasındaki genç kadınla birlikte diz çökmüş, acı içinde sessizce kıvranarak Louisa kadar solgun yüzüyle ona bakıyordu. Mary kocasına tutunarak ''Öldü, öldü!'' diye bağırdı ve kapıldığı dehşetle, çarsın olduğu yerde donup kalmasına neden oldu. Bir an sonra kız kardeşinin öldüğünü sanarak bunu kaldıramayan Henrietta da kendinden geçer gibi oldu. Yüzbaşı Bendickle en onu tutup aralarını alarak desteklemeseler basamaklara yığılacaktı. Yüzbaşı Wentford'un ağzından çıkan ilk sözler bana edecek kimse yok mu oldu. Sesi umutsuz çıkmıştı. Gücünü tamamıyla yitirmiş gibiydi. Gidin, onun yanına gidin, diye bağırdı En. Tanrı aşkına ona yardım edin. Henrietta'yı tek başıma tutabilirim. Beni bırakın. Yüzbaşının yanına gidin. Luisa'nın ellerini ovun, bileklerini de. İşte burada amonyak ruhu var. Alın şunları, alın. Yüzbaşı Benwick söyleneni yaptı. Tam o sırada Charles da kendini karısından kurtardı. Böylece her ikisi de yüzbaşının yanına koştular. Louisayı doğrultup aralarına alarak ona daha sıkı destek oldular. En'in önerdiği her şeyde yaptılar, ama hiçbir işe yaramadı. O sırada sendeleyen ve ayakta durabilmek için duvara tutunan yüzbaşı Wentworth feci bir acı içindeydi. Aman Tanrım, annesiyle babası diye bağırdı. Doktor dedi En. Yüzbaşı bunu duymuştu. Bu söz onu bir anda harekete geçirdi. Doğru, doğru hemen bir doktor bulmalı dedikten sonra fırlayıp gidiyordu ki en yüzbaşı benlik ise daha iyi olmaz mı? Doktoru nerede bulacağını o bilir diye atıldı. Düşünebilecek durumda olan herkes bunun daha iyi bir fikir olduğunu anladı. Bir an sonra her şey bir anda yapılmıştı. Yüzbaşı Benwick, zavallı Luisa'nın cesede benzer bedenini tamamıyla ağabeyine bırakmış, olabildiğince hızlı bir şekilde kasabanın yolunu tutmuştu. Geride kalan perişan topluluğa gelince, mantıklı düşünebilen üçlüden hangisinin daha çok acı çektiğini söylemek güçtü. Yüzbaşı Wentworth'un mü, Enin mi, yoksa Charles'ın mı? Gerçekten sevgi dolu bir ağabey olan Charles, hıçkıra hıçkıra Louisa'nın başında bekliyor, gözlerini kız kardeşlerinden birinden ayırdığında ya onun kadar kendini kaybetmiş olan diğerini ya da kendisinden gücünün yetmediği bir yardımı isteyen karısının isterik heyecanına tanık oluyordu bütün gücü, aklı ve gayretiyle Henrietta ile ilgilenen En, hala ara sıra ötekileri rahatlatmaya uğraşıyor. Mary'i sakinleştirmeye, Charles'ı kendine getirmeye, yüzbaşı Wentworth'u yatıştırmaya çalışıyordu. Beylerin her ikisi de ne yapacaklarını ona sorar gibiydiler. En, en şimdi ne yapacağız Tanrı aşkına? Şimdi ne yapmak gerek? diye bağırdı Charles. Yüzbaşı Wentworth de gözlerini ona çevirmişti. Onu otele götürsek daha iyi olmaz mı? Evet, daha iyi olur. Onu usulca otele götürün. Evet, evet, otele, diye yineledi yüzbaşı Wentworth. Kendini biraz olsun toplamıştı ve bir şeyler yapmaya can atıyordu. Onu kendim taşıyacağım. Musgrove, sen diğerlerine göz kulak ol. Bu sırada Cobb çevresindeki işçiler ve sandalcılar da kazayı duymuşlar. Pek çoğu istenirse yardım etmek için yanlarına gelmişti. Hiç olmazsa Ölü bir genç kız göreceklerdi. Hayır, ölü iki genç kız göreceklerdi çünkü durum kendilerine ilk anlatılandan da ilginç çıkmıştı. Bu iyi insanların arasında en düzgün görünenlerine Henrietta teslim edildi çünkü biraz kendine gelmiş olsa da hala yardıma muhtaçtı. En onun yanında yürüyor, Charles da karısıyla ilgileniyordu. Bu şekilde az önce neşeyle geçtikleri yollardan tarifsiz duygularla geri yürümeye koyuldular. Hervislerle karşılaştıklarında henüz koptan çıkmamışlardı. Karı koca yüzbaşı Benlik'in evlerinin yanından uçar gibi geçip gittiğini görmüşler. Yüz ifadesinden bir terslik olduğunu anlamışlar ve hemen yola çıkmışlardı. Yolda karşılaştıkları insanlar onları bilgilendirmiş ve olay yerine yönlendirmişti. Yüzbaşı Hervil şaşkına dönmüş olsa da sağduyusu ve soğukkanlılığıyla hemen yararlı oldu karısıyla aralarındaki bir bakışma da ne yapılması gerektiğini belirledi. Louisa onların evine götürülmeliydi. Herkes onlara gitmeli ve doktorun oraya gelmesini beklemeliydi. Karı koca tereddütlere kulak asmayacaklardı. Yüzbaşı Hervil sözünü dinletti. Hepsi onun çatısı altında toplandı. Mrs. Hervil, Louisa'yı üst kata çıkartıp kendi yatağına yatırırken kocası da ihtiyacı olan herkese destek, likör ve ayıltıcı ilaçlar veriyordu. Louisa bir kere gözlerini açmış ama çok geçmeden bilincinin yerine geldiğini gösteren bir şey yapmadan tekrar kapamıştı. Yine de bu hayat belirtisi kız kardeşine iyi gelmişti. Henrietta onunla aynı odada olmaya hiç dayanamasa da umudun ve korkunun yarattığı gerginlik sayesinde tekrar kendinden geçmedi. Mary de gittikçe sakinleşiyordu. Doktor göz açıp kapayıncaya kadar gelmişti. O hastayı muayene ederken korkudan neredeyse bayılacaklardı ama doktor umutsuz değildi. Louisa başına sert bir darbe almıştı ama doktor daha ciddi yaralanmaların bile iyileştiğini görmüştü. Kesinlikle umutsuz değildi. İç açıcı şeyler söyledi. Doktorun durumu umutsuz bulmaması, Luisa'yı birkaç saat içinde kaybedeceklerini söylememesi ilk başta çoğunun umduğundan iyi bir haberdi yüreklerine su serpilmesiyle nasıl bir esrikliğe kapıldıklarını, Tanrı'ya birkaç kez coşkuyla şükrettikten sonra nasıl sessiz ve derin bir sevinç yaşadıklarını tahmin etmek zor olmasa gerek. En Yüzbaşı Wentworth'un Tanrı'ya şükür derken ki ses tonunu ve yüz ifadesini ömrü boyunca unutmayacağına emindi. Onun daha sonra bir masa başında oturup başını kavuşturduğu kollarına dayayarak yüzünü saklaması, Çeşitli duygulara yenik düşmüş, dua ederek ve derin derin düşünerek bunları yatıştırmaya çalışır gibi duruşu da belleğinden silinmeyecek olan bir başka manzaraydı. Luisa'nın kol ve bacaklarına bir şey olmamıştı. Başı dışında hiçbir yerinden yaralanmamıştı. Grubun şimdi yapılacak en iyi şeyin ne olduğuna karar vermesi gerekiyordu. Artık birbirleriyle konuşup fikir alışverişi yapabilecek durumdaydılar. Her villere bu şekilde yük oldukları için çok üzülmelerine rağmen Luisa'nın bulunduğu yerde kalması gerektiği kesindi. Onu başka bir yere götürmek olanaksızdı. Herviller kendilerine yük olunduğuna dair tüm tasaları giderdiler. Minnet söylemlerini de ellerinden geldiğince bastırdılar. Onlar erken davranmış ötekiler daha düşünmeye bile başlamadan her şeyi ayarlamışlardı. Yüzbaşı Benwick odasını onlara bırakıp kalacak başka bir yer bulduğunda bütün iş çözülmüş oluyordu. Herviller yalnızca evde başka kimseyi konuk edecek yer olmayışına üzülüyorlardı. Yine de belki çocukları hizmetçi odasına yerleştirebilir ya da bir yerlere portatif bir yatak koyabilirlerdi. Karı koca orada kalmak isteyebilecek iki üç kişiye daha yer bulamayacaklarını düşünmeye bile dayanamıyorlardı. Gerçi... Miss Musgrove'u gözleri hiç arkada kalmadan Mrs. Servil'e e emanet edebilirlerdi. Mrs. Servil çok deneyimli bir hemşireydi. Uzun zamandır yanlarında çalışan ve gittikleri her yere onlarla birlikte gitmiş olan çocuk bakıcısı da öyleydi. Bu ikisi olduğu sürece Miss Musgrove'un bakımı için gece gündüz başka hiç kimseye ihtiyaç yoktu. Tüm bunlar karşı konulmayacak bir dürüstlük ve içtenlikle söyleniyordu ne yapacaklarına karar vermek için kafa kafaya verip konuşanlar Charles, Henrietta ve Yüzbaşı Wentworth'ten oluşan üçlüydü. Bir süre yalnızca şaşkınlıklarını ve kaygılarını dile getirebildiler. Upper Cross, biri Upper Cross'a gitmeliydi. Haber vermek gerekiyordu. Mr. ve Mrs. Musgrove'a bu haberi nasıl verebilirlerdi? Saat geç olmuştu. Yola çıkmaları gereken saatin üstünden bir saat geçmişti bile. Mantıklı bir saatte orada olabilmek olanaksızdı. İlk başta bu tip telaşlı sözlerden öteye geçemiyorlardı. Ama bir süre sonra yüzbaşı Wentworth ağırlığını koyarak ''Bir dakika daha kaybetmeden karar vermeliyiz. Her an çok değerli. Birisi kararını verip hemen hareket etmeli. Musgrove ya sen gideceksin ya da ben.'' dedi. Charles da yüzbaşıya hak verdi. Ama kendisinin oradan ayrılmamaya karar verdiğini açıkladı. Yüzbaşı her villa karısına elinden geldiğince az yük olacaktı. Ama kız kardeşini böyle bir durumdayken bırakıp gitmesi doğru olmazdı. Zaten gitmeyecekti. Bu kadarına karar verilmişti. Henrietta da ilk başta aynı şeyi söyledi. Ancak çok geçmeden farklı düşünmeye ikna oldu. Onun kalması ne işe yarardı? O ki bir işe yaramasını engelleyen acılar çekmeden Louisa'nın odasında bulunmaya ya da ona bakmaya dayanamamıştı. Henrietta hiçbir yararı dokunmayacağını kabul etmek zorunda kaldı. Yine de gitmek istemiyordu. Ama sonra anne babasını düşünerek kalmaktan vazgeçti ve bir an önce evine varmak için sabırsızlanmaya başladı. Tam planda bu noktaya vardıkları sırada en Louisa'nın odasından çıkmış sessizce aşağı iniyordu. Açık olan salon kapısının hemen ardından konuşulanları istemeden duydu. "Öyleyse anlaştık, Musgrove." diye bağırdı yüzbaşı Wentworth. Sen kalıyorsun. Ben de kız kardeşini eve götürüyorum. Ötekilere gelince Mrs. Servile'ye yardım etmek için bir kişi kalsa yeter bence. Mrs. Musgrove hiç kuşkusuz çocuklarının yanına dönmek isteyecektir. Ama en kalırsa çok iyi olur. Ondan daha uygun, daha becerikli biri düşünülemez. En kendisinden bu şekilde söz edildiğini duymanın uyandırdığı heyecandan kurtulmak için bir an durakladı. Diğer ikisi de yüzbaşı Wentworth'un söylediklerine içtenlikle katıldılar. Ardından En salona girdi. Yüzbaşı Wentworth En'e e dönerek coşkuyla ama aynı zamanda neredeyse eski günlerdeki gibi sevecenlikle "Eminim siz kalırsınız, kalır ve ona bakarsınız." dedi. En kulaklarına kadar kızarınca yüzbaşı kendini toplayıp onun yanından uzaklaştı. En seve seve kalacağını, buna hazır olduğunu dile getirdi. O da böyle düşünmüş, kalmasına izin verileceğini ummuştu. Mrs. Servil için de uygunsa, Luisa'nın odasında bir yer yatağı ona yeterdi. Geriye tek bir şey kalmıştı. Onu da hallettiler mi, her şey tamamdı. Mr. ve Mrs. Musgrove'un, onların gecikmesi yüzünden bir miktar telaşlanmaları arzu edilse de, gruptakileri geri götürmek için Upper atlarının kullanacağı süre bu belirsizliğin korkutucu boyutta uzamasına yol açacaktı. Bu yüzden Yüzbaşı Wentworth'un önerisi ve Charles Musgrove'un da onayıyla Yüzbaşı'nın otelden tutacağı tek atlı hafif bir arabayla gitmesinin, Mr. Musgrove'un arabasıyla atlarının da ertesi sabah erkenden Upper Cross'a yollanmasının daha iyi olacağına karar verildi. Böylece Luisa'nın geceyi nasıl geçirdiğine dair haberleri de yollayabilirlerdi. Yüzbaşı Wentworth hemen kendi üstüne düşenleri yapmaya koştu. İki hanım da hemen peşinden ona katılacaklardı. Ancak Mary plandan haberdar olduğunda bütün huzurları kaçtı. Mary çok rahatsız olmuş ve öfkelenmişti. Enin değil de kendisinin gitmesinin istenmesinin haksızlık olduğunu söyleyerek yakında durdu. Ne de olsa En, Louisa'nın hiçbir şeyi değildi. Ama o yengesiydi. Bu yüzden de Henrietta'nın yerine o kalmalıydı orada. Kendisi niçin en kadar yararlı olmasındı? Bir de üstüne üstlük Charles'ı orada bırakıp yanında kocası olmadan eve dönecekti demek. Hayır. Bu çok büyük kabalıktı. Kısacası o kadar çok söylendi ki kocası daha fazla dayanamadı. Charles Musgrove razı olduktan sonra ötekiler karşı çıkamayacağı içinde yapacak bir şey kalmıyordu. En'in yerine Meri'nin kalması kaçınılmaz olmuştu. En, Meri'nin kıskançlığından ve düşüncesizliğinden kaynaklanan isteklerine daha önce hiç bu kadar gönülsüzce razı olmamıştı. Ama başka çaresi yoktu. Böylece kız kardeşine göz kulak olan Charles ve kendisiyle ilgilenen yüzbaşı Benwick'le birlikte kasabaya doğru yola çıktı. Yolda telaşla ilerlerken bir an için o sabah daha erken saatlerde aynı noktalarda yaşadıkları olayları düşündü. Şurada Henrietta'nın Dr. Shirley'nin Upper Cross'tan ayrılması için yaptığı planları dinlemişti. Az ileride de Mr. Elliot'ı ilk kez görmüştü. Şu anda Louisa ya da onun iyiliği için çırpınanlar dışındakilere ancak kısacık bir an ayırabilirdi. Yüzbaşı Benwick ene e büyük yakınlık gösteriyordu. Yaşadıkları sıkıntı hepsini birbirlerine kenetlemiş olduğundan Anne de kendini ona gittikçe daha yakın hissediyor. Hatta bunun belki de tanışmalarını ilerletmeleri için bir fırsat olduğunu düşünmekten zevk bile alıyordu. Yüzbaşı Wentworth tetik üstünde yollarını gözlüyordu. Dört kişilik hafif bir arabada kolaylık olsun diye caddenin en sonunda hazır bekliyordu. Ama yüzbaşının kız kardeşlerinin yer değiştirmiş olduklarını görünce yaşadığı şaşkınlık ve kızgınlık, Charles'ı dinlerken çehresinin değişmesi şaşkınlıktan ağzının açık kalması kendini tutup sonunu getirmese de ağzından çıkan sözler en için son derece onur kırıcı bir karşılama oldu ya da en azından genç kadının kendisine yalnızca Luisa'ya yararı dokunduğu sürece değer verildiğini düşünmesine yol açmış olmalıydı en sakin olmaya ve mantıklı davran çalıştı Emma'nın Henry'sine hissettikleriyle boy ölçüşemeyecek de olsa yüzbaşının hatırı için Louisa'ya sıradan bir ilgiden çok daha fazlasını gösterirdi. Yüzbaşının bir dosta yardım etmekten gereksiz yere kaçındığını düşünerek ona haksızlık etmeye uzun süre devam etmeyeceğini umdu. Bu arada arabaya da binmişti. Yüzbaşı her ikisinin de binmesine yardım etmiş, kendisi de aralarına oturmuştu. En, Lime'dan işte bu şekilde, bu koşullarda şaşkınlık ve karmaşık duygular içinde ayrıldı bu uzun yolculuk nasıl geçecekti? Davranışlarını nasıl etkileyecekti? Ne konuşacaklardı? En bütün bunları kestiremiyordu. Neyse ki her şey normal gitti. Yüzbaşı Henrietta ile ilgileniyordu. Hep ona doğru dönüyor, konuşacak olursa da hep onun görüşlerini desteklemek, umutlarını beslemek amacıyla konuşuyordu. Genellikle sakin davranıp sakin konuşmaya çalışıyordu. Henrietta'yı kaygılanıp üzülmekten kurtarmak ister gibiydi yalnızca bir keresinde Henrietta koba yaptıkları o son talihsiz gezintiye üzülürken ve akıllarına böyle bir şey gelmiş olmasına hayıflanırken yüzbaşı kendini tamamıyla kaybetmiş gibi ''Bundan söz etmeyin'' diye bağırdı. ''Ah tanrım, keşke o son anda ona boyun eğmeseydim. Keşke yapmam gerekeni yapsaydım. Ama öyle hevesli ve öyle kararlıydı ki sevgili tatlı Louisa'' dedi. En Yüzbaşı Wentworth'un artık karakter sağlamlığının her zaman herkese mutluluk ve yarar sağlayacağına dair eski fikrinin doğruluğunu sorgulayıp sorgulamadığını ya da tüm diğer erdemler gibi bunun da oranları ve sınırları olması gerektiğini fark edip etmediğini merak etti. Bazen ikna etmesi kolay bir kişiliğin de kararlı bir kişilik kadar mutluluk getirebileceğini anlamamasının pek mümkün olmadığını düşündü. Hızla yol aldılar. En aynı tepelerin ve aynı nesnelerin bu kadar çabuk karşısına çıkmasına hayret etti. Hızlı ilerledikleri ve yolculuğun sonundan da biraz korktukları için yol yarı yarıya kısalmış gibiydi. Yine de Upper Cross civarına geldiklerinde karanlık çökmek üzereydi. Bir süredir hiçbiri tek kelime etmemişti. Henrietta yüzüne bir eşarp örtmüş olarak köşede sırtını yaslamış oturuyordu. Ağlıya ağlıya sonunda uyuyakalmışa benziyordu tam son tepeyi tırmanıyorlardı ki yüzbaşı Wentworth birdenbire enle konuşuverdi. Sesi kısık ve ihtiyatlıydı. Ne yapsak daha iyi olur diye düşündüm de Henrietta ilk başta gözükmesin. Buna dayanamaz. Siz onunla arabada kalsanız ben de gidip Mr. ve Mrs. Musgrove'a haber versem diye düşündüm. Sizce de böylesi uygun olur mu? En böylesinin uygun olacağını söyledi. Yüzbaşı istediği yanıtı almıştı. Başka bir şey demedi. Ama en Yüzbaşı'nın kendisine danışmış olduğunu hatırladıkça sevindi. Bu soruyu hem bir dostluk göstergesi hem de yüzbaşının onun görüşüne duyduğu saygının kanıtı olarak gördüğü için çok mutlu olmuştu. Ayrılma zamanının geldiğini de gösteriyor olması bile bunun değerini azaltmadı. Yüzbaşı Wentworth Uppergrose'a üzücü haber verdikten ve anne babanın olabilecekleri kadar sakin, kızlarının da onlarla birlikte olduğu için çok daha iyi olduğunu gördükten sonra Aynı arabayla Lyme'a dönmek istediğini açıkladı. Atlara yem verildikten sonra da yola koyuldu. 13. bölüm. En Uppercross'ta kalan zamanının tümünü, yani son iki gününü büyük evde geçirdi. Hem o sırada Mr. ve Mrs. Musgrove'u yalnız bırakmayıp onların yanlarında olabilmekten hem de bu üzüntülü günlerinde kendi başlarına yapmakta zorlanacakları ileriye dönük bütün planlar için onlara yardımcı olabilmekten büyük mutluluk duydu. Ertesi sabah erkenden Lyme'dan haber geldi. Luisa'nın durumu aynıydı. Kötüye gittiğini gösteren bir belirti görünmemişti. Birkaç saat sonra da Charles daha yeni ve ayrıntılı haberlerle geldi. Keyfi yerinde sayılırdı. Hızlı bir iyileşme beklenmemeliydi. Ama her şey böyle bir durumda olabileceği kadar iyi gidiyordu. Charles her birlerden söz ederken onların iyiliklerini, Özellikle de Mrs. Serville'in hastaya bakmak için nasıl çabaladığını anlata anlata bitiremiyordu. Dediğine göre Mrs. Serville gerçekten de Mary'e yapacak hiçbir şey bırakmıyordu. Mary ile kendisini dün gece otellerine erken dönmeye ikna etmişlerdi. Mary bu sabah yine sinir krizi geçirmişti. Kendisi yola çıkarken o da yüzbaşı Benwick'le dışarıda gezintiye çıkıyordu. Bunun karısına iyi geleceğini umuyordu. Bir gün önce onu eve dönmeye ikna edebilmiş olsaydık keşke diyordu. Gerçek şuydu ki Mrs. Harville başka kimseye yapacak iş bırakmıyordu. Charles aynı gün öğleden sonra yine Lyme'a dönecekti. İlk başta babası da onunla gitmeyi düşündü. Ama hanımlar buna razı olmadılar. Bu yalnızca Lyme'dakilerin yükünü artıracak, Mr. Musgrove'un da kendisini daha fazla üzmesine yol açacaktı. Bunun üzerine çok daha iyi bir plan yaptılar ve onu uyguladılar. Grey bir araba çağrıltıldı ve Charles yanında çok daha yararlı olabilecek bir insanı, uzun zamandır ailenin yanında olan çocuk bakıcısını geri götürdü. Bakıcı çocukların hepsini büyütüp son göz ağrısı ve uzun süre herkesin gözdesi olan her de ağabeylerinin arkasından okula yolcu ettiğinden beri çorapları yamayarak, eline geçirdiği her türlü söküğü dikerek artık boş kalmış olan çocuk odasında kalıyordu. Bu nedenle de sevgili Luisa ile ilgilenmek için gitmesine izin verilmesine fazlasıyla mutlu oldu. Sarayı oraya yollamak daha önce Mrs. Musgrove'la Henrietta'nın da akıllarına gelmişti. Ama en olmasa büyük olasılıkla buna kesin karar verilemeyecek ve bu karar bu kadar çabuk hayata geçirilemeyecekti. Ertesi gün Louisa ile ilgili ayrıntılı haberleri getirdiği için Charles Eitra minnettar kaldılar. Bu haberleri her 24 saatte bir almaları şarttı. Genç adam her gün Lyme'a gitmeyi görebildi. Anlattıkları da hala umut vericiydi. Louisa'nın duyularının ve bilincinin yerinde olduğu süreler gittikçe uzuyordu. Gelen her haber yüzbaşı Wentworth'un Lyme'den bir yere ayrılmadığını gösteriyordu. En ertesi gün Upper Cross'tan ayrılacaktı. Hepsi bunu korkuyla bekliyorlardı. Onsuz ne yapacaklardı? birbirlerini rahatlatmayı hiç beceremezlerdi. Mr ve Mrs Musgrove bu türden öyle çok şey söylediler ki en yapabileceği en iyi şeyin herkesin istediğini bildiği şeyi onlarla paylaşmak ve onları bir an önce layma gitmeye ikna etmek olacağını düşündü. Pek zorluk çekmedi. Karı koca çok geçmeden gitmeye karar vermişlerdi. Ertesi gün yola çıkacak, duruma göre ya otele yerleşecek ya da bir ev tutacak ve Luisa'nın yolculuk edebilecek kadar iyileşmesini bekleyeceklerdi. Kızlarının yanlarında kaldığı iyi insanların omuzlarındaki yükü biraz hafifletmeliydiler. azından Mrs. Servili kendi çocuklarına bakmaktan kurtarabilirlerdi. Bu karar onları o kadar mutlu etti ki en yaptığından çok memnun kaldı. Upper Cross'daki son sabahını geçirmek için karı kocaya hazırlıklarında yardımcı olmaktan ve onları erkenden yolcu etmekten daha iyi bir yol düşünemiyordu. Hem de bunun sonucunda evde tek başına kalacak olmasına rağmen. En ayrılacaklarının sonuncusuydu. Küçük evdeki oğlanlar dışında bir tek o hala oradaydı. Bu iki evi de doldurup yaşatanlardan, Upper o neşeli havasını verenlerden geriye yalnızca en kalmıştı. Birkaç gün içerisinde Gerçekten de ne büyük bir değişiklik yaşanmıştı. Louisa iyileşirse her şey yine yoluna girecekti. Eskisinden de mutlu olacaklardı. Onun iyileşmesinin ardından neler olacağından enin hiç kuşkusu yoktu. Birkaç ay sonra şimdi böylesine ıssız olan, yalnızca onun sessizliğini ve düşüncelerini konuk eden bu salon yine mutluluk ve neşeyle, sevginin sıcaklığı ve ışıltısıyla dolabilirdi. Oysa tüm bunlar en Elliot'a ne kadar uzaktı. Yoğun bir yağmurun pencerelerden görülebilecek birkaç nesneyi de tanınmaz hale getirdiği karanlık bir Kasım günü bu tip düşüncelerle geçirdiği bir saat enin Lady Russell'ın arabasının sesini duyduğuna fazlasıyla sevinmesine yetmişti. Ama gitmek istese de yine de büyük evi bırakıp çıkarken ya da küçük evin karanlık, sular damlayan, rahatsız verandasına son kez göz atarken hatta buğulu pencerelerinden köyün mütevazı evlerinin içlerine bakarken üzülmeden edemedi. Upper Cross orayı çok değerli kılan anlara sahne olmuştu. Vaktiyle çok can yakmış ama artık küllenmiş olan birçok acıya, yumuşayan duygulara, bir nefeslik dostluklara ve barışmalara tanık olmuştu. Bunların tekrar yaşanması beklenemezdi ama değerlerini hiçbir zaman yitirmeyeceklerdi. En bunların hepsini arkasında bırakacak olsa da yaşadıklarının anısı, hep onunla olacaktı. En Eylül'de Lady Russell'ın evinden ayrıldığından beri Kellynch'a hiç gitmemişti. Gitmesi gerekmemişti. Kellynch malikanesine gitme fırsatının dolduğu birkaç özel durumda da bundan kaçınıp sakınmayı başarmıştı. Bu ilk geri dönüşünde arazideki ek binada yer alan modern ve şık daireye yeniden yerleşecek ve evin hanımını sevindirecekti. Lady Russell onunla buluştuğu için hem sevinçli hem de biraz tedirgindi. Upper sık sık ziyaret edenin kim olduğunu biliyordu. Neyse ki ya en hem kilo almış hem de güzelleşmişti ya da Lady Russell'a öyle göründü. En de onun övgülerini duyunca kuzeninin sessiz hayranlığını da hatırlayıp gençliğine ve güzelliğine bir kez daha kavuşmuş olduğunu umdu. İki kadının sohbet etmeye başlamalarından kısa bir süre sonra En düşünce yapısında bir değişiklik hissetti. Gelinçten ayrılırken yüreğinin çarptığı, muskroların arasındayken önemsenmediğini hissettiği için düşünmemeye çalıştığı konular daha az ilgisini çeker olmuştu. Son zamanlarda Bat'taki babasıyla ablasını bile unutmuştu. Upper Cross'takilerle ilgili kaygıları onlarla ilgili olanlardan ağır basmıştı. Lady Russell eski umut ve korkularından söz ederken Camden meydanında tuttukları evi ne kadar beğendiğini, Mrs. Clay'in hala onlarla olmasına ne kadar üzüldüğünü anlatırken, en aklının daha çok Lyme'da, Louisa Musgrove'da ve oradaki diğer tanıdıklarında olduğu, her villerle yüzbaşı Benwick'in evlerinin ve dostluklarının, kendi babasının Camden meydanındaki evinden ya da kendi ablasıyla Mrs. Clay'in dostluklarından daha çok ilgisini çektiği belli olsa çok utanacaktı. Lady Russell için doğal olarak büyük önem taşıyan konuları o da aynı derecede önemsiyormuş gibi görünebilmek için hayli çaba göstermek zorunda kaldı. Bir başka konuda konuşurlarken de önceleri biraz zorlandılar. Lyme'daki kazayı konuşmaları gerekiyordu. Olayın tamamı Lady Russell'a bir gün önce Kellynch'e geldiği ilk beş dakika içinde anlatılmıştı. Ama yine de bu konuyu konuşmak zorundaydılar. Lady Russell kazayla ilgili sorular sormalı, bu ihtiyatsızlığı esefle karşıladığını, sonucuna üzüldüğünü söylemeliydi. Her ikisi de yüzbaşı Wentworth'un adını anmak zorunda kaldılar. En bu konuda Lady Russell kadar başarılı olamadığının farkındaydı. Bu adı Lady Russell'ın gözlerinin içine bakarak anamıyordu ta ki yüzbaşıyla Louisa arasındaki yakınlıkla ilgili düşündüklerinden kısaca söz etmek gibi bir çıkış yolu bulana dek. Bunu söyledikten sonra artık yüzbaşının adı onu rahatsız etmez oldu. Lady Russell yalnızca soğukkanlılıkla dinleyip onlara mutluluklar diledi. Ama 23 yaşındayken en Elliot'ın değerini anlar gibi görünen adamın 8 yıl sonra Lucy Musgrove gibi birine hayran kalması onu içten içe hem kızdırmış hem de memnun etmişti. İlk 3-4 gün son derece sakin geçti. Lime'dan Louisa'nın durumunun iyiye gittiğini bildiren ve nasıl eline ulaştığını enin anlamadığı bir iki notun gelmesi dışında kayda değer hiçbir şey olmadı. Dört günün sonunda Lady Russell göstereceği nezaketi daha fazla erteleyemedi. Önceleri kendi kendine mırıldanırken sonunda kararlı bir sesle Mrs. Crowe'tu ziyaret etmeliyim. En benimle birlikte gelip o eve bir ziyaret yapacak cesaretin var mı? İkimiz için de bayağı zor olacak bu," dedi. En bundan kaçınmaya çalışmadı. Aksine. Aramızda daha çok acı çeken siz olacaksınız sanırım. Bu değişikliği siz benden daha az kabullenebildiniz. Bu çevrede kaldığım için ben buna alıştım," dedi. Gerçekten de böyle hissediyordu. Bu konuda daha çok da konuşabilirdi. Çünkü Croft'lara saygısı büyüktü ve babasının kiracı yönünden çok şanslı olduğunu düşünüyordu. Croftların hem çevre için çok iyi bir örnek oluşturduklarından hem de yoksullarla ilgilenip yardım edeceklerinden o kadar emindi ki taşınmak zorunda kaldıkları için ne kadar üzülmüş, ne kadar utanmış olursa olsun içten içe orada kalmayı hak etmeyenlerin gittiklerine ve Gelınç Malikanesi'nin şimdi sahiplerinden daha iyi ellere geçmiş olduğuna inanıyordu. Bu düşüncelerde hiç kuşkusuz kendilerince acı veriyordu. Hem de çok. Ama Enin, Lady Russell'ın o eve tekrar girerken ve o tanıdık odalardan geçerken duyacağı acıyı paylaşmasına engel oluyorlardı. Bu anlarda En içinden, bu ev yalnızca bizim olmalıydı. Ah Tanrım, ne kadar yazık oldu, ne ellere düştü. Köklü bir ailenin bu şekilde uzaklaşmak zorunda kalışı ne acı. Onların yerini yabancıların alması dayanılır gibi değil demek hakkını görmüyordu kendinde. Hayır, annesini düşündüğü, annesinin evin hanımıyken oturduğu yeri anımsadığı zamanlar dışında bu türden bir ah çekmiyordu. Mrs. Croft her görüşmelerinde onu öyle nazik karşılıyordu ki en kadının en çok kendisinden hoşlandığı hissine kapılıyordu. Mrs. Croft bu kez onu eve kabul ederken daha da özel bir ilgi gösterdi. Lime'daki üzücü kaza çok geçmeden başlıca sohbet konuları oldu. Hastayla ilgili edindikleri son bilgileri karşılaştırdıklarında hanımların hepsinin Lyme'dan aldığı son haberin bir gün önceki günün sabahına ait olduğu anlaşıldı. Yüzbaşı Wentworth bir gün önce kazadan bu yana ilk kez gelince gelmiş, Ene eline nasıl ulaştığını anlayamadığı o son notu getirmiş, birkaç saat kalmış ve sonra yine Lyme'a dönmüştü. Lyme'dan bir daha ayrılmaya şimdilik niyeti yoktu. Özellikle Eni sormuştu. Miss Elliot'ın çabalarını ölmüş, Genç kadının onca çabalamaktan yıpranmadığını umduğunu dile getirmişti. Bu çok önemliydi ve eni neredeyse başka hiçbir şey bu kadar sevindiremezdi. Facianın kendisine gelince. Eldeki verileri değerlendirerek bir yargıya varmak zorunda olan aklı başında ve sağduyulu hanımlar bu olayı ancak tek bir şekilde çözümleyebilirlerdi. Bu olayın büyük bir düşüncesizlik ve ihtiyatsızlık nedeniyle meydana geldiğine son derece tehlikeli sonuçlar doğurduğuna karar verdiler. Miss Musgrove'un iyileşip iyileşmeyeceğinin belli olmasının daha ne kadar süreceğini düşünmek korkutucuydu. Bundan böyle bu sarsıntının acısını hep çekebilirdi. Amiral, ah gerçekten de feci bir olay. Bu da yeni bir yol olsa gerek. Genç bir adamın sevgilisinin kafasını kırarak sevgisini göstermesi. Öyle değil mi Miss Elliot? Yüzbaşının yaptığı tam da önce kafasını kırıp Sonra yaralarını sarmak olmuş diyerek olayı özetledi. Amiral Croft'un tarzı Lady Russell'ın kişiliğiyle pek bağdaşmıyordu ama En'in çok hoşuna gidiyordu. Amiralin iyi kalpliliği ve sade kişiliği çok çekiciydi. Buraya gelip bizi burada bulmak sizin için çok zor olmalı dedi amiral daldığı düşüncelerden birdenbire sıyrılarak. İtiraf etmeliyim ki bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Ama çok zor olmalı. Artık misafir gibi durmayın öyle. İsterseniz evdeki bütün odaları bir dolaşın. Başka bir zaman efendim, teşekkür ederim. Şimdi değil diye karşılık verdi en. Ne zaman isterseniz. İstediğiniz zaman fundalıktan geçip gelebilirsiniz. Şemsiyelerinizin o kapının yanında asılı olduklarını göreceksiniz. Orası şemsiyeler için uygun bir yer öyle değil mi? Ama amiral durakladı. Sizinkiler hep uşağın odasında asılı oldukları için belki de oranın uygun olmadığını düşünürsünüz. İki kişinin farklı seçimlerinden biri diğerinden daha iyi olmayabilir ama hepimiz kendi seçimlerimizin daha doğru olduklarını düşünürüz. O yüzden evi dolaşmak isteyip istemediğinize siz karar vermelisiniz. En bu öneriyi geri çevirebileceğini anlayınca minnettar kalarak öyle yaptı. Amiral bir an düşündükten sonra aslında çok az değişiklik yaptık diyerek devam etti. Çok çok az. Upper Cross'da size çamaşırhane kapısından söz etmiştim. Onu düzeltmemiz çok iyi oldu. Asıl hayret edilecek şey kapının bunca zaman o şekilde açılmasının verdiği rahatsızlığa nasıl katlanılabildiği. Sir Walter'a ne yaptığımızı söyleyin lütfen. Mr. Shepherd'ın da bunun bu evde bugüne dek yapılan en yararlı tadilat olduğunu düşündüğünü belirtin. Aslında yaptığımız birkaç tadilatın hepsinin de yararlı olduklarını söylemeliyim. Ancak bunları karıma borçluyuz. Ben Giyinme odamdaki büyük aynalardan birkaç tanesinden kurtulmak dışında pek bir şey yapmadım. Orası babanızın odasıydı. Sir Walter çok iyi bir adam. Bir beyefendi olduğuna eminim. Ama Miss Elliot, babanızın o yaştaki bir bey için giyimine hayli özen gösteren bir olduğunu düşünüyorum. Ne çok ayna vardı. Ah tanrım. İnsanın kendinden kaçması olanaksızdı. Ben de Sofia'dan yardım istedim. Aynaları hemen başka bir odaya taşıdık. Artık bayağı rahat ettim. Bir köşede küçük tıraş aynam duruyor. Bir de yanına bile yaklaşmadığım bir büyük ayna var. O kadar. Elinde olmadan gülen en verecek bir karşılık bulmakta zorlandı. Yeterince nazik davranmadığını düşünerek tasalanan amiral de yine aynı konuda konuşmayı sürdürdü. Babanıza bir daha mektup yazacağınız zaman Miss Elliot, lütfen kendisine Mrs. Croft'la benim saygılarımızı iletin. Burada çok rahat ettiğimizi Evde hiçbir kusur bulmadığımızı da söyleyin. Kahvaltı odasındaki şömine biraz tütüyor. Ama yalnızca kuzey rüzgarı estiği zaman o da kış boyu üç kez bile esmez. Çevredeki birçok eve gitmiş olduğumuz için artık bir değerlendirme yapabiliriz. Bir bütün olarak bakıldığında buradan daha çok beğendiğimiz hiçbir yer yok. Lütfen saygılarımla birlikte bunu da kendisine iletin. Bunu duymak hoşuna gidecektir, dedi. Lady Russell'la Mrs. Croft çok iyi anlaşmışlardı. Ama bu ziyaretle başlayan tanışıklıkları şimdilik uzun soluklu olmayacaktı. Çünkü Croftlar Lady Russell'ın ziyaretini iade etmeye geldiklerinde Kellynch'den birkaç haftalığına ayrılacaklarını, kuzeydeki bir akrabalarına gideceklerini ve büyük olasılıkla Lady Russell bata gitmeden önce dönmüş olamayacaklarını haber verdiler. Böylece Anne'in Kellynch malikanesindeyken ya da yanında Lady Russell varken Sir Walter'la karşılaşma korkusu ortadan kalkmış oldu. Her şey yolunda gidiyor sayılırdı. En bu konuda boş yere tasalandığını düşünerek gülümsedi.